bunun alegorik bir şeyi de vardır. Yorum derdi, evet hastaları ziyaret edeceğiz ama bir de hastalar var derdi. Onları da ziyaret etmek lazım derdi. Hast? Hastalar. Ha, hasta. Bir de onları da ziyaret etmek lazım. Gerçek hastalar onlardır. Peki abi. Hoş geldiniz. Hocam nasıl belediyede durumlar? He? Bütçenin sonuna doğru geldik yani. Yılın sonu sıkıntılar başladı mı? 2015 yılında daha iyi olacak. Daha iyi olur. Zulme uğramasının halinde bütün her şeyini yitirmişliğinden sebebiyet orada garip bir hale bürünür. Mazlumu, mazlum yapan gariplik hali. Garip, yabancılık. Bütün maddeye soyut bir halle bakar. Kendisi orada bütün mahiyetlerden soyutlanmıştır. O çektiği acılar sebebiyle soyutlanmıştır. Soyutlanmışlığından sebebiyet sadece bir perde var. Yani zaten bırakmıştır o. Bütün terk-i dünya, terk-i hukba, terk-i terk değil mi? O zaten bıraktırılmıştır cebren. Mazlumun, orada mazlum olursa cebren bıraktırılışıdır. Ve gariplik haline bürünür. Alem ona, zulmat alem ona yabancı olur. Ve kendi varlığındaki bir yabancılık hisseder. Allah'a kariptir o sırada. Lakin kendisinde mazlum olmanın hali üzeri bulunduğu için benlik perdesi en saf düzeydedir. O saf düzeyde olduğu için benlik perdesi orada kendisiyle Allah arasındaki son perdedir. Onun için diyor onunla Allah arasında diyor bir perde var diyor. Sakın hadi ona dokunma. Çünkü bütün varlığından soyutlanmış. Her şeyden soyutlanmış. Tam bir gariplik. Alemde garip. Allah'a garip. Sadece ve sadece aradaki perde o garipliğindeki saflık hali, saf o arı haliyle beraber sadece tek perde oradaki saflık halinde oluşmuş, içe gömülmüş Allah'a sığınma haliyle olan benlik perde. Onun için sakın almayın diyor çünkü yüksek derecede bir yoğunlaşması var. İradesini koysa azim Allah paramparça eder. Mesela Niyazi Mısır için söz vermek gerekirse, hani Niyazi Mısır'ın Osmanlı'nın kendisine yaptığı bazı şeyler olduğundan sebebi inanılmaz bir garipliğe bürünüyor. İnanılmaz. Yani Nimr Adası'na sürünme konusu. İnanılmaz bir garipliğe bürünüyor ve diyor ki ne, orada söylediği şu, diyor ki ne, Osmanlı'yı diyor dördüncü katta bağladım diye bir doğuşatı var. Emin olun aynı şekilde de dördüncü katta bağlaması demesi yani onların iç alemle etkileşimi noktasında artık arketipal olarak tecelli edecek her türlü şeyin önünü kesiyor. Bitiriyor, yani ipini çekiyor Osmanlı. Çünkü ayet de gereğidir. Osmanlı'yı bitiren ilk sözlü olur. Evlullah'ın sözüdür. Orada söylemek istediği şu, sizler aslında bir ayet üzere, şimdi evlullah ayet üzere hareket eder. Ayet üzere hareket edildiği zaman dokunulmaz. Dokunulduğu zaman hak orada devreye girer. Çünkü velime diyor buz bana bozdur. Burada bir ayet giriyor. Ayetin hakkı şudur. Söylemek gerekirse hatırlayayım tam. Sizler diline, Allah'ın diline hizmet edersen sizleri giderir, yerinize başkalarını getirir. Yani Allah'a hizmet etmezseniz, ilkesel düzeyde yaşamazsanız, onların ilkelerin yani ilk alemde olan şeylerin, hakikatlerin bu alemde surete gelmesini sağlamazsanız, niyetiniz hak olarak bu şekilde yaşamazsan sizleri giderir, yerinize başka halifeler getirir diyor. E şimdi o akışın önünü kestim diyor. Bu sefer ilkeler üzere yaşamayınca kendi nefsleri için yaşayanlar gelmeye başlıyor. Hadi o zaman geri gelin diyor. Başka bir millet çıkartıyor, başka bir ırk çıkartmaya başlıyor. Irk değil de başka bir anlayış. Günahkarlar topluluğu oluşuyor ki ibadet. Aynen aynen. Bir Roma'nın yıkılışında da görülür, başka bir ülkelerin şey yıkılışında da görülür. Çünkü madde... Doğum sırasında ziyaret edilen rahme koşuşu ve... sadece aralarından bir tanesinin aslında buna erişi ve ondan sonra çocuğun oluşmasıydı yani. Tam duymadım, onun için bir şey demiyorum. Duyamadım. Doğum sırasında spermatoların rahme ulaşması tamam. Ve aralarından bir veya birkaçının seçilip içeri girebilmesi. Hususiyet, velillah olarak mı hususiyet? Evet. Tabi öyle. Şahtaneler onlar. Ama şimdi veliler de kendi işlerinde ayrılıyor. Yani 40'lar, 7'ler, 3'ler bunlar yönetim birimi mecliste. Bunun haricinde irşat bölümünde olanlar var. İrşadın esma tarafıyla tecelli edenler var. Kutbul irşat dediğimiz bütün esmaların tecelliyatıyla irşat var. Zamanın ahkamına, esmasına göre irşat var. Yani çok çok farklı farklı düzeyler var. Alemin, toplumun hallerine göre cevap veren evlullah. Ama maneviyatıyla bir şeylere yani varoluşun bak alemin durumuna göre cevap veren evlullah var ama bir taraftan da varoluşsal problemlere, sorulara cevap veren evlullah var. Yani kişinin niyeti, haline, ahkamına göre evlullahların durumu da değişiyor. Yani o zamanki toplumun koşulları, Cenab-ı Hakk'ın oradaki murat etmesine göre halleri de değişebiliyor. Onlar da seçkinler diyor zaten. Onlar için. Yani dediğin gibi içlerinde bir tane, iki tane çıkıyor. Zaten bütün alem onlar için var olmuş oluyor bir temaşadan ibaret. Son durum itibariyle bakılırsa. Her şey bir hikmet üzeridir ama
Onlar o şahten olmaları sebebiyle insanın tamamı bir ağaç ise onlar onun son meyvası. Yani insanlığın en son varlığı. Kamil. Kamil nokta dediğimiz zaten odur. Ve insanlık onlara doğru derler. İstese de istemese. Yani sonuçta bütün ilkeler onlardan tecavüz ettiği için. Zaten onlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Mit üzerinden anlatırsak aslında en güzel örnek odur. Çocukken mitleri kendimizde canlandırırız. Anime ederiz. Eğer gerçekten imanımız varsa mitlerdeki ilkeler, ilkeler düzeyindeki o kahramanlara, şunlara, bunlara, onlar üzerinden mitler hayatımıza sirayet eder. Vicdan oluşturur, ahlak oluşturur. Yani hayatımıza bir şekilde sirayet ederler. Yani mitler üzeri yaşamaya başlarız. Üçüncüsü ise sen mitler üzeri yaşamaya başladığın zaman onların ilkesel durumlar sende tecelli etmeye başladığında ilkesel olarak bu alemde örnek harfe sen olursun. O zaman sen mit olursun. Başkasının miti sen olsun. Mit canlanmıştır çünkü. Başkalarının miti olursun. Hikayesi olursun. Onları canlandıracak hikayesi. Onlar öyledir. Yani Niyazi Mısır'ı diyoruz. Onun üzerinden bir şeyi anlatıyor. Artık bizim hikayemizdir o. Hazreti Muhammed diyoruz aleyhissalatü vesselam. Artık o bizim hikayemizdir. Onunla canlandırırız. Sen ne zaman o ilkesel yaşantının tamamını BK'sıyla bir tecelli bulursun, o zaman sensin. Çünkü sende girilmiştir artık. Nefeslenmişsin. O da şahtaneli. Hoş geldiniz. Ne yapalım? Başlayalım mı? Daha bekleyelim mi biraz? Seyim Hanım ne diyorsunuz? Biz başladık esasında. Ben bir kısa bir... Aslında ben bir başlayalım çünkü evet. Gelenler var ama kaldıkları yerden dinleyecekler. Zaten kayıtlar gidiyor. Dolayısıyla tamam. Burayı da gelenlere haksızlık oluyor o zaman. Onlar iş sebebiyle meşgul tamam. Böyle. Nasıl olsa herkes kısmetine düşeni alacak. Tekrar hoş geldiniz. Ali Bey abi sen de hoş geldin. Diline sağlık. Şey bizi bayağı böyle bir hararetlendirdin yani. Bakalım. Vallahi bilmiyorum gaz veren oldu. Şimdi geçen hafta biz Perşembe günü Ömür Bey bizi diğer tarafa davet etti. Orada bir sohbet oldu. O sohbette de kendisi evde öyle uğraşıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bir radyo daha çıktı. Sonra radyoda Hızır ve İlyas bahsinden bahseden bir radyo programcısının konuşmasını dinlemiş ve enteresan yorumlar duyunca çok şaşırmış. Ve biz de bu mitler, mitoslar üzerine bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Buradaki çalışmanın temelinde o var. Kısa bir özet yapacağım. Sonra Halil İbrahim kardeşim bu mitlerle ilgili bize özellikle rica ettik. Hızır İlyas Musa, Hızır İlyas. İlyas'ı da bir tarafa bağla ama. Ona doğru bağlı. Bağla yani. Çünkü bizim kültürümüzde Hızır İlyas ismi beraber evet. Zikrediliyor. Ama tabii bu arada çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani hemen sözü size vereceğim ama Hızır'ın ilk tecelli, zuhurata geldiği şahsiyet Musa mıdır? Şey olarak mı yani, mürşitlik olarak mı? Evet, evet. Yok. Öncesi var. Tabii önceleri de vardır, onlar bilinmiyor. Diğer hayır, biz bilinme açısından evet. Söylüyoruz. Yani kutsal metinlere baktığımızda Hızır Aleyhisselam'ı biz Musa ile olan yolculukta biliyoruz. Tabii ama ondan sonra... Ondan önce... Hangi şimdi Hızır gibi veyahut da İlyas gibi ruhaniler, çok enteresan bir varlık hallerine sahipleri. Hoş geldiniz. Bunların en büyük özelliği zamanlarının en büyük esma tecellisi kimlerdeyse onlara bağlı olarak alemde iş görürler. Yani şu anda Muhammedi yönde olduğu için Muhammedi'ye hizmet olarak gelirler. Muhammedi'nin velilerine hizmet ederek gelirler. Yani kendileri evet büyük kutuplardır ama hizmet dairesinde bağlı oldukları kutuplar da vardır. Peki oralara gireceğiz. Sadece ben olayı bir toparlayayım abi sözü size vereceğim. Nasıl istiyorsanız öyle bize takdim edin. Allah nasıl aktırsa öyle gelsin yani biz de razıyız. Şimdi bizim konumuz biliyorsunuz dinde mitler, bu felsefede de var, bilimde de var, yaşamın içinde mit dediğimiz mitoslar var. Bunlar loji haline getirilmiş, aklın önüne konulmuş, tanımlanmış, sınırlandırılmış ve bunlar basit hikayelermiş gibi ele alınıp işte defterini dürdük deyip bir kenara koymaya kalktılar. Sonra baktılar ki toplumlar bu mitsel rüyalardan,
hikayelerden, efsanelerden vazgeçmiyor. Bu sefer modern yaşam kendi mit kahramanlarını üretmeye başladı. Aynen. Dün de sohbetimizde vardı. İşte örümcek adamdı, yok bilmem. İlkelerin paylaştığı mitler. Evet, efendim? Vampirler şimdi. Vampirler. Evet, bu arada böyle televizyon, herkes yani mit. Markalar yani. Markalar. Bunlar günümüzde mitleştirilmiş nesneler haline geldi. Fakat bizim burada edindiğimiz konu, bizim varlıktan varoluşa tecelli olarak kendi varlığımızı görmemiz nedeniyle varlığın ilk oluşumları varoluşta mitsel olarak ele alınıyor. Bunlar bilince konu edilebilir ama bilinçte olmayan, bilinç dışında enerjitik bir yapı olarak düşünecek olursak, varlığın taşmasıyla beraber ilk algı kalıplarının ortaya çıkışı, bu algı kalıplarına akan enerjinin yahut da nurun istidada göre herkeste açılımı. Ama temelde en altta neyse bu mitler, işte bu mitler bilinç devre dışı kalktığında rüyalarla ortaya çıkan ve özellikle kutsal metinlerde olgu ve olaylarla anlatılan, tarihsel bir zemine oturtulan bir yapısı var. Bu ideolojilerde, bilimde, sanatta, özellikle sanatta ve dinde bu mitoslar var. Bunun üzerine ne inşa ediliyor? Dil, inanç, bilim, felsefe ve sanat bu mitler üzerine inşa ediliyor. Hepsinin içinde bu mitler var. Ama sanatta kendi formatına giriyor. Ama sürekli o formatı zorluyor. Bilimde de yapıyor bunu, dinde de yapıyor. Geçen haftaki sunuşlarımızda da söylemiştik. Yaratılış miti, kurtarıcı miti, kıyamet miti, ondan sonra ütopya miti gibi mitler, 6-7 mit temel olarak şeyde kutsal metinlerde yer alıyor. Bazı ideolojilerde bu mitleri görüyoruz. O mitleri işledikleri için o ideolojiler belli bir süre ayakta kalabiliyor. Ama dinleri uzun yıllar insanları çeken en temel özellik mitler ve mitoslar. Çünkü bunlar semboliktir. Bir devre birileri okudu, öğrendi, anladı ve bitti, kitabı kapattık diyemedikleri bir vakadır. Çünkü herkesin anlayışına göre bu sembolik, alegorik anlatımlar yeni anlamlar içeriyor. Bu anlam arayışı, insanın anlam arayışı en temel arayıştır. Bunlar da mitler üzerinden oluyor. Yani eğer bu alemde bir anlam arayışı varsa mitler üzerinden, o sembollerin açıklanması irfaniyet öğretisiyle olacaktır. Biz o yüzden bugün özellikle Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde biliyorsunuz 3 temel ayet, 7 uyurlar mağarasının işlenişi, Musa'nın genç bir delikanlı dediği Yuşa ile Hızır Aleyhisselam'la buluşması ve onunla seyahati, bir üçüncü açılım da Zulkarneyn. Bu en sembolik mitsel konulardır. Niye? 7 uyurlar bilincin altı, bilincin dışındaki 7 uyurların açılımıdır. Sonra o bilinç açılımının seyahatte Musa ile seyahatini görüyoruz. Sonra da dış dünya açılımı diye açıklayabiliriz. Bunlar uzun şeyler, açıklamalar. Biz bugün Halil İbrahim kardeşimden Musa ile Hızır'ın seyahati ve bizdeki Hızır İlyas tanımlamalarının kültürümüzde ne gibi rol oynadığını bir mitos örneği olarak onun kendi zevkinden istifade edeceğiz. Bize anlayışını sunacak. Bunun üzerinden daha sonraki yıllar işte yahut da dönemler Yusuf peygamberin şeyde Kenan'da kuyuda başına gelenler. Bunlar bir dönüşüm, bir kalbi dönüşüm varlıklarının, nefsin ruha dönüşüm seyahatlerinin yahut da aklın vicdana dönüşüm seyahatlerinin mitleri olarak da görülebilir. Ben fazla konuyu uzatmadan sizi buraya alıyorum. Gel. Cemal ne görsün? Cümleten selamun aleyküm. Merhaba.
Zırhlı Musa kısası. Şöyle karşıma otur da cemaat görün. Hamdolsun. Aslında İlyas'a ben yabancıyım. Yabancı oğlu derken kelime lügat manasıyla birçok anlamlar çıkardı. Hızır'la İlyas zulmetin peygamberleridir. Zulmet üzerinden abi hayata erişmenin peygamberleridir. Bu bağlamda zulmetin dereceleri noktasında ikisini ele alırsak belki daha doğru. Ama bundan önce Hızır'la Musa kıssası hepsinden daha önemlidir. Çünkü İlyas'tan daha önemlidir. Çünkü Hızır'la Musa kıssasında bütün varlığımız anlatılır. Bunun sebebi ise aslında evvela başta bunların isimlerinin kökenleriyle alakadar başlamak gerekir kanaati var bende. Ki kimi nasıl işleyeceğimizi görelim. Yani karakterleri nedir? Kimdir bunlar? Hayatımızda ne gibi bir anlam taşırlar? Yani eskiden şöyle de, yani bir ders anlatırlardı ilkokulda. Anlatıldığı zaman bu dersten ne hikaye çıkartıyorsun? Ne özü nedir? Anlatılmak istenen ilke nedir noktasında bir şey verirlerdi. Ama burada anlatılan kahramanların da çok önemi var. Yani sadece eylemin kendisi, olayın kendisi değil. Olaydaki kahramanlar, mitlerdeki olayların kahramanların ve hangi ilkelerin karakterize olduğu da çok önemli bir şey. Yani Musa kimdir? Hızır kimdir? Bu bağlamda diğer peygamberler de kimdir sorusunu da bile getirebilir bu. Her peygamber kendi meşrebi itibariyle melaike aleminde ilahi bir sıfatın temsilcisi olan bir melaikenin varlık halini üzerinde meleke olarak, bir daha söyleyeyim, varlık hali, yani o kuvvetin, ilahi tecelliyat kuvvetinin melaike oluşu halinin bu alemde görünüş halinin üzerinde vardır. Ve o şekilde bu alemde tecelli buyurur. Musa sudan gelen, yani Mısır diliyle sudan gelen manası, yani ma, su, o sudan gelen manasını her ne kadar taşıyor olsak da bu görüntü itibariyle, yani zulmet alemi itibariyle kelimenin yorumlanışı olarak ele alınabilir. Ama Arapçanın kendi fazileti itibariyle Musa'nın anlam kazanışının hali başkadır. Me, mimleniş, kudretin mimlenişi, ki kendisinde kudret inanılmaz tesir eder. Sin ise tesir etme ve tesir edilmenin harfidir. Ki kendisinin sihir zamanında çıkması da bu yüzden çok önemli bir emniyet taşır. Yani Musa, kudretle varlık bulan, kudretle tesir eden, kudretle ancak kanabilen kişi demektir. Kudretle varlık bulan, kudretin üzerinde mimlendiği, kudreti gösterebilme yetisine sahip, o şekilde bir melaike edinmiş ve insanlara bir taraftan o şekilde tesir edebilen ama bir taraftan da insanlara tesir ederken yalnızca kudretle tesir alabilen kişi demek. Yani kudreti görmeden ikna olmaz. Hani kül yutmam diye bir tabir var ya, kül yutmaz. Orada kudretini görecek. Oradaki kudreti idrak edecek. Ki bu bağlamda bakıldığı zaman Musa ikna edecek ki bu celali sıfatlarda çok olur. Kendisinin celali sıfat olduğunu da Kur'an'daki hikayelerden görüyoruz. Harun hikayesinde ve bozağa tapılma hikayesinde Harun'un kendisinin o şekilde müsaade etmesinin anlayışı zannı üzeri kendisini hırpaladığını gayet iyi biliyoruz. Ey anamın babamın oğlu, sana kim müsaade ettirdi, bunlarınki niye yaptırdın diye söylevlerini gayet iyi biliyoruz. Yani ilkesel doğrusunda ikna olmuş kişinin ve celal noktasında kudreti yoğun kişinin ilkesinden taviz vermeyerek cephal noktada ilkeleri oturtma, ilkeleri yürürlüğe koyma, ilkeleri işletme noktasında inanılmaz bir gayretkar halleri olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Musa'dan biliyoruz. Bu karakterlere kim sahip? Bu karaktere kim sahipse aslında Musa'yı yaşıyor demektir. Evlullah için şunun kademe altında dedikleri olay da bundan ibarettir. Yani o karakterize olmuş durumu kendinde ahlak olarak yaşıyorsa, ilk örneğin halini ahlak olarak yaşıyorsa ona o peygamberin kademe altında denilir. Çünkü Musa gibi yaşıyor. Celalli, çünce, bir de adalet esması vardır. Bir şehirde şeriat oturtuyorsanız, o şeriatın yürürlüğe koyması, yani yasa koyuyorsanız yasanın icraatı vardır. İcra edebilmesi için o yasanın orada cebariyet, kuvvet kullanma zorunludur. Çünkü insanlar kendi alemlerinde, iradeleri doğrultusunda yaşarken iradelerine sınır vuramazlar. İradelerine sınır vurmaları ancak cebariyetle olur. Cebariyet iki türlüdür. Birincisi zorunlu olan cebariyet. Yani dışarıdan uygulanacak. İkincisi de kişinin kendi rızası üzeri, sevgi ve muhabbeti üzeri kendi nefsinde cebbar oluşudur. Onun için nefsinize zulmetmeyin sözünü. Birazcık daha yavaş anlatsanız. Vallahi bilmiyorum, barış deyince var ya gidiyor, hiç sorma. Benim de problemim babacım ya. Bir not almaya çalışırken bir sonraki cümleyi yetişemiyorum, o yüzden. Şansı yok Allah. Vallahi. Kayıtları vereceğiz. Not almayın, rahat dinleyin. Kayıtları her gün hemen vereceğiz. Yani, hiç not almaya çalışmayın. Dinleyin, dinleyelim daha doğrusu. Şimdi başladı mı gidiyor, bir daha da kesildi mi gelmiyor. Ay yok artık. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Musa'ya bu şekilde baktığımız zaman Musa bu noktada
Allah'ın lütfüysane yasa koyucu noktasında ve yasa noktasında alemi etkileyen bir kutup durumdu. Peygamberlere baktığımız zaman kutup olmadı ona. Yani 1000 senede gelen peygamberler vardı. Bunlar yasa koyucu ve değiştirici hususiyetleri vardı. Yani geçmiş yasalara bakmazdı. Geçmiş yasaların temeli altında ama yepyeni yasalarla insanlara füyüzat aktırdılar. Bunların aktırdığı füyüzata feyz-i mukaddes diyoruz. Ama önemli olan yani dışarıdan gelen feyiz ne olursa olsun yani size hangi noktada bir dışsal olarak feyiz geliyorsa ister felekler noktasında ister meşrepleriniz noktasındaki etkileşimleriniz hali üzere nereden geliyorsa gelsin buna feyz-i mukaddes denir. Mukaddes olmasının sebebi kutsiyet üzeridir. Yani saf, tertemiz bir akış var. Ha o alıcılık bizde yoksa, kirlilik varsa, yani irademiz ve menfaatlerimiz doğrultusunda zulmete geldiysek, yani hakkı göstermiyor, kendilerini gösterenler üzerinden zulmete geldiysek, bir daha söyleyeyim, hakkı göstermeyen, kendilerini gösterenler üzerinden zulmete geldiysek, işte zulmet alemine düşmüş oluruz ki ne? İlkelerden uzak, yasadan uzak bir yaşantıya uzak. İşte Musa bu şekilde o yasayı getiren kişidir. Yani nefsinize sınır vurma. Nefsinize sınır vururken istençlerinize sınır vurma. İstençlerinize sınır vurmayken toplum içinde yaşayacağınız koşullar doğrusunda yaşamanın ilkelerini oturtan kişidir. Zaten Musa'dan sonra gelen bütün kavimlere bakarsanız yasa üzere gelirler. Ondan önce yasa üzere birkaç tane örnek olsa bile kemaletini bulmamışlardır. Musa peygamberden sonra bulunur. Mesela düşünce ve tefekkür üzere gelen kimdir? İbrahim Nebi'dir. İbrahim Nebi'de düşünce ve tefekkür ve tevekkül halleri, ilahi noktada tevekkül hali inanılmaz derecede oturmuştur, karakterize olmuştur. Yani hakka tefekkür üzerinden varma ve tevekkül üzerinden onu yaşamında bulma. Çünkü tefekkür üzeri bulursunuz, tevekkül üzeri yaşamınızda bulursunuz, ahlakını edinirsiniz. Bunun da en yüksek derecede ki onun için ona cumhur denilir. Çünkü tefekkür üzeri alemleri kendinde birleyen, benliğe taşıyan ama bu benlik derken kendi menfaatleri de olsa zulmette kalarak. Yani zulmet burada iki türlüdür. Birinci zulmet, her şeyin kendini göstermesi, hakkı işaret etmemesi sebebiyle zulmettir. Yani ben bardağa bakarım, bardak kendini gösterir. Allah göstermez. Size bakarım, sizi gösterirsiniz. Yani kendinizi göstersiniz, başka bir şey gösteremezsiniz. Duyular aleminde, duyularla baktığınız her şey sizi gösterir, başka bir şey göstermez. Bu bağlamda duyular aleminde baktığınız her şey hakkı göstermediği için zulmet denilmiştir. Maddenin kendisine. Karanlıktan aydınlığa çıkartılması noktasında da Kur'an'daki tabirleri de bu şekilde anlarsak yerli yerince olur. Çünkü zulmet kelimesini karanlıkları kullandığı zaman Allah-u Alem kendisini gösterenler noktasında kullanılır. Buna da eski dille söylenirse kesret denilmiştir. Çoklukta kendini gösterenler. Çokluğun kendisinde kendini gösterenlerde ikinci bir zulmet daha çıkar. Bu zulmet hangi ayette aklıma gelsin? Allah kullarına zulmedici değildir. Kullar kendi nefislerinin ettiğini bulurlar diye bir ayettir. Ve bir ayetle destekleyeyim bunu. Sizler nasıldı? Tam aklıma gelsin. Onlar görmüyor musun ki nefislerini ilah edinenler gibi bir ayet. Tam yani şu anda hatırlamadım. Onlar nefislerini ilah edinenler ayeti. Zulmet üzerine yani kendini gösterenler üzerinden kendi iradelerini onlara yükleyip onlar üzerinden değerler edinip o değerler üzerinde kendilerini gerçeğe, varoluşsal gerçeğe sınırlayan kişilerin kendi halleri hakka örtünüş halidir ki ne? Bu hakka örtünüş halini şöyle söylemek lazım ki ne? Bunu söyledikten sonra anca anlaşılır. Kurbiyet iki türlüdür. Kurbiyeti mutlak ve kurbiyeti zırhli noktasında söylemek gerekirse belki bu şekilde söylerim. Buna eski dilde kurbiyeti mutlak, kurbiyeti am demişler. Farklı noktalarda bir yaklaşım olmuş. Bu noktadan bakarsak Allah'ın bize mutlak yakınlığı vardır. Bunu da ayetlerle söyleyebiliriz. İki kişi konuşurken üçüncüsü Allah'tır gibi ayetler. Veyahut da kullarım bana dua ettiğinde dualarında yanındayım. Veyahut da mümin kulumun ya gören gözü duyan kulağı tutan eli olurum. Veyahut da biz insana şah damarından daha yakınız gibi ayetlerle bezleyebiliriz. Her nereye bakarsan ki Allah'ın veçi oradadır noktasındaki ayetlerle de tasdikleyebiliriz. Yani Allah'ın mutlak bir yakınlığı vardır. Yani buna ne demek gerekirse ahadiyeti sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın var ettiği varlıklara kendinden varlık vermesi sebebiyle onlara kendiyle diri kılması, kendiyle ayakta tutması sebebiyle onlarla yaşamsal olarak onların yaşamları üzerinde yaşamsal olarak diri olarak onlarla mutlak bir yakınlığı vardır. Bu mutlak yakınlığı herkes hakka yakındır. Örtüklük ise burada kulun kendisini bir daha söyleyeyim örtüklük ise ki diğer yakınlığı anlayabilmek için örtüklüğü anlamak lazım. Kulun kendisinin zulmet üzerinden iradesiyle haktan gayri olarak ki buna masiva denilir. Kendi nefsaniyeti, hevaları ve zanları üzere kendi bilişlerini, zanlarını, yorumları neyse artık yani ilahi bilgi üzere değil. Kendi aklının getirileri, hevaları doğrusunda aklının getirdiği zanları üzere gördüğü şeyleri yorumlaması üzere nasıl yorumluyorsa artık hevaları doğrusunda o şekilde aldığı zulmettir ki bunu hayatında şey ettiği zaman, kirişlendirdiği zaman belki diyebilirim. Yani oturttuğu zaman tamamıyla zulmet içinde kalır.
Buna da dünyalık denilir. Arz değil, arzdadır. Arzda birinci zulmettedir. Arzda olmak birinci zulmette olmaktır. Çünkü her şey arzda kendini gösterir. İkinci zulmette ise kişi artık kendisi dahi o zulmetin içinde hakka tamamıyla bilinçsel olarak örtüktür. Tamamıyla kendi varlığıyla zulmettedir. İşte nefislerini ilah edindiler, bunun en son safhasıdır. Kendi varlığının ilahlığındadır. Hep benlerle gider. Buradaki benlerden kastım ilahi noktada bir ben tanıtlaması değil, burada hevaları doğrultusunda haktan uzak varoluşsal bir ben tanıtlatması. Bunu da Hazreti Resul şöyle söylüyor: ümmetim için gizli şirk bitmiştir. Yani ortaklık koyma bitmiştir. Aşikar şirk bitmiştir. Gizli şirk başlamıştır sözüdür. Bunu nasıl yorumlarsanız şöyle söyleyeyim. Takdir-i ilahi Efendi Hazretlerinin buyurduğu üzere eğer dinlendirirsen benim ümmetim için suretlere tapınmak ve şöyle putperestliği evvel anlatmak gerekir bu noktada. Hızır'a geleceğiz inşallah. O çok... bunu şöyle anlatmak gerekir. Putperestlik ilkeyi alıp İlkeyi bir şeyde biçimlendirmek değil. Putperestlik bir şey, yani görünen şeyi kendi dışında, kendisinin dışında olan bir kuvveti ona yakıştırmakla alakadardır. Mesela bardağı alıyorum, bardağı ben yapıyorum, yapmamın üzerinden ona bir ilahlık yüklüyorum. Yani kendisinde olmayan bir sıfatı yüklüyorum. Bunu yapmış olmaklığında hem onun sıfatını yalanlıyorum ki onlara yalancılar diye Kur'an'da geçirir. Çok müthiş bir tabirdir. Yani onlar yalanladılar. Yani bir put yapıyor, yapmasıyla hem hakkı yalanlamış oluyor, varoluşsal gerçekliliğiyle beraber hakkı yalanlamış oluyor. Yalanlamış olduğu gibi görünüşüyle kendini gösteren bir varlığı da kendi varlık sıfatlarını zikretmediği için, hakkıyla söylemediği için onu da yalanlamış oluyor. Onu yalanlamış olması dolaylı yoldan hakkın o şekilde zuhura getirdiği ve o şekilde sıfat verdiği varlıksal tavrı sebebiyle hakkı da yalanlamış oluyor. Yani alık esması doğrusunda hakkı da yalanlamış oluyor ve ilahi sıfatları onu yükleyerek onun varlığının hali üzerinden kendisine bir ilah yaratıyor. Bu da zannı olur. Bu da ne derler ona? Hurafesi olur. İçi boş. Gerçekliliği yok. Putperestlik bu. Putperestliğin bu şekilde tecellisini gizli şirk noktasına çekersek, yani ortaklar yaratma. Şirk ortak demektir. Yani Allah'a ortak koşmalar. Yani kendisinin yarattığını, yarattığı şeyler üzerinden, değerlendirdiği şeyler üzerinden, değer verdiği şeyler üzerinden, ilahlık sıfatlarını yükleyerek yalanladığı şeyler üzerinden, diğer varlığa bir ortak koşmalar, yani onu da tanıyor, onun yanına bu şekilde kendisine aracı olacak varlıklar da yaratıyor. Buna da şirk diyoruz. Tamam, putları yarattı ilah. Allah'ı tanımıyor, putlarını tapıyor. Tamam, o kafir, sadece tamamıyla örtük. Ama Allah'ı tanıyor, yani bir varlık olduğunun inancı var. Bu iman noktasında olabilir, şu olabilir, mühim değil. Ama ayrıyeten bir varlıkta yanına koyuyor. Ha işte o zaman, yani suretlere veyahut da kainat kuvvetlerine ilahlık yükleyerek onlardan Allah'ın kendisine, demeyeyim de Allah'ın kendisinden daha çok kendisinin Allah'ın sıfatları üzere, o şeylerin Allah'ın sıfatları üzere kendisine ilhamat veyahut da yakınlık veyahut da yardım ettiğinin zannında bulunuyor. Bunda problem vardır ki ne, bu problem suizan üzere olmaktır. Gerçek putperestlik de budur. Ama gizli şirkte, özür dilerim, gizli şirkte ise bu değişiktir. Gizli şirkte insan kendi nefsini put eder. Hevaları doğrultusunda. Yani ben bilirim, ben yaparım, ben ederim gibi doğrultusunda kendisinin ne varlık buluyorsa neyle, o varlık bulduğu şeyleri kendisinde eriterek, bir daha söylüyorum, kendisinde benliğinde eriterek, o aşkınsal bir durum itibariyle o benliğinde erittiği şeylere olduğunun dışında varlık değerleri vermeye başlarsa işte put oldu. Gizli putlar bu sefer kişinin kendi nefsi ve havasıyla kendisine varlık verdiği şeyler olmaya başlar. Ümmetim için gizli şirk başlamıştır dediği budur. Alırız parayı, para gerekli bir şeydir. Herkes için doğru bir şeydir. Evet, babayla da geçen gün konuşuyorduk. Bu alemin ekonomisinin tevhididir. Yani her şey onda sıfırlanır. Fikirler, mikirler, şunlar bunlar. Varsa param var. Yani günümüzün ilahı, en büyük ilahı da o. Ama para bir kağıt parçası. Bir gün birisinin yanında bir yırtmıştım, 50 seneden başlıyor bildiğim kadarıyla. Onu da ya anlatıyorum bir şey anlaşılmıyor. Bir baktım parayı yırttım. Adam böyle baktı, ne yapıyorsun? Onun için para benim için kağıt parçası. Yani hakkının dışında görmek, hakkının dışında sahiplenmek, hakkının dışında tavırlarda bulunmak. İşte gizli şirk budur. Yani kendi varlık hakkının sınırlarımızı bilmeyip, kendi varlık hakkımızın sınırlarının dışında hareket etmek gizli şirkin temelidir. Yani hevalarımız, bak, direkt kaynağından varlık bularak değil, nesnel olarak, bize dışsal olarak, bir daha söylüyorum, feyzi akdes noktasında direkt kaynağımızdan varlık bularak değil,
bize dışsal olarak kendi varlığının dışında olan şeyleri kendi enaniyetimizde eritip o erittiğimiz şeylerle kendimize varlık vermemiz gizli şirkin ta kendisidir. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman nereye gidiyorduk unuttuk ha. Öyle gidiyorsun değil mi? Yok nereye gittiğimizi unuttuk. Şey Musa'nın ilkelere bağlılığından çıktık. Bu bağlamda buradan geri dönersek hakkın müşahadesi her şey kendini gösterir iken hakkın müşahadesi yalnızca iman olur. İman tevhidin temelidir. Yani bir insan imanı varsa bir iddiası yok. İnsanın imanı varsa hakkın müşahadesine kapısı açılmış demek. İmanı yoksa kendini gösterenler aleminde başka bir şey göremez. Yani toprağa bakar toprağı görür, havaya bakar havayı görür. Başka bir şey olmaz. Ama iman varsa yer değişti başka bir yer oldu hükmünce bir sürece girer ki artık gökler yani yerde ya arzda ya kendini gösterenler çoklukta ya birden eylemleriyle bütün külliyat üzerinde tavırda olan esma tavırlarında ayet tavırlarında sıfat tavırlarında olan bir varlıkla ki göklerde bildiği bir varlıkla müşerref olur ki işte o müşerref oluşunun müşahadelerinde bulunmak yalnızca imandadır. Hazreti Ali'nin bu bağlamda güzel bir sözü var. Diyor ki ne siz bizler diyor bu gözlerle göremeyiz. Hakkı bu gözlerle göremeyiz. İman dolu gözlerle görebiliriz diyor. Yani bu duyular alemine bakan tarafımızda hakkı görmemize imkan yok. Gönlümüzde iman varsa görebiliriz. Musa imanı olan insanlara değil, imanı olmamış da lakin iman sahibi olacak insanlara yasalar getirip yasalar üzerindeki hayır işlerinde iman kazanmaları, selamet kazanmaları, sulh kazanmaları, özgürlüklerini kazanmaları için yasa koyucudur. İlahiyatta bir devletin kuruluşu için evvela demek gerekir. Bir devletin kuruluşu için evvela devlet kurulur, ondan sonra yasalar var. Yasalar üzerinde de devlet inşa edilir. İlahiyatta öyle değildir. Evvela yasalar koyulur, ondan sonra devletleşme gider. Devletleşme ondan sonra başlar. Çoğalma ondan sonra başlar. Bu Davut Aleyhisselam, Musa zaten yasayı koymuştur. Davut Aleyhisselam devletleştirmiştir. Devletin sembolü Davut'tur. Hüküm üzeri devlet olmak Davut'tadır. Yani ilahiyat her birimiz hakkın ademiyeti itibarımızda hakkın bir halifesiyizdir. İlahi sıfatların hangisine bağlıysak esma-i hasımız gereği onun bir temsilcisiyizdir. O temsilcisi olduğumuz ilahi sıfatın hakkı üzere her birimiz Cenab-ı Hakk'ın burada sıfatlarının dışlaştırdığı ben yeryüzüne bir halife yaratacağımı ayetinin hükmü altında yaşar. Hem ayet hükmü altında yaşarız hem de bağlı olduğumuz ilahi sıfatın temsilcisi olarak halifesiyizdir. Şimdi bu bağlamda alırsak Musa peygamberler bu şekilde melaike tarafını teşkil ediyor. Musa bu bağlamda şeriatı koyar ve bu şekilde şeriatı koyarak yani yasaları koyarak toplumun o yasalar içerisinde bütünselliğiyle beraber o hayra doğru salih amellere doğru devinmesiyle beraber artık yükselişinin devridir ki ne bunun doğru da yasaların doğru da hüküm üzeri devlet olmaktır. Bu da Davut'ta remz olur. Onun için Davut için ikinci bir halifelik kullanılır. Yani Adem için halife yaratacağım kullanılır. Davut için onu yeryüzüne halife yaptık kullanılır. Buradaki Davut'taki remziyet devlet oluşudur. Yani hüküm noktasında Allah'ın hükmünün tecelli ettiği şahıs olması noktasında. Orada hem rububiyet tarafı vardır hem de uluhiyet tarafı vardır. Hüküm vermesiyle uluhiyet insanlarla olan ilişki onların siyasal noktada yaşantılarını sağlaması noktasında hükmü noktasında da yaşantısını sağlamasında rububiyet tecelli eder. Bu noktada baktığımız zaman Davut kendisinin yani Davut şeyinin o mitinin kendisine baktığımız zaman devleti görürüz. Devlet düzeyinde yani nesnel düzeyde en yüksek şekilde ilahi sıfatların tecelli ettiği makamdır. Bu Hazreti Resul'da ahlak noktasında sirayet ediyor. Yani bireysellikten toplumsallığa dönüyor. Bunu veren ayet nedir? Bunu veren ayet sen onlara istişare et ayetidir. Veyahut da Hazreti Resul'un bir sözüdür. İçinizde en ebdal olanlarınızı imam seçiniz. En iyi, en yetkin, en becerikli olanlar imam seçiniz diye ayettir. Yani herkesin üzerinde hak tecelli ettiğinden dolayı, herkesin üzerindeki hakka yönelerek, onların da fikirlerini alarak, almanlayarak varoluşsal tavırlarınızı onlara göre belirleyin. Emin kişileri seçin. Ki Davut'ta bireysel olarak hüküm vardır, devlet olma vardır. Muhammed Mustafa Efendimiz değilse toplumsal olarak, toplumun kendi seçenekleriyle beraber hüküm vardı. Onun için Musa devresi, Davut devresi bireysel hüküm cihetiyle biraz ilkeldir. İlkel olmasının sebebi çünkü her insan kahraman ister. Ve Davut'un da doğuşu kahramanlığıyladır. Hani Celut'un yenişiyle.
Aslında kendi nefis belasını, benliğini, o mecazi olarak şöyle derler. Kendi ilim taşını, varlık taşını aldı, kendi canına vurdu, benliğine vurdu, kendi benliğini devirdi. Aslında kendi devliğini devirdi. Küçücük bir çocuktu ama Allah ile inanılmaz bir kudret bulmuş idi. Yani hakikaten çok kısa boyludur. Ve kısa, o burada dedikodusunu da yapmış bulunalım. Özür dilerim. Kısa boyludur. Kısa boylu olmasının haricinde inanılmaz bir kudret üzeridir. O kudret de kendine varlık vermiş iken kendi benliğini de devirendir. Orada artık devlet hükmüne geçen bir kudretle karşı karşıya kalmıştır. Bunun da en yüksek derecede adalet hükmüyle sirayeti Sultan Süleyman'dadır. Sultan Süleyman'ın hikmet noktasındaki varlık hali adalet sıfatına dayanır. Adalet varsa bu alemde hakka hakikati okuyabiliriz. Yoksa okumamıza imkan yoktur. Çünkü Allah-u Alem'in fiiliyatında ismi azamı adıldır. Fiiliyatında, zatında değil. Zatında ismi azamı hay ve kayyumdur. Külliyatta ismi azamı Allah'tır. Fiiliyatta, tecelliyatında her gün yeni bir şendiğimde Allah'ın adalet ismi, adıl ismi, adalet sıfatı, alt esması ismi azamdır. Onun o esmanın tecelliyatının dışında başka bir şey görünmez. Yani ilkeyi ona koyarsanız, adıl esması koyarsanız bütün alemi en güzel şekilde okursunuz. Süleyman da zulmet aleminde adlı koyarak, yani hükmü koyarak, sosyal ilişkilerde hükmü koyarak, en güzel şekilde koyarak ve hakkani bir şekilde yüzleşmeyle koyarak, ki oraya girmeyeceğim çünkü Hızır'la Musa kıssasından beri kalırız, koyarak hakka varma yolunu çıkartmıştır. Ve bu noktada devlet hiyerarşisinde, devletin kendi içinde, toplum olarak devletin kendi içinde, yaşantısında hakka varılmanın huzur ve selametinde hangi sıfatlarla? Huzur ve selamet. Çünkü devlet varsa huzur ve selamet vardır. Devlet yoksa huzur ve selamet yoktur. Devletin işlerliliği nedir? Adladır. Yasa iledir. Eğer adlı yasa yoksa devlette huzur olmaz, devlete şey olmaz, güven olmaz. Orada eminlik ve müminlik, mümin esması ve selam esmaları tecelli buyurmaz. Çünkü toplumsal yaşantıda insanın hakkı, hakikati bulması bu iki esmaya bağlıdır. Mümin, emin oluna, emin olan, sulh, selam, sulhu bulan ve güven uyandıran noktadır ki sanki madalyonun iki yüzü gibidirler. Bu noktada ikisi, iki esma Allah'ın lütfü ihsanıyla sulhu işaret eder. Sulh varsa bir yerde, orada hakka varış vardır. Hakkani yaşantı vardır. Sulh yoksa orada sulhun olmaması, yani sulhu evvela tarif etmek gerekir. Sulhun kendisi iradelerin örtüştüğü noktadır. İradeler örtüşmüyorsa orada çatışma vardır. Çatışmanın olduğu yerde sulhu olmaz ve orada hakkı da bulamazsınız. Sadece iç benliği zota ferdi olarak çatışmanın kendisinde hakka sığınışlarınız olabilir. Ama çatışmanın kendisi üzerinden hakkı göremezsiniz. Ama sulhun kendisinde toplumsal yürütüde her şeyde hakkı seyretme noktasında bir kapı açılır size. Her şeyde hakkı müşahede etme noktasında bir kapı açılır size. Bu da Süleyman Aleyhisselam'la geliyor. Ve Süleyman Aleyhisselam alemin dillendirme noktasında hikmetle alemi okuma. Yani hak burada neyi murat etmiş? Çünkü hikmet dedik nedenselliği. Burada sebepler dairesinde nedenselliği ne noktasında en güzel şekilde alemi okuyandır. Bu bağlamda adıl sıfatı gereği okuyandır ama. Neyi murat etmiş? Ad sıfatı üzeri. Neyi murat etmiş? Ad sıfatı üzeri. Ha bu böyle tecelli ettiyse burada hangi adalet sıfatıyla tecelli ediyor? Bu şekilde tecelli ediyorsa nasıl alt çıkıyor? Gibi bir hikmet deryasıdır. Bu bağlamda hikmetin babasıdır. Ama hikmetin gerçek babası Hazreti İbrahim'dir demek belki daha doğru olur. Onda çünkü farklı bir açılımdadır. Şimdi Musa'ya buradan girersek, Musa'nın kendine izahı, kudreti kendinde bulan, tesir eden ve tesir edilme noktasında ancak etkilenebilen kişi demek. Hızır'ın kendisi hikmetin kendisi olarak başlar Hay'la beraber. Z'le beraber ise Han'ın kendisi hikmetin, hakimin, hükmün esmasıdır. Şey harfidir. Z'nin kendisi ise burada zulümün, zulümatın, zahir olmanın, aşikar olmanın işaretidir. Ki zulmetin üzerinde hakkı bularak zahir olan, kendisinde ilahi aylak üzeri yaşaması sebebiyle, yani hakkın iradesi, esma demeyeyim de, iradesi üzeri hakkı kendisinde bularak yaşayan kişi demektir. Çünkü sonunda ne diyor kıssası sonunda? Diyor ki ben bunları Allah'ın iradesi üzeri yaptım. Yani kendi nefsimden dolayı yapmadım. Hevamdan dolayı yapmadım. Ki bunu bir ayetle açıklar. Hazreti Resulullah'ta da bu ahlakın olduğunu şöyle der. O kendi nefsi dahilinde söylemezler. Hevasından söylemez daha doğrusu. O hevasından söylemezler. O da o hevasından söylemezi kelam noktasında Cenab-ı Hak orada söyler. Hızır'da ise Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimşan'da irade noktasında söyler. O kendi başına bir şey yapmaz manasındadır. Kendi iradesi doğrusunda yapmaz demektir. Temelde kelam da kelamın kendisi de iradeye bağlı olduğu için birisinde kelam olarak veçelenmiştir. Birisinde irade olarak külliyat veçelenmiştir.
Şimdi bu bağlamda Hızır'la Musa kıssasını alırsak, lam harfi de akla işaret. Yani ben külliyat aklını okuyan kişiyim demektir sonunda. Yani hikmet üzeri, zulmet üzerinden, yani kendini gösterenler üzerinden hakkı gören, hakkı okuyan kişiyim ve hakkın iradesi üzeri yaşayan kişiyim demektir. Hızır'ın karakterize olduğu özellik budur. Bu özellik üzerinde kim nasıl yaşıyorsa o da Hızır'dan fayda almıştır. Onun kademe altındadır. Yani Hızır gibi binlerce Hızır vardır. Bir rivayet vardır ki ne der ki, ne ya Rabbi Musa için söyle. Der ki ya Rabbi Musa gibi birini var ettin mi der. Derler ki ne, bir taş kaldırmış, aslında benlik taşıdır. En büyük taşımız da odur zaten. Onu bir kaldırabilsek neler var neler. Takdir ilahi. Kendi o taşı kaldırdığı zaman bir de bakmış ki bir alem, o alemde binlerce Musa var. Aslında burada kastedilen şey aynı ahlak üzere olmak. Yani her bir peygamber bir ahlak ve etkileşimde olduğu alemlerle insanları etkileyiş bir haline, melake haline sahiptirler. Ve melake onlarda meleke olarak, bir kuvvet olarak açılır, yeti olarak açılır. Musa tesir etme, tesir edilme noktasında ancak, ama ilahiyatla tesir edilebilme, yalnızca o gibi kişileri ilahiyat tesir edebilir kudretiyle. O gibi kişileri yani o taşın altında bakıp da bir alemde binlerce Musa gibi gördüğü kişiler. Yalnızca ve yalnızca o ilahiyatla tesir olan, ilahiyatla tesir olduktan sonra şeriatla hüküm vererek şeriatta huzur bulan gibi kişilerdir ki, bu kişilere baktığımız zaman yalnızca ve yalnızca şeriatta huzur bulur. İlkesel düzey Allah ne buyurduysa şeriatta huzur bulurlar ve buldukları şeyle karakterize olarak onun içinde huzur bulmasının kudretinde yaşamaya çalışırlar ve onun kudretine de binmeye çalışırlar. Musa'da bu en yüksek seviyededir. Evlullah'da bu farklı açılımlarla tecelli edebilir. O da ne kadar olursa. Hızır'a geldiğimiz zaman Hızır zaten direkt kudret üzere eylemde olan. Yani bir otorite koyma derdi yok. Yani bir şeriat koyma derdi yok. Direkt irade üzere olanı yaşayan demektir. Olanı, hikmet üzere olanı yaşayan. Anı yaşayan. Musa ise gelecek hazırlayan. Çünkü şeriat demek, gelecek hazırlamak demek. Çünkü bir yasa varsa, yasa koyuyorsan bir olacak dahi öngörüyorsunuzdur ki o yasayı koyuyorsunuz. Allah Musa üzerinden gelecek hazırlamıştır. Hızır üzerinde geleceği yönlendirmiştir, geleceğe devindirmiştir, yönlendirmiştir. Şimdi bu hikayenin kendisine gidelim ve oradan anlamlandıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten de Hızır Aleyhisselam hastalıklar, fakirlikler, yoksulluklar ve güzel niyeti üzeri şu zulmet alemde kendi nefsini değil, kendini gösterenlere bakmadan sadece hakka ilke edinerek iman dolu nefesle hakkı bulduğundan sebebiyle vücudunda da Cenab-ı Hakk'ın yüksek derecedeki nurunun tecellisi sebebiyle âb-ı hayatı bulmuştur, ruhani olmuştur. Ve onlar Allah yolunda ölenlere ölüdür demeyiz, onlar Allah katında diridirler ayetinin yeryüzündeki temsilcisi olmuştur. Yani biz Hızır dediğimiz zaman ilk şehitlerdendir. Ama hizmet eden şehitlerden, alemi bırakıp giden şehitlerden de bazı şehit vardır ki kendi alemlerinde, ilahi alemde hangi durumdaysa onu yaşarlar. Bazı şehit vardır ki ne alemden bağını koparmazlar. Hızır bir nevi de onların simgesi gibidir. Takdir ilahi. Şimdi hikayenin kendisine mi geçelim mi? Buyurun efendim. Dur, suyumu içeyim de ondan söyleyeceğim. Kusura bakmayın, ellerim titrese, birisi de titrer diye görürse yanlış anlamasın. İlaç falan kullanmıyorum, sinir sistemim faal. Onun için durmuyor. Nerede kaldık? Hikayenin kendisi. Hikayenin aslında başlangıç noktası şudur. Musa Aleyhisselam bir gün kendisine birisi bir soru sorar. Der ki ne? Senden daha iyi bilen yok mu? Sen ne kadar biliyorsun? Yeryüzünde Allah'a benden daha iyi bilen yoktur der. Aslında her şeyi biliyorum noktasında söylemez. Kendisine verilen kudret sebebiyle, yücelik sebebiyle ki burada çok önemli bir şeydir. O verilen kudret bir şekilde bir enaniyet teşkil ettirtiyor. Çünkü celali sıfatlarda genelde enaniyeti bırakma yoktur. Çünkü celali sıfatlarda yoğun şekilde bir melake vardır, enerji vardır. O enerjinin üzerindeki kalıcılığı sebebiyle o enaniyetlerini yani tavırlarını ilkesel dahi olsa bırakma halleri yoktur. Yoktur. Yani kararlıdırlar. Kararlılıkları vardır. Disiplinlikleri vardır. Onun için kendisi disipline de işarettir. Otoriteye, koşullandırılmaya, disipline işaret. Çünkü şeriat yasa diyorsun, disiplendirmeye getiriyor. Ve koşullandırmaya işarettir. Bu noktada baktığımız zaman bütün şeriatıyla, bütün varlığıyla koşullandırılmış. Bütün şeriatla koşullandırılmış. Koşullandırılmasıyla beraber bir enaniyet bulmuş. O yaşadığı şeyle, koşullandırıldığı şeylerle enaniyet bulmuş. Ve onu gerçekliliğinde yaşayan kişi. Ama sadece onu mutlak gerçeklikte bilen kişidir.
Musa'nın bu bağlamda baktığımız zaman şeriatın kendisi ilahi adaletten geldiğinden sebebiyettir ki ne? Mutlak adaletin temsilcisidir. Ama hikayenin devamında Allah başına gidersek, bunu daha iyi anlatabilirsek adına, hikayenin başında şöyle bir soru, Allah-u Alem'in kendisine seslenmiş olur. Der ki ne? Ya Musa, senden daha iyi bir kulağın var. Senden daha iyi bilen kulun var. Kullarımızdan öyle bir kul ki der Kur'an-ı Azimşan'da. Şimdi işte o Kur'an-ı Azimşan'da buyurulan Hızır'dır. Takdirillah. İsmi direkt geçmiş olmamış olsa bile. İlyas'ın ismi geçer, onunki geçmez. Bildiğim kadarıyla. Hızır Aleyhisselam'ın kendisi ne yönlendirir? Bir kişi, bu alemde önemli bir şeydir. Bir kişide gerçekten iman varsa, iman olmasa bile dünyevi olarak bile düşünsek şöyle bir şeydir. Bir kişi dünya bir zengin ise, başka bir zenginlik görürse ona karşı bir meyil yapar. Yani kanaatkar olmaz. Kanaat yoktur orada. Kanaat olmadığından sebebiyet ona karşı bir meyil olur, ızdırap çeker. İlahiyatta da bu böyledir. Sadece madalyonun öl bir yüzü gibi bir şeydir. Yani maneviyata karşı açtır, ihlaslıdır, imanlıdır. Cenab-ı Hakk'ın farklı noktada yüksek bir tecellisini duyduğu zaman ona meyleder, akar. Aynı bir arının bir çiçeğe meyledişi gibi. Meyil etmese dahi o ona acı verir. Onun içindir ki cennetlikler başka bir cenneti görmezler. Çünkü eğer görseler ne kadar faziletli bir cennet nimet üzeri olduklarını ızdırap çekerler. Bu evlullah için de öyledir. Bazı evlullah sırdır. Çünkü onlardaki tecellileri görmüş olmuş olsalar inanılmaz derecede kendi mertebelerinde acı çekerler. Allah'ın onlara mümin esmasıyla tecellilerinden şey olurlar. Cehennemin o kahar esmasının tecellisine gark olurlar ki üstün gelici Allah olur, kendileri yine cehennemin dibini boylamışlar. Çünkü müminlik aynı zamanda, ya buradaki kastettiğim normal bir cehenneme giriş değil. Kendi varlığında cehennemini yaşayış. İşte bu şekilde o yanışı buluyor. Bir insan bir şeyi biliyorsa, bildiğinde yanılırsa ne kadar acı bir şeydir. Ama ilahi ilkeyi koyarsan, ilahi ilkeyi koyduktan sonra eğer kulluğundan feragat edebiliyor, kulluk demeyeyim de enaniyetinden feragat edebiliyor isen, ki işte o zaman kul oluyorsun, nefsine buyuruyorsun, böyle olması gerekiyor, ilke bu. Hani kendisi bir ilkeyle varlık bulmuş, bilgiyle varlık bulmuş, bir kudret üzere bir şey söylüyor, söylediğinin yanlış olduğu çıkıyor. İnanılmaz bir acıdır, bildiğinin yanlış olması. Bu anlayış geliştirmez mi? Müthiş. İşte zaten önemli olan da bu. Şimdi zaten hikayenin temel felsefesi de burada yatıyor. Yani bir şeyi öğretmek ve öğrenmek noktası. Nasıl öğreneceğiz, nasıl öğreteceğiz noktasında hikayenin temel felsefesi yatıyor. Burada Hızır Aleyhisselam'a gönderiliyor. Çok önemli bir şeydir. Burada Hızır Aleyhisselam'da inanılmaz derecede hikaye örnekleri, yani mesel demeyeyim de şöyle diyeyim. Özlü anlatımlar ve ne anlatılmak istendiği noktasında birçok ders çıkartılar. Bu birçok dersi de görmeye çalışalım. Yani bize ne ders veriliyor? Ne anlamamız gerekiyor noktasında? Hepsine bir parça, eğer hepsine varamasak, unuttuğumuz veyahut da getirilen olmazsa dahi ne kadar verilirse o kadar bir göz atmak gerekir. Hızır Aleyhisselam'a gönderiliyor. Hızır Aleyhisselam daha yüksek derecede bir bilginin ürünü. Daha, çünkü bilgi burada çok önemli bir şey. Bilgi değiştirici, dönüştürücü olandır. Çünkü bildiğiniz şeyi istersiniz, istediğiniz şey üzere kendinizde bir yöneliş, niyet ve kıble ediniş, o kıbleye doğru devinişiniz olur. Bu devinişinizle siz bir dönüşüm geçirmeye başlarsınız. Ama bilmediğiniz bir şey isteyemezsiniz. Şimdi Allah da bu alemde birine bir şey bildirdi mi, vermek istiyor ise ona iman verir. İman vermesiyle beraber ona onu göstertirir. Göstertirir. Göster, vermeyeceği şeyi göstertmez. Vermeyeceği şeyi duyurtmaz. Onun hayatını ızdıraba çevirmez, zulmete çevirmez. Çünkü Allah zulmedici değildir. Bu bağlamda Musa'ya gösteriyor. Yani hayatını zulme çevir. Yani en iyi kendiyken, kendi cennetinin en iyisiyken, huzur doluyken bir de bakıyorsun ki cehenneme girdi. Yani kendi varlık beden ateşinin cehennemini buldu. Burada uyanan vicdan ateşiyle beraberdir. Yani nasıl olur da daha büyük birisi, ama iman verildiği sebebiyle de kendinden ödün vererek yola koyuluyor. Ola ki onu bulurum. Bu inanılmaz bir aşktır aynı zamanda. Ola ki onu bulurum. Ve kendisi o zaman gezginciliğe başlıyor. Daha önce gezgincilikleri de var ama bir amaç ve ilke uğruna nice yer geziniyor. Sırf bulurum diye. Yani öyle biri var. O birini bulacağım. Buradaki bulacağım dediği olacağı kişi, yetişeceği kişi, ereceği kişi. Yani günümüzde felsefi tabirle ereği yani. Aklında büyüttüğü Hızır'ı bu. Ve insanlar Musa gibi dersek takdirler, her ne ki kendisine söylenir, onun cismi ve resmi yanında yoksa ona bir kisvet, bir elbise, bir don, eski dille söylersek bir don biçer. Onu şekillendirir kendi varlığında ve onu da öyle görmek ister. Musa bir nevi bunun da temsilcisidir. Hepimizde de bu vardır.
Hangimizde yoktur ki ne bir Hızır'ı biçimlendirme, bir Evlullah'ı biçimlendirme. Ben de efendime öyle biçimlendirmiştim. Şeyh cübbeli sarıklı birisini biçimlendirmiştim. Yanına gittim, sinek kaydı tıraş, deri mont giyinemiş, rungan ayakkabı, korktum vallahi. Resim yırtıldı çünkü. Resim yırtıldı. Bambaşka bir dünyaya girdim. Korktum, bir daha gitmem dedim. İlahi aç sebebiyle de yanına gittim. Belki yanına devam ettim, onu da niye yaptım bilmiyorum. Yani gayri irade olarak oldu. Şimdi toparlayayım. Yani bu Yunus Emre'nin sözüne böyle taşlı hırkada arama, eğer taşlı hırkada olsaydı 40 dirheme biz de gider alır gelirdik diye sözü var. Yani özle, imanla alakadar bir şeydir. İmanla alakadar bu iş. Yani bir kişinin imanı varsa Allah onu seçti demektir. Bir kişinin imanı yoksa seçilmiş demektir. Yani alakası yoktur. İmanı olan müşahadeye başlamıştır. İlmen yakin, aynı yakin, hakkel yakin, terkü dünya, yani gayreti ölçüsü, tevekkülü ölçüsünce de terkü dünya, terkü ukba, terkü te, ki kendi içinde anlamları değişen şeyler. Veyahut da tevhid-i efal, tevhid-i sıfatta, müşahadelerde, yaşantısında onları işlerliğe, daha doğrusu nasıl söylemek gerekirse, yaşamında görmeye başlıyor. İmanı yok. Zaten imanı yok. Bu şeye benzer. Yani Allah'a, Allah diyoruz, hiç inanmayan bir insan için soyut. Ama inanan, yaşayan insan için o onun, belki utopya miti dedi ya, en büyük utopya miti Allah'tır bu noktada. Ama bakın burada utopya miti derken Allah'a, yani yok manasında değil, hüyalasında var ettiği bir noktada, inancı doğrultusunda var ettiği bir varlıktır o. Başka biri için olmayan ama onun için vardır o. Utopyasında ilk böyle soyut, yani cennet, mennet, onlar belki utopya şeylerdir, mitlerdir ama en büyük utopya miti Allah'tır. Çünkü görmüyor, soyut, bilmiyor, soyut. İlk temelde o. Ona bir don giydirmek zorunda. Onun için hepimiz istesek de istemesek de namazdayken de karşımızda, yukarıda veyahut da düşüncemizde nasıl bir Allah olduğunun üzerine biçim kazandırırız, biçim veririz. Benim bir yeğenim vardı, dayı derdi, 3-4 yaşındayım. Hatay'da, Kırkan'da bir şey yapıyor, cami minaresi görüyor, Allah o zannediyor. Gitmiş minareye sarılmış, öpmüş. Şimdi putperestlikle alakadar değil bu. Yani don biçme putperestlikle böyle bu şekilde, yani inancın var, inancın noktasında biçim veriyorsun. Bunun putperestlik noktasında bir alakası yok. Bu suizan değil. Yani biraz önce anlattığımız putperestlikle alakadar değil. Çünkü orada tutuyorsun, bir sıfat alıyorsun, sıfata kendisinin hakkı dışında bir hak atfediyorsun. Bunda ise öyle bir şey değil. İlkeyi alıyorsun, ilkeye biçim veriyorsun. Görmüyorsun, duymuyorsun. Çünkü bir yasadır ki ne de sonlanıyorsa o şeyle devamlı olur. Bu şeyle devamlı olur. Bu sünnetullah'ta bir yasadır. Cenab-ı Hak maddede insanı sonlandırdığı için maddenin aklıyla, duyuların aklıyla görüp biçimlendiren bir zeka yapısı veriyor. Bu zeka yapısıyla da beraber insanı kendine doğru zulmet üzerinden, kesret üzerinden çekmeye başlıyor. İman yoluyla çekiyor. Kesret üzerinden var olan, çokluk üzerinden, fenomenler üzerinden var olan bir anlayışınız var ise, biçimlenmiş ise, soyut olan bir şeyi kendinizde biçimlendirirsiniz. Ve Musa bunun da kahramanıdır. Onun için Allah-u Alem nuruyla tecelli ederken ve kelam aynasından ona muhabbet ederken, burada kelam aynasını bir utopik bir şekilde anlatmıyorum. Kelam aynası gerçekten aynı. Yani gönlüne tercüman olurken, onun istekleri, düşünceleri neyse, yaşantıları neyse, ona tercüman olurken, o tercüman oluşluluğuyla da kendisine ilki olarak bağlı kılarken, çünkü aynel yakin müşahede var, o aynel yakinle müşahede ederken, onun üzerinden kendine yetiştiriyordu. Yani onun ihtiyaçları. Mesela diyor ki ya Musa, bu elindeki sopa ne işe yarar? Bak onun üzerinden onu rahatlaması için, oradaki korku anını şeyetmesi, dağılması adına ve onu o sopa üzerinden irşad etmek adına, sopaya da bir kudret yükleyerek tabii, irşad etmek adına onun üzerinden kendine bağlıyor. Evet, Musa orada korkmuştu ama o korkusu üzerinden Allah'a bağlanmıştı. Çünkü korku, korktuğumuz şeyi en yüksek derecede var etmenin halidir. Aşk da öyledir. Neyi seviyorsanız en yüksek derecede sevdiğiniz şeyi var edersiniz. Bunun da temeli ontolojik olarak ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istediğime dayanır. Çünkü bilinmek istiyorsanız, burası çok önemli bir noktadır bu noktada. Bilinmek istiyorsanız kendinizi bilinmek istediğinizin tavırlarını, yani ne şekilde bilinmek istiyorsanız onun tavırlarının üzerinde olmak zorundasınız. Yani birisi cebbariyetiyle, korkuyla kendini var kılar, bilinmesini sağlar. Birisi ne yapar? Aşk muhabbet verir, kendisine öyle mi var? Yani cezbe verir, cezbesiyle cezbettir, öyle yapar. Allah'ta ikisi de vardır. Kur'an'da hem korku vardır, hem sevgi, muhabbet vardır. Hem de akılla bilme vardır. İkisi şeyde, aşk olsun, korku olsun, aklı da çalıştırıcı bir hususiyeti vardır. İnsanlar korkar, aklını çalıştırmak zorunda kalır. İnsanlar sever, sevdiği noktada aklını çalıştırmak zorunda kalır. İkisinin de anlayışı kolaylaştırıcı, zekayı kavraşım kolaylaştırıcı, Allah-u Alem'in tecelliyatları olarak üzerimizde hükümleri vardır. Melekeler olarak, yetilerimiz olarak belki. Sonradan yetiye döndürtülür onlar. Yani aşk bir haldir ama onun getirdiği hal yüksek derecede bir yetiye dar. Bilinmeyi istiyor, kendine aşık ettiriyor.
ve sabah akşam ona düşündürür. Bilinmeyi istiyor, onu korkuturur. Korktuğu şeyler üzerinden kendine çeker. Odaklandırır yani. Çünkü korktuğunuz şeye odaklanırsınız, aklınızdan çıkartamazsınız. Ondan kurtuluşunuz yoktur, onunla yüzleşmediğiniz sürece. Ve kaçma ya Musa, ben alemlerin Rabbiyim diyor ve yüzleştirmeye getiriyor. Yani senin üzerinde de Rab olan, o kudreti yükleyerek asanın üzerinde de Rab olan benim diyor. Yani her şeyin üzerinde var olan benim. Kainat ağacında tecelli eden benim. Ve orada saf nuruyla tecelli etmiş olduğu halde, yani Zat-ı Kibriya nurlarıyla, Rabbul Alemin nurları demek belki daha doğru olur. Zat-ı Akdes nuru değil, Zat-ı Kibriya nurlarıyla tecelli ettiğinden dolayı nuru bizatihi görüyor idi. Şimdi bazıları diyebilir, Allah'ın nurunu kim görüyor kardeşim? Kardeşim celal sıfatıyla Allah tecelli ederse göremezsiniz. Cemal sıfatıyla tecelli ederse görünür yani. Ama nuru görmek nur sıfatıyla görmektir. Şahsını görmek anlamına gelmez. Çünkü şahıs ahadiyet içerir. Şimdi bu bağlamda Musa'ya geri dönelim. Allah'ın lütfü ihsanıyla. Musa aleyhisselam Efendimiz bu doğrultuda kendi varlığıyla korkunun evvela korkuyla başlayan ama sonra korkusu muhabbete dönüp Allah'ın muhabbetine dönmesinden sebebi Hızır diye bir kulda Allah ilmi tecelli etmiş. Ve o Allah ilmi daha farklı bir ilim ve o kuldan alınıyor. Bunun da gereği şudur, anlatımın gereği şudur. Bir sıfat yeryüzünde bir insanda tecelli ederse Cenab-ı Hak o kapı, eski dille söylemekte, onu o sıfatının kapısı yapmıştır. Ve o kapıdan alınır. Onun için der ki ne Kur'an-ı Azimüşşan'da Resul'e itaat Allah'a itaattir. Çünkü alim esması üzeridir Efendimiz. Alim esması, Allah'ın alim esması ilim sıfatı üzeridir. Alim esması ilim sıfatı üzere o ilim hakkı hakkıyla bilme. Onun ilmi hakkın ilmiyle hakkı bilmedir. Nesne üzerinden hakkı bilme değil. O Süleyman, İsrail oğlan yani gecede yürüyenlerin ilmidir. Gecede yürüyenler alem üzerinden hakkı bilmeye çalışır, hakkı bilirler. Hazreti Resulullah ise zati tecelli üzere hak üzerinden alemi bilen, hak üzerinden Allah'ı bilendir. Yani varlık tecelli, yani varlığı burada şöyle söylemek gerekir. Allah'ı Allah ile bilendir. Diğerleri ise alemler üzerinden Rabbül Alemin olan bir Allah'ı bilendir. Yani Rabbül Alemin olan, alemlerde görünen. Ama neyle görünüyor? Yani maddenin kendisi, hani dediniz madde kendini gösteriyor. Yani görünen her şey kendini gösteriyor. O zaman nasıl göreceğiz? İman öyle bir kuvvet oluşturur ki kişide. O kişi o ülkede bağlandığı sebebiyle, aşk ile, korkular ile, o ülkede bağlandığı sebebiyle kendisine dışkın olarak bir Rab haline bürünür. Yani yatarken, kalkarken kendisine dışsal olan, hayallerinde, yaşantısında dışsal olan bir Rab ile karşı karşıya kalır. Ha işte o karşı karşıya kaldığı Rab'e her ne kadar bir don biçirmek istemese dahi, bu sefer onu sezgisel olarak hayatında görmeye başlar. Dua eder, dua ettiğinde kabul olur. Kabul olması Allah'ın ona kelam etmesidir. Ya kulum ben senin yanındayım, seni görenim, duyanım, bilenim. Sıfatlarıyla da kendini göstermiş olur. Yani sizlerin dualarının kabulü Allah'ın, yani dualarınız Allah ile kelamdır, konuşmaktır. Ama Allah ile konuşurken de dualarınızın kabulüyle de Allah size konuşmuş olur. Kelam esması da bu şekilde tecelli etmiş olur. Ama halin lisanınca, orada siz Allah'ınızı görürseniz ayrı mevzu, duanızın kabulü noktasında değil de sebepler dairesinde şundan bundanı görürseniz görünenleri görmüş olursunuz. Gerçek görüneni değil. Ama burada önemli olan fiiliyat üzeri görünmesi. Yani sebepler dairesinde şundan bundan size veren varlık Cenab-ı Hak, bir de bakmışsınız ki ne? O sebepler dairesinde şunu bunun üzerinden verirken sizler imanınız sebebiyle tevhide taşınırsınız. Tevhide taşınmanız ise duam kabul olur. Ya Rabbim sana şükürler olsun söyleviyle. Sebepler dairesine aşkın, sebepleri görmeden, şunu bunu görmeden, kimseler görmeden sadece Allah-u Alemin o sıfatıyla onu müşahede edersiniz. O sıfatıyla müşahede etmeniz yüzüstü hürmetiyle de zaten ilerlemeniz sağlanır. Şimdi toparlayayım. Musa Aleyhisselam bu bağlamda yani korkularıyla şuyla buyla ilahi aşkı bulmuşken bir gün ben düşünüyordum. Demiştim ki şöyle bir şeydi. Ya dedim Musa'da herhalde aşk yok diye düşündüm. Hani otoriter çapar ya, öyle bir şeyim var, halim var, zanlı bir düşünce. Sen onun aşkını bilmezsin diye bir ses duyunca rüyamda dedim tamam tövbe. Çünkü o dağa tırmanmak, o dağa gitmek halini de gösterdikleri zaman dedim tamam, keşfi olarak. Dedim tamam bu başka bir şey. Demek ki bir aşk var. Ama ne aşkı? O korkularla, o şeylerle, yani insanlarla uğraşmak, insanlarla şey yapmak, ilgilenmek, onlar üzerinde otorite kurmak, Allah'ın iradesi üzerinde otorite kurmak öyle kolay bir şey değil. Aşkla olacak bir şey. Gayret olacak, tutkuyla olacak bir şey. Bunu da sağlayan yalnızca aşk. Yani bir devrim yapacaksınız insanlar üzerinde, keyfiyetiyle hareket eden ve kölelik ile hiç bilmezlikte hareket eden insanlar üzerinde bir devrim yaratacaksınız. Bunu nasıl sağlayacaksınız? İmkan yok.
aşk ile, tutkuyla ancak, ki insanlara tahammül etmesini bilmeyen Allah'a tahammül edemez diye bir söz var. Tahammülü sağlayan nedir? Oradaki sevgi muhabbetinizdir. Ve burada görüyoruz ki Musa inanılmaz bir muhabbet üzere. Yani Allah ne derse o. Ve ne derse o üzere, muhabbet üzere hizmetçi. Kendini, seni kendim için seçtim noktasıdır sözü. Bu bağlamda anlamak gerekir. Her neyse. Gel gelelim hikayenin buluşma noktası. Senden daha iyisi var ya. Yuşa peygamberle beraber, rivayet olur ki, Yuşa peygamberle beraber geziye çıkarlar ve sen onunla bulaştığın zaman işaretini sana vereceğiz diye bir hüküm verirler. İşaret ne belli değil. Yani Hızır, babam derdi ki Hızır'ın geçtiği yerden her şey yeşillenir derdi. Ağabey hayatı yaşaması sebebiyle, ağabey hayat üzeri olmaz sebebiyle, yüksek derecede bir enerji salınımı olmaz sebebiyle. Yani eski dille söylersek inanılmaz bir nur tecellisi üzere. Takdir ilahi, Hızır'ın kendisini bulduğu zaman işte nasıl anlayacak onun o olduğunu? Bunun üzerine birçok hikaye de anlatılmış. Biraz önce Alican abi anlatmıştı. Adam birisi Hızır'ı görmeyi çok istiyormuş. Demiş ki ne ya demiş. Yani bizler aklımızda böyle ilkelerin biçimlendiği kahramanlar her zaman arzularız, görmek isteriz. Musa bir nevi onun da destanıdır. O biçimlenen şeyleriyle ilişkiye girmek isteriz. Hayalimizde kurarız. Ya bir karşılaşsam. Genelde hangi durumlarda? Ya sıkıntı durumlarımızda, ya heyecanlı durumlarımızda, ya bir görsem, bir gitsem, ya bir karşılaşsak. Acaba öyle midir? Nasıl anlayacağım onun kim olduğunu? Gibi hallerle hepimiz karşılaşmışızdır. Bir de bakıyoruz ki ne duygularımıza tercüman oluyor. Bu hallerimize de tercüman oluyor mitin kendisi. Yani ne kadar biz o Musa'yı yaşıyoruz? Ne kadar o resmi canlandırmışız? Velhasıl kelam, Hızır'ın kendisine geldiğimiz zaman hikaye şu. Genç çocuk, balık, bir kuru tuzlu sepet içinde bir balık taşınıyor. Ve iki deryanın buluştuğu yerde, balık deryaya daldığında, şeytan bana unutturdu dediğinde, ki balık deryaya dalıyor, dalaya dalınca canlanıyor. Orada bir kişi oturuyor, o deryanın kendisinde bir kayalığın üzerinde oturuyordu Efendi Hazretleri. Kayanın kendisi üzerinde otururken, o kayanın kendisi de piri fani gibi görükürken, orada kişinin söylevi, yani Yuşa peygamberi, şeytan bana unutturdu söylevi, balık daldıktan sonra söylevi vardı. Ve ondan sonra o kişinin Hızır olduğu ve tanışıldığı söylenir. Ve orada der ki, sen filanca oğlu, Meryem oğlu neydi? İmran oğluydu değil mi? İmran oğlu Musa değil misin filan gibi ismini de zikrettiğinde kendisiyle tanışmış olur. Yani kendisini tanıtıyor. Her neyse, Hızır'ı görmek de böyle bir hikaye işte. Hızır yanına geldiği zaman kendini tanıtır. Böyle bir kişi geldiği zaman ruhaniyetiyle tanıtır. Yani onun hususi özellikleriyle, ahlakının özellikleri, kendini tanıtışı hasreti vardır. Bizler ona ne kadar açığız, kapalıyız, o meçhul. Aklımızdaki resmi ne kadar yırtabiliyoruz, o meçhul. Mesela Hızır yanında duruyormuş, abdest alıyormuş. Abdest alırken demiş, ya bu Hızır'ı nasıl görürüz? Bak demiş, duvara eliyle Hızır yazan kişiyi görürsen o Hızır'dır demiş. Aradan kaybolmuş gitmiş, adam bakmış Hızır gitmiş. Yani önümüze geldiği zaman nasıl göreceğiz? Zaten gösterdiği zaman görmemize açık mıyız? Yani ne kadar kendi hevalarımızla, heveslerimizden ödün vererek gördüğümüz şeye itibar edeceğiz? Gördüğümüz şey bize eminlik sıfatı itibariyle gönlümüzde sulh oluşturur. Mutmainlik oluşturur. Sevgi, muhabbet oluşturur. Evvela korku oluşturur. Aynı Musa gibi. Aynı babama gittiğim gibi. Gittiğim anda korkmuştum. Çünkü resmin bambaşka bir cephesi. Yani sarıklı birini, cübbeli birini bekliyorum. Öyle bir evlullah potrem var. Bir de baktım ki ne sinek kaydı, tıraş olmuş. Mezubane konuşan bir adam. Bir daha gider misin oraya? İmkan mı var? Bir baktım ayaklarım getiriyor. Gayri irade. Çünkü hakka açım. Hakkı açın. Nedir? Niçin varım? Ne yapıyorum? Neredeyim? Bu soruların cevabı yok. Birisi var diyorlar. Korkuyorum ama korka korka gidiyorum. Ondan sonra o sevgi muhabbete dönüşüyor. Buradan yakalayalım, devam edelim. Hızır Aleyhisselam'la sohbetler olur. Sohbetler olur. Ondan sonra da yola koyulur. Hızır'ın şimdi evvela ilk başta hikayenin ilk başını anlatmak lazım, o yorumlamak lazım, kanaatim o. İki deryanın buluştuğu yerde dediğiniz zaman, burası çok önemli bir noktadır. Kendi kanaatimce önemlidir, zevkimce. Ne yapıyorsanız, ne hal üzeri varsanız, bu kitab-ı kebir demek belki daha doğru. Yani kainat kitabı. Kur'an'da kitab-ı mübin diye geçer. Kitab-ı mübinde, yani apaşkar kitap, Cenab-ı Hakk'ın apaşkar yazgısını yazdığı kitap, kendi varlığının sıfatlarını, tecellilerini nakşettiği kitap. Maddeyi okursan maddeyi okursun, hakkı okursan hakkı olsun. Kur'an'da öyle değil midir? Sayfayı okuduğun zaman, hikayeler okuduğun zaman hikayeleri okursun. Orada hakkın kelamından hakkı dinlerse hakkı dinlemiş olursun. İşin aslı astarı Hazreti Resul'ün hadisiyle bağdaşır. O da şudur. Aklıma tam gelsin. Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun.
Yani niyetimize bağlı olan bir şey. Kitabı okuyuş şeklimiz, bizi biçimlendiren şey ve anlayış sağlamamızı sağlayan şey niyetimiz. Gerçek niyetimiz hakkı görmek, müşahede etmek imanıylaysa, niyetimiz imanıylaysa ve saf, ihlasane bir şekilde tavırda olarak gerçekten arzumuzla, aşkımızla, muhabbetimizle gayretkar isek elbette ki hakkı müşahedeye doğru yol tutarız. Ve orada emin kılınırız. Korkularımız da olsa, aşkımız da olsa, şüphelerimiz de olsa emin kılınırız. Emin belleğe gelmişizdir çünkü. Hızır bu noktada kendisinden emin olunacak kişidir. Hakkın tecelliyatı itibariyle kendisinden emin olunacak kişidir. Hakkın emin olunacağı kişinin yani hangi noktada hangi sıfatı varsa o noktada eminlik teşkil eder. Her mürşitte de bunun olması şarttır. Eğer gerçekten insanlara şey vermiyorsa, eminlik vermiyorsa, hakkın ilahi bilgisini açmıyorsa orada bir şey göremeyiz. Yani illa kerametlerle orada hakkın bir şeyi, evliyası vardır anlamını taşımıyor. İlmiyle, fikriyle, ahlakıyla, kerametleriyle de dahi hakkın kendisinin orada müşahedesi söz konusu olması gerekir. Yani burası bir kapı. Burası da bir hak, veli kulumu gören gözü, duyan kulağı tutan eli olurum noktasında hak mertebesi diye görmemiz ve müşahede etmemiz şarttır. Babam onu şöyle söylerdi efendim, Abdullah Değerli Hazretleri derdi ki, yorum derdi kilisterçesiyle, yorum derdi. Gencecik bir çocuktum o sıralarda, 21-22 yaşlarında, yorum derdi Allah sana akıl fikir vermiş. Buraya gelip gidiyorsun, hani bir aşk vermiş ya artık, o korkular falan geçmiş, uçuyoruz. Yani o iman ile filan filan bir veliyi de görmüşüm ya, tamam iş bitmiş benim için. Yukarıda Allah'ım var, ona yetişemiyorum. Nerede? Öyle senin öyle bir yukarıda bir ütopyan varken hiç düşünmeyin. Yani herkesten belki daha beter. Çok yukarılarda ulaşılmaz. Takdir. Bir baktım ki ne takdir, hiç yoksa bir velini göster dedik ya. Gösterdi ya, daha benden daha iyi cennete giren adam olamaz. Huzur. Takdir. Korktuk morktuk ama korku da cennete giden bir araç, bir kapı. Her neyse, velhasıl kenan, evladım dedi, yorum dedi, Allah sana akıl fikir vermiş. Bir kişide bir şey görmezsen, yani ilahi sıfat tecelliyatı itibariyle, her kişi sohbetinden, şeytan kişi de sohbetinden bellidir. Şeytan kişiyi en sonunda marifeti gereği dünyaya çevirir, menfaate çevirir, iradeye çevirir, külli değil, cüz'i iradeye çevirir. Ve orada sizlere Cenab-ı Hakk'ı değil, bir daha söyleyeyim, sizlere sizi göstererek, sizlerin kendi nefsi üzerinde hevanızı kabartır. Eğer kişi ise sizi sohbetinde unutturur, orada hakkın müşahedesinde mana deryasında kendinizi unutmuş, dışarı mışarı bırakır. Ariflerin sohbeti cennet mahallidir diyor. Takdir. O sırada o sohbetin kendisinin iç manalarıyla cennet bahçelerinin nimetleriyle nimetlenir. İşin aslı tarafta budur. Yani irfan nimetleriyle nimetlenir. Ve orada kendini unutmuştur. Dışarıdan geldi, dışarıda acıları var, şu var, bu var, yok. O sıradaki haliyle odaklanmıştır. Kıblesi, yani burada Hızır, Musa'nın kıblesidir. Hakka varacağı kıblesi. Bir sıfatı bir yerde açmış ise o kişiden almak zorunluluğu var. Neyi de sonlandırırsa onda devam ettiriyor. Onun içindir ki insandan peygamber gelmiştir, melekten gelmemiştir. Melekten gelseydi insan olamazdık. İnsanlık sıfatlarımızın açılmasını bulamazdık. Onun içindir ki ne sizin gibi yiyip içen, sizin gibi oturup kalkan bir beşerden peygamber gelmiştir. Eğer melekten gelseydi diyor zaten gözünüzü bile açtırtmazdık. Eğer istersek diyor sizleri giderip başka bir mahlukat da yaratmaya kadiriz diyor. Ve insandan olması çünkü bir şeyin bir şeye gösterilmesi o şeyde gerçekleşir. Yani neyde sonlanıyorsa sonlandığı şeyle yürür, sonlandığı şeyle açılır, sonlandığı şeyle aynalaştırılır. Yani size benzeyen birisiyle ancak bir dönüşüm geçirebilirsiniz, aynı olabilir. Yani gözü var, kulağı var, burnu var. Onda kendi yüzümü ancak görebilirim. Melekte göremem, cinde göremem. Çünkü onun sıfatı ayrı. Cinleşmeye başlarım, melekleşmeye başlarım. O zaman insan olamam. İnsan olmaya geldim. Melek, cin olmaya gelmedim ki. Bu bağlamda bakılması gerekir. Onun içindir ki insandan peygamber göndermiştir. Niçin seni gönderiyor? Yasası, insandır insana insanı gösterecek, aynası olacak. Onun içindir ki Hızır bir nevi burada mürşit aynasını da işarettir. Mürşit aynasını işaret ettiği içindir ki kendisini değil, hak sohbeti üzerinden, hak varlığı üzerinden, ilahi sıfat tecelliyatıyla tevhidin gereği olarak kendisinin sebepliliğini değil, hakkın varlığına sebep oluşu üzerinden hakkın müşahedesini sağlayan kişi demektir. Ve bu müşahedenin kendisinde kişi ne kadar kendi varlığından ödün veriyor ise o varlığından ödün verdiği kadar orada hakkı bulur. Başka bir şey bulmaz. Eğer kendi varlığından ödün vermiyorsa orada Hızır'ın yaptıklarını bulur, Hızır'ın yaptıklarına takılır. Niye yaptın, niye ettinin anlamları bu şekilde çıkar. Takdir ilahi ama yok. Hak noktasında eminlik verilmiş. Zaten Allah onun hikmetli olduğunu söylemiş.
Kardeşim hikmetli olduğunu zaten Allah söylüyor. Hikmetli olduğunu da görüyorsun. Gördüğün zaman oradan emin olacak. Şüphe edilmeyecek. Şüpheye girdiği zaman imtihan başlar. Niçin yaptı, niçin etti? Onlar da imtihan edilesi kişiler değil. Edildikleri zaman azamete dokunur. Dokunduğu zaman ise takdir ilahi geri atılırlar. Geri çevrilirler. Haberleri bile olmaz onların. Lakin Musa'ya da istisna, beni kararlı kırarcısı, hani celalli ya, iradesinde kuvvetli ya, sen beni diyor kararlı görürsün diyor. İradesinde şey yani sabit. Sen beni diyor kararlı görürsün diyor. Merak etme diyor. Sabredenlerden bulacaksın diyor. Yani iradenin celal sıfatında kararlı olduğunu da işaretidir. Her neyse velhasıl kelam, sohbetin o kendilerini buluştuğu yerin manası şudur. İki deryanın buluştuğu yer kendisi iki deryadır. Birincisi takdir ilahi, bu alemin zulmatı üzerinden yasalarla hakkı bulmak, yasalarla hakkı insan yaşantısında ahlak üzeri çıkartmanın bilgisine sahiptir. Bunu da sohbetin başındaki hastaları ziyaret ettirme şu umudu dersini zaten almıştır. Yani zulmet üzerinden hakkı bulmak, zulmet üzerinden hakkın ahlakı olan sıfatlarının tavırları üzere, esmalarının tavırları üzere yaşamayı Musa zaten dersini almıştır. Lakin almak istediği kelam sıfatı itibariyle Musa kelamı dışta bulandır. Her zaman kendisinde dışlar yaşayandır. Ve dışsal olduğu için görünenler üzerinden hep bir görme ister. Onun için demiştir ki ne ki yarım kalan bir yerdi. Rabbim bana görün dedi. Aslında kelam aynasında kendisine görünen idi. Kelam sıfatı itibariyle de müşahede edilmesi gerekendi. Lakin soyut olarak değil somut olarak görmek istiyor. Kelam zaten somut. Orada kelamın kendisi somut. Söylenenin manasına mı bakacağız yoksa hak orada ne diyor diye mi bakacağız? Yani Kur'an'ı açtık. Kur'an'ı açmamızla Kur'an'daki hikayeleri mi dinleyeceğiz veyahut da söylemleri mi dinleyeceğiz yoksa Allah bize konuşuyor mu diye bakacağız? Veyahut da orada ki üçüncüsünü ikincisi olarak söylemem gereken şuydu. Orada ha Kur'an'da şu anlatılmak isteniyor, bu anlatılmak isteniyor gibi tefsirsel bir hal ile aklını mı vermeye çalışacağız? Siz akletmez misiniz ayetinin tecellisinin hükmü altında? Yoksa orada Allah ile yine aklı ne şuyu ne buyu bırakıp sadece orada Allah'ın bize sohbetini mi dinleyeceğiz? İşte buradaki şey kendimizden ödün verip vermemekle alakadar bir şey. Orada Kur'an'daki Allah-u Alem'in sohbetini dinlemek, Allah-u Alem'in kendisinin tecelliyatlarını anlamak, Allah-u Alem'den dinlemek bambaşka bir şey. İşte Hızır kapısı aşağıda onu sağlayan bir şey. Mürşit kapısı aşağıda onu sağlayan bir şey. Şimdi mürşitsiz olmaz mı? Mürşitsiz olmaz. Çünkü sohbet üç türlüdür. Yani bu işin mürşitsizliği olmaz mı? Kur'an bize mürşit değil midir? Evet mürşittir. Babam onu şöyle söyler. Evladım elimizde harita var. Lakin harita yani hazineyi de biliyoruz. Hazine de var. Tamam. Ama hazineyi bulmak için de hani bu define arayıcılar var ya. Hazineyi de bulmak için dedi haritamız da elimizde var. Lakin dedi hazinenin yanına gidersin. Bir santimetresinin ömrünü kızarsın. Gene de kendisini bulamazsın dedi. Onu bulabilmek için elbet rehber şart. Onun için mürşitlere rehber demişlerdir. Rehberin yaptığı ise bizdeki mürşidi bizdeki mürşide varmaktır. Bizden ders veren, bizden okutana varmaktır. Bunu da şöyle anlatayım. Sizler kitaplarda yazı okurken veyahut da ne okursanız okuyun fark etmez. Ben Kur'an olarak söyleyeyim veyahut da alemler olarak söyleyeyim. İster kitabı mübinden okuyun, ister kitabı cüzdiden okuyun. Teorisinden okuyun. Efendime söyleyeyim Kur'an açtınız okuyorsunuz. Okumanız doğrultusunda oradaki yazıları görüyorsunuz algı cihetiyle. Onlar sizde dilleniveriyor. Cenab-ı Hak orada sizden kendinizden konuşuyor, kitaptan konuşmuyor. O sizde sadece bir görüntüdür. De ki, dediği zaman sen sendeki dekiyi duyduğun anda iş bitmiştir. Dışarıda değil, içinden sana sesleneni duyarsın. O zaman Kur'an'ı dışarıdan mı okuyoruz, içeriden mi okuyoruz? Musa'nın istediği de buydu. Yani Kur'an'ı içeriden okuyabilmek. Alem, kitabın mübini içeriden okuyabilmek. İçeriden okutanla, yani dışarıdan Allah kendisini okutuyor. Söylüyor. Tecelliyat-ı Rabbani. Hızır'da ise içeriden bir okuş var. Çünkü içgörü ve iç ses doruktadır Hızır'da. Bu bağlamda Hızır'a gitme zorunluluğu var. Alemin hikmetini içeriden seslenişle bulma. Kendi varlığından gelişle, feyz-i akdesle bulma. Var. Şimdi bu bağlamda iki derya geldi. Yani dışsal olarak bulup da mana bulma deryası, içsel olarak bulup da yorum getirme, bilme ve eyleminde olma deryası buluştu. Bu şu demek, her ne hangi hal üzere yaşıyorsanız kitab-ı mübinde size aynadır. İki deryanın buluştuğu yer, iki insan deryasının, gönül deryasının, mana deryasının buluşmasının remzi itibariyle kitab-ı mübinden oynana bir aynalaşmadır. Yani onların halinin kitab-ı mübinde aynı şekilde ceyran ettiriyor. Yani ne yaşıyorsanız aynı şekilde kainatta da ceyran ediliyordur. Bu istisnasızdır. Yani ne yaşıyorsanız kainat size aynadır.
sizi size işaret eder. Bunu şöyle daha basite indirgeyim. Çok daha şey değil, mantıksal noktada da onaylayacağınız bir şeydir. Yani sizler insan olarak göründüğüm zaman toprağın, havanın, suyun son halisiniz. Madde boyutunuzda. E peki toprağı gördüğünüz zaman, havayı gördüğünüz zaman kimi görüyorsunuz? Siz değil misinizdir? En son form haliniz değil midir o? Siz o toprağın, suyun, havanın en son forma gelmiş, en son biçime gelmiş hali değil misinizdir? Bu bağlamda baktığınız zaman toprağa bakarken kendinize bakıyorsunuzdur. Eskiğinize, evveliyatınıza, havaya bakarken kendinize bakıyorsunuz, evveliyatınıza, suya bakarken gene aynı. Evveliyatınıza bakıyorsunuz, evveliyatınız size aynı oluyor. Kitab-ı mübin oluyor. Ve her kim nereden başlıyorsa oraya da dönmek zorundadır. Onun için ki evvelimize dönmek zorunluluğun olduğundan sebebi bedensel olarak da, bedensel ihtiyaçlarımız noktasında da dönüyoruz. Topraksız olur mu? Havasız olur mu? Susuz olur mu? Dönmeyen biriniz var mı? İçmeyen, yemeyen. Zorunlu. Ha, o evveliyat kimden başlıyor? Hak'tan. Onun için dönüşünüz yine banadır diyor. Peki insan dönüşünü nasıl sağlayacak? Yediğiniz, içtiğinizin sizin üzerinizde Hakk'a dönüşü vardır. Hakk'a dönüşü. Gören göz, duyan kulak, tutan el hep Allah-u Alem'in subuti sıfatlarının tecellisidir. Ruh da misali itibariyle Cenab-ı Hakk'ın zatının tecellisidir. İnsandaki biz ona ruhumuzdan verdik diyor çünkü. Takdirle üfledik. Tecellisidir ki ne? Kişi evveliyatını Hak ile bulduğu zaman gördüğümüz alemle bulduğu varlık halini de Hak ile bulduğundan sebebiye hiçbir şekilde alemi görmez, Hakk'ı görmeye, Hakk'ı müşahede etmeye başlar. Mürşid kapısına gitmek zorunludur. Çünkü kitapta okurken kitap bize onun melake yoğunluğunu vermez. Zorunlu olmasının sebebi bir, aynalaşacağımız şey yine bize benzer bir şey olması lazım. Yoksa başka bir şeye dönüşürüz, başka bir şeye yönelmiş oluruz. Ki bu bağlamda bu öyledir. Ama şöyle devam etmek gerekirse, bir kişinin yanına gidiyoruz veyahut da kitap okuyoruz. İlmi olarak Kur'an'ı okumak ve Kur'an'dan yorum çıkartmak akli olarak her ne kadar hakkani olarak doğru olsa bile o belirtilen ayetlerin fena ve beka tecellisi itibariyle insanda tecellisi vardır. Kur'an insana gelmiştir. İnsanı insana anlatan kitaptır ki insanla Kur'an ikiz kardeştir. Hadis-i şerifi bu yüzdendir. İnsanı insana anlatması sebebiyle insan orada kendini göremiyorsa Kur'an kendine yabancıdır. Ve aynası orada nedir? Kur'an'daki aynası kelamdır. Kelamda kendisini anlatıyor. Biraz önceki Musa hikayesinde ne kadar Musa olduysak o kadar bize anlatması gibi. Kendimizi ne kadar göreceğiz? İrşadın en büyük özelliği de şudur. Mürşid olan kişinin gerçek haline rehber demiş herhalde kendimizdeki mürşidi bulmanın tavrı itibariyle bize irşad etmelerinin üslubu neyse artık irşad etmenin üslubu neyse o şekilde bir yöntem içerikleri vardır. Ve bütün irşad ehli bütün işaretlerin istisnasız olarak yöntemleri şudur. Kişinin nasıl ki kainatta kendi varlık sıfatlarına aynı olma durumu vardır. Mürşidin de o kişinin kendisine aynı olma durumu vardır. Gönlüne tercüman, haline tercüman, geçmişine tercüman, varlığına tercüman olma durumu var. Eğer bu tercüman olma durumu yoksa onun irşad etmesine imkan yok. Bunu şöyle anlatayım. İnsanlar aynayı çok sever. Otururlar süslenirler. Niye severler? Çünkü kendilerini görüyorlardır. Kendilerini görmesi sebebiyle cezbediliyordurlar. Ve size birisi sizi gösterdiği zaman korksanız da, üzülseniz de, serseniz de ondan ayrılmazsınız. Çünkü kendinizi görüyorsunuzdur. Çünkü insan kendi varlığında, kendiyle olan bir varlıktır. Dışsal olarak ne kadar varlık bulursa bulsun. Hep kendi üzerindedir. Her ne kadar bilincinde dışsal olarak, dışsal şeylerle ne kadar varlık bulursa bulsun, kendi varlığında kendiyledir. Kendi varlığı üzerinden hareket ettiği için hep kendisini görmek, hep kendisini görülmesini istemesi gibi iradelerde bulunur. Bu sebepten dolayıdır ki ne? Ona, onunla, onun halleri üzere irşad edecek kişi gerekir. Bu sebepten dolayı da mürşid kişinin hak aynasıdır. Doğruluk aynasıdır, varlık aynasıdır. Kendisini kendisine gösterecek, kendisine kendisini gösterirken yol bulutacağı aynadır. Nasıl ki diyor ki iki deryanın buluştuğu yerde diye hak aynalaştırıyor bize onu ve kainatı da öyle okumamızın işaretini veriyor hikayenin başında. Evet, bu noktadan balığa gelelim. Balık Musa'nın iradesidir. Çünkü balıklar iradeye işarettir. Manevi yorum itibariyle. Orada İsa'nın şimdi ölü olmasına gelince Musa artık yılmış idi. Onun psikolojik halini bile veriyor. Bazen arkadaşlara diyorum rüyalarınızı kimse anlatmayın. Onlar muhbirdir. Varlığınız ne varsa söyler. Emin olun ha. Hiç kimseye de anlatmayın. Gerçekten bilen varsa neyiniz var neyiniz yok önüne dökmüş olursunuz.
Ne var ne yok. Her şeyinizi dökmüş olur. Bütün psikolojinize kadar orada vardır. Oradaki ölü balık Musa'nın orada artık iradesinden yıldığını söylüyor. Tuzlu olan balık ise tuzlu olması noktasında otoriteyi, otorite noktasında şeriatı, şeriat noktasında hareket ettiğini ve onunla halen canlı tuttuğunu. Yani Allah söylemiş böyle birisi var. Kendisi disiplinli, iradeli olması sebebiyle de halen balığı kendinde tutuyor. Ölmüş olsa bile umudunu kesmiş demek yani. Ama yanında genç bir delikanlı var. Yani bir işaret beklese, bak şeytan bana unutturdu deyişi aslında kendisinin unutuşudur. Çünkü oradaki Yuşa'nın kendisi aslında Musa'nın kendisini. Çünkü kim kime tabiyse onun hali üzeridir. Onu işaret eder aslında. Yani bir köle sahibinin yaptığı, söylediği eylemler üzeri değil midir ki ne sahibini işaret etmiş olmasın eylemlerinde? Bu sebepten dolayı oradaki hizmetçinin işaret ettiği yine Musa'nın haliydi. Yani buradaki kastı gönlünde iradeli, çevik, her an gene geriye dönerek o imanı doğrusunda gene canlılık bulacak ve yaşam sevinci bularak gayret gösterecek bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Ve Yuşa peygamberin bana unutturdu demesi oradaki balık remziyetinin ölü olmasıyla paraleldir. Yani kendi varlığında Musa, tesir edilen, tesir eden, kudreti bulan kişi, artık umudunu yitirmiş bir kişi olarak ama halen canlanabilecek, unutmuş, gaflete düşmüş bir kişi olarak, yani artık böyle birisi yok, neredeler gibi bir hale düşmüş olarak bulunsa dahi, orada balığın kendisinin o genç dinamik haliyle yine hatırlatılması, yani ilahiyattan bir himmet olarak hatırlatılması sebebiyle o canlılığı buluşu, hizmeti buluşu. Çünkü kendi nefsi kendisine hizmetçi. Kendi nefsinin uyandırılışı, kendi nefsinin uyandırılışıyla, ha şeytan bana unutturmuş idi, balık canlandı, deryaya daldı. Deryaya dalması, balığın Hızır'a kendisinin dalması remziyetini taşır. Yani burada anlatmak istedim. Kainatta ne oluyorsa sizlerin ruh halleri üzeri oluyordur. Ruh halleri üzeri sizi işaret ediyordur. Bütün kainat ben sizim diyordur. Toprak ben senim, hava ben senim. Bütün kainat hali itibariyle senim diyordur. Ne kadar sen olduğumuzu, onlar olduğumuzu görebiliyorsa onlarla uyumlu bir şekilde yaşar. Çünkü insan kendine bir şey yapmaz. Takdir ilahi. Bu noktada bakarsak daha doğrusu Hızır'la Musa kısası itibariyle ve orada niyeti itibariyle niyetinin gerçekleşmesinin işareti olarak balık deryaya daldı. Ve oradaki kendisinin nefsani halinden gafletten uyanıp Yuşa'nın haber vermesi remziyeti. Gafletten uyanıp orada Hızır'ı görmesi, Hızır'ı oradan emin noktasına olduğu yine yaşam sevincine büründüğüne işaret ediyor. Kaçımız bir evliullah görüp de yaşam sevincine büründük Musa gibi? Aynıdır, fark etmiyor. Seyir-i seferdeki hallerdir bunlar. O evliullah'a gitmek, Hakk'ın kelamını hep dışsallıkta ararken içsellikte aramaya talip olmak, feyzi akdese yönelmek, hepimizin üzerinde tecelli eden haller sonuçta. Yıldığımızda artık yok mu böyle bir kişi? Yıldık ya. Yok mu bize şöyle böyle sihirli değnek çarpacak kişi gibi? Yıldığımız, hiç umudumuzu kestiğimiz, artık tek başımıza kaldığımız durumlar da olmuş. Bu bağlamda bakarsak, Musa o hayat neşesini, yani genç delikanlı, fettah, Kur'an'da da fettah tabiriyle geçer. Fettahlığı geri buluyor. Ve başlıyorlar. Ve Hızır'ın oradaki sözü çok önemli bir şey. Diyor ki ne? Sen bilmediğin bir şeye nasıl dayanabilirsin? Çünkü ilim değiştirici, dönüştürücüdür ama ilim aynı zamanda varlık bulduğunuz hangi sıfat üzeri ilim buluyorsanız iltihaviz vermeme haline de sahiptir. Yani bir şekilde varlık bulduğunuz ilim neyse o ilimde katli surette Musa gibi de bir de cebbar ve ilkesel düzeyde kendinizde eriten bir varlık haliniz varsa taviz vermezsiniz. Nasıl diyor dayanırsın sen bu halliken bana? Yani sen bana dayanamazsın demesinin farklı bir halidir. Yani benim ilmime dayanamazsın demesinin farklı bir hal. Bunda şeyden Abdülkadir Geylani'nin güzel hikayeler vardır. Onun gibi bir hikayedir. Evladım dayanamazsın demiş. Ya baba demiş herkese himmet de ödüyorsun. Bize de himmet de demiş. Evlat dayanamazsın demiş. Eyvallah demiş. Sana da bir nefes veririz demiş. Araya atlar geçiyor. Devre alem yaptırıyor efendi. Büyük bir keramettir devre alem. Zaman içinde zaman hakletme. Allah'ın büyük delillerine verdiği bir kudret hali. Devre alem yaptırtıyor. Kendisini Hindistan'da bir padişah olarak geliyorlar, götürüyorlar. Bir melik demek daha doğru olur. Melik olarak görüyor. Senelerce yaşıyor. 7 sene yaşadığı söylenir. 7 sene saniyesi saniye yaşarken 2 çocuğu oluyor. Eşi, çocuğu, parası, pulu, malı, mülkü. Efendi Hazretleri oradan geçerken diyor evladımıza bir uğrayalım diyor. Efendi diyor ki ne ya diyor evladım diyor sözleşmiştik diyor. Hani her şey yarı yarıyaydı. Çünkü söz ahdır. Sözünde durmak gerekir. Sorumluluk ister. Çünkü sadakallahu azim bu da ontolojiktir. Çünkü sadakallahu azim Allah doğru söz üzeridir.
Diyor ki evvelden eğer söz vermiş olmasaydım, yani ilahi sıfatlarımla tecelli ettiğimin hakikati üzere olmasaydım hepsini cennete koyardım. Çünkü eğer cehennem olmasa kahar esması, kahir esması o kitab-ı kebirin o ahiret sahnesinde o şekilde açılmış olmayacak. Çünkü dünyada kahar, kahir, azamet ve uluhiyet sıfatları yüksek derecede bu alemde tecelli etmektedir. Ama diğer alemde kahar esması cennette görülmez, üstün gelme, madde üzerinden üstün gelme, o kişiye elim esmasıyla şey etme, kendine çekme. Çünkü Allah elimdir de aynı zamanda, acı verendir de. Verme, güldüren ve ağlatandır da. Ya ağlatma hadisesi gerçekleşmez. Gerçekleşmesi için cehennem kitabının olması lazım. Nasıl ki bir cennet kitabı varsa. Olması lazım. Eğer evvelden söz vermiş olmasaydım demek, eğer ben sıfatlarımda kararlı olmamış olsaydım, hepsini merhametim sebebiyle cennete koyardım demektir. Şimdi bu bağlamda geri Hızır'a dönelim buradan itibaren. Hızır Aleyhisselam ve dayanamazsın dedikten sonra aslında hükmü veriyor. Hükmü verdikten sonra da iş bitiyor zaten. Yani aslında o, çünkü söylediğiniz söz sizlerde işleyicidir. Aynı zamanda MIT'in bize verdiği en önemli derslerden bir tanesi de sözünüze sahip olmanız gereklidir. Çünkü sözünüze sahip olmanız çok önemli bir şeydir. Çünkü sözün kendisi, kelamın kendisi kudret içerir. İradi noktada bir insanın kelamı nazar içerir. Hayatı yönlendirir, işler. Ki birçok noktada da birçok filozofun üzerinde düştüğü bir şeydir. Kelamın eylem noktasında inanılmaz derecede büyük bir eylem olduğu, değiştirici ve dönüştürücü bir eylem olduğu noktası. Bu da İsa Nebi'de çok inanılmaz şey işlemiştir. Allah demiştir, farklı noktada Allah kelamını açmıştır, bir Roma imparatorunu da yıkmıştır diye destansı bir şekilde anlatılır. Aynen de öyledir. Bir kelam bütün hayatı işler. Zaten insanlık tarihine baktığınız zaman kelamın bilgi cihetinde somuta dökülmesinden başka neyi vardır ki? Yani geçmişin bize mirası bilgiden başka nedir ki? Bilgi ise onların ürettiği ve kainatta buldukları bilgi, kelam üzeri, kelamla biçimlenmiş olmasından başka bir şey değildir. Değiştirici ve dönüştürücü. Onu alıyoruz, hissediyoruz. O bilgi bizde farklı noktalarda değiştirmeler, dönüştürmeler oluyor, yönlendirmeler oluyor. Yani bildiğimiz şeyi isteriz, bilmediği şeyi istemeyiz. Bildiğimiz şeye deviniriz, bilmediğimiz şeye devinemeyiz. Onun için sözde de kararlı olmak gerekir. Söz kudret içerir. Ve Allah-u Alem'in ahlakı üzeri ise ki, o doğru söz üzeri olduğu için, doğru tavırlarda şenle, çünkü onun kelamı tavırdadır. Her gün yeni bir şendeyken, her gün yepyeni bir tavırlarda insana görünür olur. Ha insan ne kadar görür? İmanı doğrultusunda veya da imansızlığı doğrultusunda görmez. O da ayrı bir mevzu. Şimdi bu noktadan devam edersek, Hızır Aleyhisselam'ı balık olarak, yani kendi niyetinin canlanması olarak, yuhuşu olarak fettaya bürünerek, yani genç, delikanlı, dinamik, yılmışlığından kurtulup, ilkesine varması sebebiyle, ilke ereği olacağı varması sebebiyle, gelmesinden sebep bir canlılık ile sohbet başlar. Ve bana dayanacaksın der. Ve söz verir. Eğer söz vermiş olmasaydı der Hazreti Resul, belki daha çok onların hikayelerini dinlenir, istifade ederdik diye bir hadisi vardır. Çünkü söz önünüzü kesecek büyük bir engeldir de. Gerçekten samimi bir insansanız, sözünüzü de tutmazsanız sizde vicdan uyandırır. Niye yaptım? Eğer ilahiyatla bağınız varsa, yoksa zaten bir anlamı yok. Yalan her tarafı kuşatmış. İlahiyatla bağınız varsa söz sizde gerçeklik arz eder, sorumluluk arz ettirir. Arz ettirdiğinden sebebiyle o sözde durma hakkınız vardır. Eğer söz vermiş olmasaydımın ayeti gereği. O ayeti yaşıyorsak, yaşayacaksak eğer. Takdir-i ilahi, bu bağlamda bakarsak Hazreti Hızır'a geliyor. Hazreti Hızır'la konuşmalar başlıyor, sohbetler başlıyor ama artık yolculuk başlıyor. Yolculuğun kendisinde bilinen hikayedir. Efendime söyleyeyim. Bir çocuğun öldürülmesi vardır. Ve Musa'nın orada müdahalesi vardır. Sen çocuğu niye öldürdün? Haksız yere cana kıyılmaz. Tevrat'tan bir ayet. Efendime söyleyeyim, gene ikinci bir noktada belli bir bölgeye gelirler. O belli bir bölgede bir harabeye gelirler ve harabede bozuk o taşların yığılmış haliyle virane derler eski dille. Viraneyi imara başlar. Ya bizi kovan, bize yemek vermeyen, bizi istemeyen bir halka karşı bir de hizmet mi ediyoruz der. Hızır bak sen dayanamazsın demedin mi diyor. İkinci bir hadise, üçüncü bir hadise. Bir gemiye binerler. Gemiyi biraz bilmeden önce Hızır bir güzel şey yapar. Bozar. Yani çirkin yapar. Güzel bir gemiyi çirkin bir vaziyete getirir. Artık gaybi olarak. Takdir-i ilahi. Ya sen gene kötü bir iş yaptın der. Bak ben sana dayanamazsın demedim mi der. Ve işin iç yüzünü anlatayım der. Çünkü insan hakikaten bilmediğine dayanamaz. Bilmediğin ne kadar çekici olursa olsun. Bir daha söylüyorum.
bilmediği ne kadar çekici olursa olsun kendisini susturmadığı sürece, ki bize vereceği en büyük derse gideceğimiz yerde aynamız olacak kişinin, aynamız olması doğrultusunda kendimizi bize gösterebilmesi adına kendimizden kopmamız lazım. Çünkü aynaya bakarken siz aynaya odaklanırsınız, kendinizi unutursunuz. Eğer o şekilde aynaya odaklanmıyorsak, kendimizde ısrarcı oluyorsak ayna bize bir şey göstermez. Aynadaki suret üzerinde kendimize şekil şema veremeyiz. Edeb-i erkana gelemeyiz yani. Ya şuram şöylemiş tarayayım diyemeyiz. Çünkü daha kendi üzerimdeyim. Kendi üzerimde odaklanmış bir adam aynada kendini nasıl görsün? Ki bu noktada bize sükutu işaret eder. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsak, öğrendiğimiz şey, talip olduğumuz şey, ki burada talip olan, yani talip olan, talip güzel bir kelimedir bu bağlamda, mürit isteyen. Evet, Musa Hızır'daki bilgiyi isteyendir. Hızır'daki bilgi Hızır'a şekil verendir. Hızır'ın olduğu, eyleminde göründüğü, eyleminde yaşandığı bilgidir. Yani Hızır'ın kendisidir. Hızır olmak istiyor daha doğrusu. Ya ben de Hızır gibi olayım değil, Hızır olayım noktasıdır ki ne? Bu noktada baktığın zaman kendisinden ödün vermeden anlaşmasına imkan yoktur. Talip burada Hızır'a taliptir. Hızır'daki ilahi kudrete taliptir. Görünüşte Hızır, hakikatte ise Allah'a taliplik vardır. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman Hızır'da eminlik verilmiş. Yani o emin kişi. Böyle bir ilme ruhsatı var. O zaman Allah'ın emri ise orada ne olursa olsun eminlikten taviz vermemek gerekir. Ve orada müşahademiz sadece mesela gözlemle gerekir. Gözlem üzerinden eğer odaklanır isek, sükut edersek oradaki hakikati görürüz. Bu şuna da benzer. Aklımızda olan ilkeler, aklımızda olan fikirler neyse bunlar ne kadar doğru olursa olsun. Kendi ne kadar doğru olursa olsun fark etmez. Yani adam öldürmeyeceksin. Çok doğru bir şey. Ve ayet haksız yere cana kıyılmaz. Bir insanı öldürmek Kur'an'a taşırsak daha da büyük bir açıklama getiriyor. Bir insanı öldürmek bütün kainatı öldürmek gibidir. Bütün insanlığı öldürmek dedi. Bir insanı kurtarmaksa bütün insanlığı kurtarmak gibidir diye büyük bir açılım yapıyor. Bunun da yorumu farklı bir şekilde yapılabilir. Burada şu konumuz adına dağılmasın diye gene geleyim. Takdir-i ilahi Hızır'ın kendisi orada bütün eylemleri yaparken çok önemli bir konudur. Muhyiddin Arabi'nin de güzel bir tespitidir. Bu noktadan hareketle irşadı anlatmak isterim. İrşadın temeli sükuttur. Gelen kişi kendinde fena bulacak. Sükutun manası fena bulmaktır. Ya bir kişi kendinde fena bulmadan, kendi ilkeleriyle bakarken, kendi görüşleriyle, zanlarıyla bakarken karşısındakini anlamasına imkan yoktur. Evvela soyunması gerekir, kendisini unutması gerekir. Unuttuğu noktada kendisine, bakın, unuttuğu noktada kendisine gözlemlediği şeyin hakikati görülür. Yoksa her zaman kendi gördüğüyle baktığı için kendi gördüğünü görür orada. Çünkü baktığı gördüğüdür, gördüğü değildir gördüğü. Yani Hızır orada adam öldürürken o kendi baktığıyla, ilkesiyle bakıyor. Adam öldürmek yasak. Bak kendini görüyor aslında. Adam öldürmek yasak. Kendisi adam öldürmek yasağın haliyle karakter buldu. Bu noktada kendisini görüyor ve kendisini görmesi, yani ilkesel tavrı itibariyle orada hakkani olarak tavır sergilemesi gerekiyor. Evet, bu bağlamda toparlarsak ilki olarak alim esmasının tecellisi Hızır'dadır. Mürit esmasının tecellisi ise Hazreti Musa'dadır. Evet, ne kadar böyle olsa da şeriat bağlamında baktığın zaman haklar üzeridirler ki mutlak adaletin tecellisi şeyde görükür, Musa'da görükür. İzafi adaletin tecellisi ise şeyde görükür, Hızır'da görükür. Ama hakikate baktığımız zaman ise bize bu hikayenin kendisi mertebelere göre, her doğrunun değişik olabileceği, tecelliyatlara göre herkesin doğrusunun, herkesin doğrusu olması noktasında doğru olabileceği, başka bir doğruya göre doğru olmadığı söylenmesi gerekir. Yani bu da bize alemde göreceliliğin olduğunu işaret eder. Yani bizim mutlak bildiğimiz şey, mutlak bildiğimiz şey olarak belki bizim adımıza mutlak olabilir. Ama başka bir doğrunun yanında o yanlış olabilir. Onun için diyor ki, bunu bir hadisle destekleyin. Diyor ki, günde 40 makam geçerdim, her makamda kendi küfrümü gördüm. Burada kendi küfrümü görürüm derken küfür ehli olarak değil. Kendi zannımı görürdüm. Kendi örtüklüğümü görürdüm. Oraya yaptığım yakıştırmayı görürdüm. Yani kendimi görürdüm. Çünkü o hakikat itibariyle bana farklı noktada görüküyor diyor. Şimdi irşadın en büyük temeli, buradan gene Hızır ve Musa kıssasına dönersek, orada çocuğu öldürmesi aslında, Muhyiddin Arabi'yi orada zikrettik. Bir daha zikretmek istersen. Yabancı mısınız bilmiyorum da ben yabancısıyım ama gene de anlatırım yani bilmiyorum takdirle. Muhyiddin Arabi Hazretleri, çünkü kitap okumuyorum fazla. Onun için. Muhyiddin Arabi'nin hikayesinde şöyle bir tespiti vardır. Der ki, kitap okumuyorum da bazen de okuduğum oluyor, onun için yalancı olarak görmeyin takdirle. Kitabında şöyle bir şey tespiti vardır. Der ki, Musa, Hızır Musa'ya daha evvel yaptığı haller üzerinden onun hallerini anlatıyordu diye bir tespiti vardır. Daha fazla büyük bir açıklamaya girmez. Bunu da Fusus İlkem'de yapar.
bildiğim kadarıyla. Şimdi burada söylenen ise daha önce sen bir adam öldürdün. Ne diye bunu hor görüyorsun? Daha önce sen Şuayb'ın kızlarına Allah için gayri iradi olarak hayır adına, gayri iradi çünkü, gayri iradi hayır adına iş yaptın. Niye beni horluyorsun? Yanlış görüyorsun demek. Belki daha doğru. Horlama yok çünkü. Yanlış görüyorsun. Sen ki bir cebbar olan sultandan Allah'ın koyduğu bir sandıkla kurtuldun. Ben ise onları Yavuz bir padişahın elinden kurtardım. Çünkü güzel gemileri şey diyormuş, böyle korsanlıkla ele geçiren bir melikten kurtardım adına işin hakikatini anlatıyor. Burada hikayenin kendisi Musa'nın sebeplere baktığını gösteriyor. Sebeplere baktığını gösteriyor. Hızır'ın kendisinin ise neticelere baktığını gösteriyor. Onun için bizler sebeplere bakamayız. Neticelerine bakmak zorundayız. Onun için burada şu hadisi şerifi de özellikle zikretmek gerekir. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır. Yani mutlak doğrumuz yoktur, olamaz. Bunu nasıl destekleyeyim kelime kavramını? Hiçbir itikatta kararlı olamayız. Hiçbir itikatta kendimizi sınırlayamayız. Benim ilk aldığım derslerdendir. Öze sınır vurulmaz. Ne kadar doğru ya, Allah söyledi. Doğru, Allah söyledi ama senin mertebene, hiyerarşi koyma mertebene göre sana onu söyledi. Kendisine varma mertebesine göre onu söylemedi. Düzen koyman için onu söyledi. Kendisine varman için değil. Böyle bir şey. Yani toplum içinde hakka varmanın şeriatının gereği olarak değil, hususi olarak hakka varmanın gerekliliği noktasında bir hükmü yok. Neticeye baktırdı. Ve bunlar benim, şimdi burada da irade sıfatını da görüyoruz. Yani adlı gördük, diğerini de gördük. Ama şey, alim esmasını, mürit esmasını da gördük. Çünkü her bir ilim varsa bir taliplik de vardır. En basit, hepimiz öğrenciyizdir. Kim öğrenci değilim der ki, ya hayat okulunun öğrencisiyizdir, ya üniversite öğrencisiyizdir akademik noktada, ya da gerçekten manevi noktada bir öğrenciliğimiz varsa o noktada öğrenciyizdir. Ben halen kendime hiçbir şekilde bir şeyi biliyorum manasına yaklaşmam, halen de öğrenirim. Bazen Mehmet Baba ile konuşuruz. Çok farklı noktalarda bilgi alınca diyorum, ya diyorum böylesi de varmış. Bu şekilde manalar da varmış. Yani her şeyi biliyoruz diye bir kaide yok. Onun için her şeye mutlak bir doğruyla bu böyledir hükmünü veremeyiz. Ve o şekilde bu böyledir noktasında onunla kendimizi sınırlayamayız. Öze sınır vurulmaz. Eğer sebepler dairesinde hakkı müşahede etmek istersen benim gibi demek istemiştir. Hızır üzerine dillendirsem. Benim gibi hakkı sebepler dairesi üzerinden tecelliyatının neticeleri itibariyle müşahede etme. Yani olanları değil, bak olguların kendisi olanlarla değil, olan kaidelerle değil. Çünkü Musa zorunluluğun kutbudur. Zorunluluğun kutbudur. Yasaların kutbudur. Yasaların suretlenişidir. Kainattaki yasaların, şeriat kitabı, kurallar kitabının, hangimiz bir kurallar kitabından bahsedemeyiz ki kainatta? Yasaların tamamı kural değil mi? O kurallar üzerinden bilim ilerlemez mi? Bilimin ilk temsilcisidir. Bu noktada bütün kainat kitabının kurallarının zorunlu olarak biçimlendiği kişidir. Onun içindir ki ne taviz vermez. Aynı ahlakı bütün pozitif bilim adamlarında görebilirsiniz. Maneviyata yabancılardır. Bireysel olarak verdiği hikmetin tecellisine yabancıdırlar. Hiçbir zaman soyut olarak hakkı kabul etmezler. Soyut olarak hakkı kabul ederler de artık inanıp inanmamalarına göre. Gerçeklikte hayatın kendisinde hakkı görmek niyetleri yoktur. Ha teorik olarak bazıları inançları sebebiyle kuantum şeyini, mekaniğini kalkıp Cenab-ı Hakk'ın varlık tecelliler olarak, nurlar olarak yorumlayabilir. O da ayrı mevzu. Ha bilerek bilmeyerek yapıyor, ayrı mevzu. Ona da girmiyorum. Ama hikmet olarak bilimin kendisinden alırken ben ne diye gidip bir kişinin kendisinden alayım demenin aklı da onlarda oturmuştur. Yoğun olarak. Yani niye gidin bir kişiden alayım? Ha istisnala kaideyi bozmaz. Gitseler dahi kendi aklıyla giderler. Ya böyle bir şey var, sen yanlış söylüyorsun. Yasa bunu söylüyor. Sense yasanın dışında hareket ediyorsun kardeşim. Nasıl olacak bu? Gibi şeylerle karşı karşıya kalınabilir. Şimdi toparlayayım bu bağlamda değil de Hızır ve kısasından itibaren. Hızır bu bağlamda Musa'ya kendisini göstermiştir. Musa'nın kendisinin varlık aynası olmuştur. Adam öldürdüğü çocuk, yardım ettiği bayanlar ve sandıktan kurtuluşu, cebbardan kurtuluşu, sandıktan kurtuluşu. Lakin aynı olgu üzerinde irşad çok önemli bir şey bu noktada. İrşadın kendisinde gönüllere tercüman bu şekilde olurken, yani o kişi haliyle gelir, o kişinin kendinde eylemiyle veyahut da kelamıyla, ya söze ya eylemiyle, hali bir şekilde tercüme edilir, ilme döndürülür. Yani ne niyetle geldiyse kişi sohbete, niyet ettiği şeyin söylevde ilmi noktada tanıtlaşına, betimlenişine şahit olur. Şahit olur. Ve o şey ona aynadır.
Kerem aynası dediğimiz şey de budur. Yani kişinin kendisinin orada niyetini görmesi, halini görmesi ki bu da isevi sofra dediğimiz şey. Hani balıklar gökten gelmiş ya, herkes niyetini bulduğu yer. Lakin niyetlerini bulduğu anda insanlar korkar. Birazcık çekinirler, ne oluyoruz diye. Onun için balıktan yememişlerdir. Halka nasip olmuştur, kendilerine nasip olmamıştır. Biraz soluklanabilir miyiz acaba? Olur mu? Vallahi gidiyor, bilmiyorum. Soluklanmak istiyor muyuz bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Bir ha, tamam. Eyvallah. Ya istiyor musunuz arkadaşlar? Yoksa devam edelim. Ve tamam. Rica ederim. Selamünaleyküm. Göktaşı düşmüş gibi oluyor. Bak balıklar gelirken bıraktı. Balıkları yakalayacağım. İnşallah. Mana deryasında gelen her şey balık. Eyvallah. Kadir, bunu sen kapatır mısın, tekrar açar mısın sonra? Dinler misin, olmuş mu? Sen bunu yapsana ne olur. Oradan devam edebileceğiz. Almış. Ya böyle bir hali de var. Hocam bizde de bizde yarım kaldı. Tamam. Pardon, özür dilerim. Bir keşfim söyleyeyim. Çok uzun bir hikaye var. Vicdan da gelmesi için o düşüncenin nesneden kurtulup refleksiyon yapması gerekiyor ki vicdan orada olsun diye başlıyor. E tabi. Yani sen hala nesneyle dış uyaranla yaşıyorsan, hala ona bağlıysan orada vicdan oluşmuyor. E tabi işte vicdan refleksiyon hakkani tarafında, iman tarafının güçlendiği soruyor. Evet. Oluşmuyor. Adam dünya tarafıyla dünyaya bakıyor. Nasıl gelişecek? Nasıl gelişsin? İmkan yok mu? Hazırla Mustafa mı? Yani şey, evet. O anlamda Süleyman'ın dediği o yorumlama, böyle bir kutulma vicdanın oluşması anlamda. Selamünaleyküm. Ali diyor sen hocam. Hızırla Musa'nın neresinde kaldı ki bu? Balıklarda kaldı. Şeytan bana oldu. Aslında orada gaflete dalma hali bir şeydir söylenir. Kişiler her ne kadar hakikatle yüzleseler de dahi bazen olurlar. Yine hani bir kabahatlerim vardı. Hepinizden de özür dilek soruyorum. Arsızlık azı oturtmuşlar. Şalvarımın paçası yırtılmış demiş. Yani şundan bundan bilmiş. Şundan bundan bilmesi, yani sebepler dairesinde görmesi sebebiyle hakikat ne kadar da yüzleşsek dahi, hakikatle ne kadar yüz yüze gelsek dahi, kendi varlığımızın örtüleri, kendi hevalarımızın, bilgilerimizin örtüleri hakikate bizi örter, göstermez. Aynı Hızır'ın yazıyı yazması veyahut da boğuk parmağını gösterişi gibi. Birisi Hızır arıyor, diyor ki ben Hızır arıyorum, nerede boğuk parmaklı birisi görürse, ki kendisini de Hızır diye söylüyorsa, bil ki o Hızır'dır diyor. O sırada da kendisi söylüyor. Ha tamam diyor, artık buldum diyor, yola devam ediyor arkadaş. Yani hakikat o kadar aşikardır ki, aşikar olduğu kadar da aşikarlığında kendini örter. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin bu bağlamda güzel bir sözü vardır. Der ki, ya Rabbi o kadar aşikarsın ki bu aşikarlığında nasıl örtünüyorsun ona şey diyorum. Şaşıyorum, hayret ediyorum diye bir sözü vardır. Aslında Hızır Musa'sı da mübareğe cevaptır. Musa kıssasıyla Hızır kıssası aynı zamanda Efendi Hazretlerine cevaptır. Hangi bağlamda cevaptır? Çünkü Hazret orada Musa'nın kendi iradesi doğrusunda, bilgisi doğrusunda bakışı ve görüşü, oradaki kendi görüşünü yakıştırması ve yakıştırdığı şey üzerinden kendine dönerek yorum yapması, hata üzerinde kararlı kılması kendisini oradaki hakikati örtüyor, kör bırakıyor. Ve kendisinin hali üzerinden kendisinin anlatıldığını dahi görmüyor. Efendim yanında bir gün oturuyordum, yorum dedi, bu Allah sana niye bu kadar uzak dedi. Ben o sırada yukarıda biliyorum. Uzakta bir Allah'ım var, uzayda filan bir yerlerde ya. Tabdillahi, la mekan. Dedi, yorum dedi, niye bu kadar uzak dedi. Allah Allah, bir baktım ayet tecelli etti. Allah her yerdedir. Her yerde kuşatılmış bir hal ile bakınıyorum. Yani o anlayış üzere o hal tecelli ediyor. O meleke hali tecelli ediyor. Meleke diyorum, melek demiyorum. Tabdillahi. Bir baktım, niye o kadar uzak dedi, bir daha söyledi. Bir baktım, konuşan benim kulumun dili olurum. Bakın Abdullah değerli, Allah değil. Orada konuşan hani Musa'nın ağacı gibi. Ağacı görüp de bana görün demek ayrı bir şey. Kelam aynasından Allah'ı görüp de eyvallah deyip de edebe erkana gelmek ayrı bir şey. Takdir ilahi. Bir de baktım ki ne, konuşan dili olduğum noktasında özleri bilen Allah'tır ayetinin hükmü itibariyle karşımda birisi konuşuyor. Dur dedim, alem değişti. Yukarıdaki aşağıda görünür olmaya başladı. Ama bu görme algı düzeyinde bir görme değil. İmani cihetiyle sezgi düzeyinde bir görmedir. Ve fiiliyat üzerinden gerçekleşir. Yani kelam fiiliyattır. Kainattaki eylemler, ilişkiler fiiliyattır. Kainattaki eylemler, ilişkilerin tamamı üzerinden hak bize kendi varlığının hakikatini anlatır. Ne kadar açık isek iman cihetimiz bize açıklık getirir. Ve açıklığımız iman cihetinde ihlas ile taçlandırılır. Ama ihlas ile taçlandıran şeyin müşahadesini, yani hakkın müşahadesini sağlayan bu iki temel ögedir ama
bu iki temel lögenin haricinde bir tane ahlak daha vardır. O da peygamber ahlakıdır ve hüsnü zandır. Yani her şeye olumlu bakma. Her şeyi haktan biliyorsanız olumsuz bakamazsınız. Yağmur niye yağdı? Yağdı ya, mülküne yağdı. Ne yapacaksınız? Oradaki hikmeti söyle. Yağmur fizyolojik olarak şu şekilde. Ya gökten rahmet yağıyor kardeşim. Rahmet diye görsen rahmet. İman sana rahmet diye gösterir. Bilgisi ise sana yağmuru gösterir. Sizin görmeniz gereken Allah mıdır? Yağmurun kendisi midir? Evet, yağmurun kendisi hayatta onu bilmenin zevkini verebilir. Veyahut da başka bir nesneyi onun aklıyla bilmek, onun yasasıyla bilmek elbette ki bir heyecan oluyor da bu filozofane bakıştır. Ama arifane olan oradaki yasasıyla değil, hakkın onun üzerindeki tecelliyatının yasasıyla hakkı bilmektir. Hakkı görmektir, hakkı müşahede etmektir. Eğer bunu kendimize taşıyabiliyorsak orada hakkın müşahedesinde, hayret vadisinde ve hayranlık vadisinde Musa'ya döneriz. Çünkü Musa hayret ve hayranlığın vadisinde gezinendir. Her yerde hakkı müşahede eden, her eylemde hakkı arayan kişidir. Hakkı feyz-i akdes noktasında da irşadı cihetiyle Hazır Aleyhisselam'da bulmuştur. Hak kendini alemde nasıl örtüyor? O kadar eylemleriyle, kudretiyle, bütünsellikteki tecelliyatıyla aşikardır ki ne? Bizim kendi hevalarımız ve zanlarımız sebebiyle veyahut da doğru dahi olsa, bir daha söylüyorum, doğru dahi olsa, doğru olması sebebiyle başka bir hikaye göre, başka bir ilkenin gerçekliğine göre, yanlış hükmünde olan hallerimiz üzerine baktığımız sebebiyle başka bir hakikat veçesine, o cephesine, Allah'ın baki olan veçesine kapalı kalırız. Yani Allah her zaman Rahman tavrındadır. Biz rahimiyetten bakarsak, illa böyle olursak Rahman nazarıyla onu müşahede edemeyiz. Her şeye gönlümüz açık olmaz. Çünkü Rahman varlığından varlık verendir. Varlığından varlık veren olması noktasında Hazreti Allah-u Alem'in kelam, Hazreti Allah-u Alem'in irade, Hazreti Allah-u Alem'in adl esmaları gereği Rahman nazarıyla Musa bakmaktadır. Ama rahim nazarı geri dönüşün nazarıdır. Bazı yorum olur ki mesela adam bir yerden okuyor. Bunu anlatabilmek adına belki örnektir. Rahim nazarını anlatıyor. Rahim tecellisini anlatıyor. Diyor ki ne rahim? Ahiretinde size en güzel şekilde mukabele edendir. Külahımı anlat. Tamam, zaten orada diyor, Hazreti Ali'nin dediği gibi ahirette diyor şey burada cennet şey ahirette cenneti bulmak şaşılacak bir şey değil. Zaten Allah rahimdir. İstediğini bahane eder. Rahimdir. Sabahtan sudan şeyleri bahane eder. İstediğini cennete koyar. Bu onun için şaşılacak bir şey değil. Mülk onundur. Tabii sözleri, ahitleri sebebiyle de belli derecelendirme sebebiyle de istediğini koyar, istediğini koymaz ama yasası gereği. Yani çünkü Allah kul hakkıyla bir kişinin yanına gelmesini istemez. Çünkü kul hakkı değil mi? Kişinin varlığı üzerindeki tecelli eden hakkın varlık tecellisinin sınırını çiğnemek demektir. Onun hak istidadını çiğnemek demektir ki Allah kendi varlık hakkına o şekilde davranılması sebebiyle örtüden kuluna örtünden uyan. Yani hakkı ver bakalım der. Çünkü oradaki hak tecellisine yapılmıştır o tecavüz. O tecavüzden sebebiyet, yani o gasptan sebebi, kul hakkına gasptan sebebiyet, kişi kendi varlığına daha beter örtülmüştür. İşte bu zulümdür. Kişiye yapılan şey zulüm değil. Orada belki onu mazlum edecek, belki onu şehit edecek, belki o kişiyi hakkı daha yakın kılacak. Yapılan o şey, saldırı neyse artık, kul hakkı sebebiyle. Hırsızlık, gasp etme, öldürme vesaire. Takdir. Ama yapan kişinin kendisi kendi nefsine zulmetmiş olacak. Çünkü hakka o işi yaparken örtülmüş olmuş oluyor. Onun için diyor ki ne? Ayete gene dönersek daha önce söylediğimiz. Diyor ki ne? Cenab-ı Celle Celaluhu Allah zulmedici değildir. Sizler yaptıklarınızı, nefslerinizle yaptıklarınızın karşılığını bulursunuz. Genel maliyle böyle söylüyorum. Daha farklı bir şekilde de söylenir. Bulursunuz. Yani kullar kendi nefslerine zulmedicidir. Noktasında buyuruyor. Burada zulmedişimiz nedir? Kendi nefsimize örtünüşümüzdür. Çünkü zulümden kasıt örtünmektir. Alemde hak kesreti var etmesiyle kendini saklamıştır. Alemde hak fiiliyatıyla kendini aşikar ederken herkesin iradesi ve hevesiyle verdiğin nefis ile aleme yönelmesi sebebiyle insan üzerinde de kendini saklamıştır. İnsan onun için her zaman bir Allah inanışında kendisinde olan hakka inanışında hep onu kendisine dışsal yıldızlarda, gökte, ayda, putta, şunda, bunda ararken onun kendisine haber verdiği o melake kuvvetleriyle desteklediği, melake kuvvetlerinin biçimlendirdiği, melake tavırlarının ve ilahi tavırlarının, esma tavırlarının, ilke tavırlarının biçimlendirdiği peygamberler acıyla ki onların hayatı mesaj olduğundan sebebiyetle Resul'dürler. Resul kitap verilen demekten daha çok kendi varlığında hakkın ilahi sıfatlarını hangi sıfata memur ise o sıfatı risaleden. Kendisi ona mektup, risale. Yaşantısıyla mektubunu açan, sıfatlarını açan Cenab-ı Hak onda ne yazmış? Hangi sıfatlar yazılı, hangi sıfatlar açılıyor? Yani ne risale ediliyor? Ne anlatılıyor? Bu noktada Resul oluyor. Yani bu sebepten 4 tane şey vardır, kitap vardır. Bu bağlamda 4 tane de Resul olacak diye bir kaide yok.
Yüzlerce Cenab-ı Hakk'ın Resulü vardır. Ve Resulluk bir makamdır. Evlullah için de geçerli bir şeydir. Çünkü makam geçerliliği olan şeydir. Değişmezdir. Değişmez. Bu bağlamda Evlullah için de Cenab-ı Hakk'ın ilahi sıfatlarını yaşayarak yaşamında gösteren, risalede nice mektubat-ı Rabbani gelmiştir bu bağlam. Hepsi de Hakk'ın varlığını risaleder. Yaşamında risaleder. İşte Musa aslında buna talipti. Hızır bunu nasıl gösteriyor? Onun kendi yaşantısı üzerindeki eylemleriyle evde kendisine dönmesini sağlıyor. Yani geçmişiyle yüzleşmesini sağlamak istiyor. Geçmişiyle yüzleştirirken de geleceğiyle de yüzleşmesini sağlıyor. Çünkü geleceği Hızır. Talip olduğunuz şey sizin geleceğiniz olacağınız şeydir. E bu noktada geleceğiyle de yüzleşmesi aynı olay, aynı olgu üzerinden geleceğiyle de yüzleşmesini sağlıyor. Yani Hızır yaptığı eylemlerle aslında kendisine bilgisini de aktarıyor. Ya bunun hikmeti nedir kardeşim? Takdirler. Ya kardeşim diyor, ben diyor kendimin heva ve koşullandırılmış şartlarından Allah'a olan imanım ile o heva çocuğumu, şu koşullandırılmış şartlarla bakan çocuğumu kafasını uçurdum diyor. Bunu da Allah'ın izniyle yaptım diyor. Kendimdeki eminliği, Hakk'ın varlığındaki eminliği. Sen diyor benden emin değilsin diyor eylemlendirim sebebi. Bense Hakk'ın varlığında eminliği bu şekilde buldum diyor. Sen de bu şekilde ol. Kendi kafanı uçur. Yani bu zanlarına, bu yakıştırmalarının, yani kendi sana verilen ilkelerle bakışın halini uçur. Sen de benim gibi olmaya başla diyor. Birinci ayak bu. Yani bir yere giderseniz, gittiğiniz kişi de kendi hevasınızla giderseniz kabul görmez. Yanlış yere mektup yollarsınız, risale edersiniz kendinize, sizi paketler geri adresinize geri gönderir. Bu böyle bir şey. Burada anlatmak istediği, Hızır'ın bu bağlamda anlatmak istediği, Allah-u Alemin lütfü ihsanı, Allah bana bu gücü vermiş, yani kendi hevalarım, kendi koşullandırılmış sanlarımı hiçbir şekilde bana varlık vermeden, gayri iradi olarak, fena bularak ona varışımın halini buldum. Onun için fena makamının nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. Kişi kendinden ödün verecek, sükut edecek. Sükut ondur, estağfurullah, hikmet ondur, dokuzu sükuttur demişler. Göz sükut edecek, kulak sükut edecek, akıl sükut edecek, el sükut edecek, ayak sükut edecek, kalp sükut edecek. Bütün varlığınızda dokuz sükutta bulunacaksınız. Dokuz sükut bütün varlığınızdaki unsurlarla sükuttur. Her bir sükutunuz sizi alemde farklı açılımlara götürür. Midenin riyazatı nur deryasına, hikmet deryasına götürür. Gözün sükutu haramdan değil, haramdan elinizi ayağınızı çekerek harama bakmaktan, nefsiniz çünkü harama bakar, harama bakarken de objede kilitlenirsiniz. Objede kilitlendiğinizde Hakk'ı göremezsiniz. Ne zaman Hakk'ı görürsünüz? Bu Yusuf'a cevaptır. Çünkü objeye baktığınız zaman seni ona çekiyor. Yusuf gözdür, en güzel kıssastır. Göze renziyet itibariyle, yani o kıssasın anlatımı, yoksa kalkıp da Yusuf Aleyhisselam göz yapmadı, onu söyleyeyim. Tatile. Gözdür çünkü insanın en güzel yeridir. O diyor biz sana kıssasların en güzelini anlatacağız. Ve Kenan diyarında kuyuya dalması dünya kuyusuna dalmasıdır. İlk algılayışımızla dünyada hırpalanışımız ve bize okutan ise Cebrail'dir. Cebrail yanına gelip gidiyordu, kendisine bir şeyler anlatıyor. Dünya kuyusunda bize her şeyi gösteren aydınlık meleğidir. O da Cebrail'dir. Ontolojik olarak oku emri onun için her insan üzerinde geçerlidir ki ne Cebrail. Onun için ilk emir olarak okuyu getirmiştir. Çünkü her şeyin fenomenal olarak kendi varlığını gösteren Cebrail'dir. Işık melakesi Cebrail'dir. Ve fizik diliyle söylerseniz utopya tarafına gider. Belki fantastik olur ama olsun söyleyin. İsteyen iman eder, isteyen etmez. Nötron dediğiniz, şu anda kişilerin nötron dediği şey Cebrail'in melaken nurlarıdır. Allah-u Alem'in ona verdiği ruhaniyettir. Yani fizikler nötrondur, biz de Cebrail'dir. Adam nötron demişse bana ne? Işık melakesidir ve görüntüyü, varlığın bütün alemiyle görüntüsünü o sağlar. Nötr diye görükür. Yedinci gök katından itibaren güneşten gelen ışımayla beraber absorbe ettiği o enerji yüküyle beraber kanatlarını rengarenk açtığı zaman bütün varlığın renkliliğinin hakikatini size gösterir. Göstermesi demesi okutması demesi. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Ve her insana bu ayet her an nüzul etmektedir. Her insana istisnasıdır. Çünkü Kur'an'da insan ikiz kardeşleri desteklemek adına da söyleyebileceğim en güzel şeylerdendir, ayetlerdendir. Cebrail her an aydınlık melakesi olarak her an sizde Cenab-ı Hakk'ın varlığını işareten, onun hikmetlerini işareten size okuturur. Ha siz nesnesine yanaşırsınız, Cebrail'in size verdiği emri yanlış anlar, nesneye yaklaşır, şey dersiniz, yönelirsiniz, alemi okurursunuz. Olsun Allah'ın bir tecelliyat itibariyle alemi okudunuz, ne yapalım? Ama maneviyatınız ve imanınız itibariyle Hakk'ı okursanız Cebrail size içinizden aydınlık melakesi olarak Allah'ın sırlarını açmaya başlar. Onun için Cebrail olsun, İsrafil olsun bunlar yukarıda olan melekler değil. Her şeyi kuşatan maddenin, aydınlığın ve faziletin itibariyle, faziletleri itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yasalarını oluşturan, mekansallığı, füyüzatı, anlayışı oluşturan melekelerdir.
Mesela bu bağlamda aklımıza gelirse proton dediğimiz şey maddenin melakesidir. En cebbar melakedir. Varlığı itibariyle de en merhametli melakedir. Maddenin melakesidir ve israfının kendisidir. Peki rızk melakesi kimdir? Mikail'dir. Peki rızkı veren hangi şu anda buldukları kuantumdur? Rızk demek değişim, dönüşüm demektir. İhtiyaçlılıktır. İhtiyaçlılık noktasında değişim, dönüşüm olur. Değişim, dönüşümle var olursunuz. Peki bunu veren nedir? Elektrondur. Bütün kimya değerlerinin kutbu odur. Peki görüntünün ve görüntünün yok oluşunun temelini kimde çıkartır? Atomun kristalize oluşlarıyla beraber moleküler seviye, moleküler melekeye dönüşüneyi çıkartır. Bunlara eskiden emir aleminin nurani latifeleri denilirdi. Günümüzde kuantum deniliyor, tanecik deniliyor. Allah'ın nuru diyor. Kendisi de misalini veriyor zaten. Allah'ın nuru diyor, inci tanesine benzer diyor. Yapısını bile biliyor, küresel yapısına kadar söylüyor. Hepsi Allah'ın nuru. Bir, kainatta bir şey vardır, ahlak vardır, sünnetullah gereği. Noktadan başlar, noktaya döndür. Cenab-ı Hak nurunu zaten misallendirmiş. Bazıları bilmediklerinden dolayı olarak atfediyorum. Aa, biliyorlar, bilmiyorlar da beni ilgilendirmiyor. Tertiller bazıları şöyle bir yorum geliyor. Ya işte Allah'ın nuru aydınlıkmış, bizi aydınlatacak manasında nurunu tamamlayacağı hatlar çevirir. Alegorik bir mana ve onu müteşebbih ayet olarak görür. Birçok anlamlandırma çıkabilir. Ama anlatmak istediği budur diye yorumlayabilir. Ama orada bizzat ya Allah yorum yapmıyor, tabir yapıyor. Yorum getirmiyor, tabir getiriyor. Serde var değil mi bu anlamda? Tabii. Tabir getiriyor. Biz İllahi Teala'da da yazmıştık inşallah. Tabir getiriyor orada. Allah'ın nuru bu biçimdedir. Dokunmasan yanacakmış gibidir. Yani aydınlık, nur. Ve günümüzde buna enerji tanecikleri diyorlar. Kuantum diyorlar. Eski dille arşın melakeleri, arşın ruh latifeleri. Bir ayrıyeten de ruh latifeleri vardır. Ahva, hafisir. Daha onlara gelemediler. Onlara da kendilerce kuark diyorlar. Nötrino diyorlar. Bir isimler takıyorlar. Vallahi taktıkça takmaya devam ediyorlar. Ama bu şu demek, özür diliyorum bitsin. Bu şu demek, Cenab-ı Hakk'ın o nurani aleminin kapısını çalıyorlar demek. Peki buna sebep nedir? Buna sebep insanların zulmet alemindeki çektiği çilelerdir. Hızır ise bu yürütürü göstermiştir. Musa bu yürütürün olabilmesi için disiplin getiren gibidir. Hızır ise bu disiplin içinde zulmetin kendisindeki ilerlemeyi gösterendir. Olacağı neticeyi gösterendir. Yani utopik bir şey daha söyleyeyim. Fantastik olsun biraz daha güzel. Hızır'ın oradaki duvarı örüşü DNA'nın genetik bilginin örülüşüdür aynı zamanda. Yasaların kitabı, varlığınızın yasalarının kitabı olarak hazinenizi buluşunuz genetik bilginiz üzeridir. Ve Hızır ikinci bağlamda, evet ben burada senin o duvarı örüşünü Şuayb'ın kızları üzerinden ona göstererek anlatırken kendisini de ona göstererek İlahiyatın kendisinin üzerinde nasıl tecelli ettiğini göstererek şöyle söylemiş oluyor. Diyor ki ben o duvarı örerken iki yetim çocuğum diyor. Kendisine bırakılmış olan mirasını, emanetini, hazinesinin üzerine ördüm ki ola ki yanlış kişilerin eline geçmesin. Burada yanlış kişiler ilahi kuvveti alıp da kötü noktada kullanacak kişilerdir. Büyücüler, itler, köpekler bunlar kadar da çok kimse yok. Allah öyleleri şerrinden esirgesin. Onu bırak, atomun kuvvetini bulur, adamı kendi niyeti, hevası doğrusu insanları yok etmek için kullanır. Bunları da gördük. Ola ki kimsenin eline geçmesin de. Peki o çocuk kimdir? Neye remzdir? İki yetim çocuk vardır. O iki yetim çocuk, birisi ruh çocuğudur, hakikatin meyvasıdır. Birisi akıl çocuğudur. Hazreti Fahri Kainat Muhammed Mustafa ile Hazreti İsa Efendimiz'i remzeder. Birisi hakikate remzdir. Birisi ise bütün aklın ahlakına işaret eder. Akıl demek uyum demek. Akıl demek ilişki demek. Akıl demek sulh demektir. Akıl varsa sulh vardır. Akıl yoksa sulh yoktur. Onun için o aklın temsilcisi olarak, ahlakın temsilcisi olarak alemde yüz bulmuştur, suret bulmuştur. Onun için rahmeti alemindir. Senin sorduğun sorunun cevabı odur. Aklın kendisi ilişkide rahmettir. Aklın kendisiyle bulmadığınız sürece hiçbir şeyde doygunluk bulamazsın. İmani cihetiyle imanınız olabilir. O sizi kurtuluşa erdirtir. Ama akli cihetiyle hakkı tavırlarında müşahede etmediğiniz sürece tam kemaletiyle bir şekilde varoluşsal varlığınızın varoluşsal nedenselliğini anlamlandıramazsınız. Bunun da ahlakını hakkın varlık sıfatları üzere bilmek, hakkın varlık sıfatları üzere bilme ahlakı itibariyle aklını bağını kurma hassasiyeti Hazreti Resulullah Fahri Kainat Muhammed Mustafa Efendimiz'dedir. Bunu da erenler eski dille şöyle söylemişler. Hazreti İbrahim ilmin tafsilatındadır. Hazreti Nebi Muhammed Mustafa Efendimiz de ilmin cemisindedir. Bilenler bilmiyorum hangi noktada zevk etmişlerdir varsa. Bu cihette de söylemişlerdir. Burada kastetmek istedikleri şey ilmin tahsilatı alem üzerindeki tecelliyatlar üzerinden hakka varandır İbrahim.
Resulullah Fahri Kainat Muhammed Mustafa ise Allah'ın kendi varlığının, varoluşunun eminliği üzerinden, Allah üzerinden alemi okuyandır. Onun için İbrahim hiçbir zaman bana eşyanın sırrını göster demedi. Ama Hazreti Resul eşyanın sırrını bana göster dedi. Bak, mutmainsizlik var. Niye? Çünkü eşyanın sırrını biliyor. Hakkı biliyor. Hakkı hakla biliyor. İlahi sıfat tecelliyatlarıyla biliyor. Ama eşyanın nedenselliğini, niçinliğini, hangi varlık düzeyinde var olduğunu, var olmadığını bilmiyor. Çünkü hak üzerinde, ilmin cemiyeti üzere en faziletli taraf. Ama bir cephesi eksik. Allah bu sefer eşyanın sırrını gösteriyor. Melakenin sırrını gösteriyor. Miracı getiriyor. İç alemleri gösteriyor. Arketipal alemleri gösteriyor. İlk örnekler. Ki bu noktada ayan sabitelere belki gitmek lazım. Ayan sabit olan özler demektir. Kimi rivayete göre sabit olan özler buradaki değişmezlerdir. Buradaki değişmezlerden kastı işte hayvanat var, bitki var, çakal var, kurt var. Bir çakal gider, bir çakal gelir, bir dağ vardır. İşte efendime söyleyeyim bu gibi değişmezler. Yani fenomenler düzeyinde değişmezler var. Bazılarına göre el-zahir noktasında bunu kastedilmiştir. Ki bu nokta biraz absürt kaçar. Çünkü öyle bir keşif ehlinin bunu söylemesi imkan yok. Ayan sabiteleri anlayabilmek için Hazreti Resulullah Efendimiz'in miracını çok iyi bilmek lazım. Onun miracını bilmeden ayan sabiteler bilinmez. İmkan yoktur. Çünkü onun miracı ayan sabitelerde gezintidir aynı zamanda. Her melake Allah'ın var ettiği nurani yoğunluğuna göre aynı zamanda, burası çok önemli bir nokta, aynı zamanda kendi aleminde bir şekli şemali vardır. O şekli şemali itibariyle burada ne varsa o alemde olanların, meleklerin görüntüleri, varlık halleri üzeridir. Yani orada ağaçtan bir melek vardır. O ağaçtan melek burada şekil almıştır. Mesela Sidre-i Müntana kevni alemlerin sonucusudur. Kevni alemlerin sonucusu olan Sidre-i Müntana kelam ağacıdır. Kelam ağacı son perdedir. Son perdedir. Kelam orada biter. Arş-ı âlâ geçilir. Oradan Sidre-i Müntana'dan arş-ı âlâ, orada ruhani aleme, tanecikler alemine, bekay nevant deriz biz oraya. Bekay nevanta geçilir. Noktalar aleme, melake-i noktaya gidilir. Şimdi bayağı çok açık oldu. Harry Potter'a mı geçtik? Toparlayayım. Hızır, hızır, hızıra dönelim. Şimdi ayan sabiteler bu da şerif. Orada gördüğü birçok melake olmuştur. Hayvan suretinde melakeler vardır. Bunlar hayvan değil ama Allah'ın varlığıyla dirilik bulanlardır. Onların varlığını buradaki görüntülerinden, yani iz düşümlerinden ayıran şey ise, yani burada bir ağaç görüyorsanız emin olun ki melaki aleminde onun asliyeti vardır. Buradaki tek fark ise buradakiler burayla beslenerek var olur. Onlar ise Allah'ın nuruyla beslenir. Çünkü nurdan var edilmişlerdir. Nurdan beslenirler. Allah'ın nuruyla kaimdirler. Buradakiler ise bu alemin faniliğindeki olgularla kaim oldukları için olgular kendilerinden çekildiği zaman pat diye gidiverirler. Arasındaki fark. Yani oradaki alemde olanın temsilcisi olarak görevini yaparlar. İz düşümünü yaparlar. Ondan sonra çeker giderler. Hani biraz önce anlattığım Musa mertebesindeki ilahi sıfatlarının tecellisini Musa'da şekle şemale gelişi gibi. Peki vücut organı olarak bunun remziyeti var mıdır Musa'nın tecelliyat makamı olarak? Tecelliyat makamı olarak remziyeti şeydir, kalptir. Musa'nın mertebesi kalptir. Bütün melakenin en yoğun tecelli ettiği mertebedir. Ve o mertebe hayata bütün varlığın besinlenmesi, bütün varlığımızın olması, erken bulması, bütün varlığımızın devamlılığı için gerekli olandır. Çünkü kalp olmazsa hiçbir şekilde şeriatınız olmaz. O bir kuraldır. Devamlı çalışır. Bütün azmi, devamlı çalışmasını da Musa'da görür. Yani onun gayreti, onun çalışkanlığı, ölümsüzcesine gayreti her zaman kalpteki tecelli ettir. Kalpte de bir noktayı süreveri vardı ki Allah zatıyla tecelli eder dedikleri noktanın manası Musa'nın yaşantısında ise Tur-i Sinan Dağı'nda Cenab-ı Hakk'ın nuruyla tecellisiyle alakadardır. Yani her remziyetin insan üzerinde, yani miti anlatıyoruz, hikayeyi anlatıyoruz da hikayenin sizdeki tecellisi nedir? Sizdeki karşılığı nedir? Sizdeki aynı oluşu nedir? Bunu anlayamadıktan sonra oradaki hikaye sadece size masal gelir. Ha Musa diye birisi gelmiş geçmiş ne yapayım? Ben kendi hayatıma bakıyorum dersiniz, işin içinden çıkarsınız. Ama orada sizin kendinizi görüşünüz olursa size çekici gelmeye başlar. Mitler bu şekilde anlatıldığı zaman insanların varlığına dokunur. İmanlarına dokunur. Hayret vadisine girmeye başlar. Başka bir alem burası. Yer değişti, başka bir yer oldu. İlahi alemlerde, melake alemlerinde her varlığın oradaki melakelerin suret biçimleri itibariyle veyahut da esma halleri itibariyle veyahut da ayet halleri itibariyle bu alemde evlullah'tan, alemdeki biçimlerden tecelliler vardı. Yani bu alem o alemlerin iz düşümüdür. Orada ne yaşanıyorsa sonuç olarak burada yaşar. Yani onlar bizden, onların yaşadığının sonucunu yaşıyoruz.
Onlar ne yaşıyorsa onun sonucu bizizdir. Biz onları yaşıyoruz. Problemimiz işte şudur. Evet, onların sonucunu yaşıyoruz. Nefis denilen bir hal vermiş. Onunla da onların bize yaşattığının sonucu olarak, çünkü melake bize yaşamın kendisini getiriyor. Yani Cebrail, aydınlığı getiren melek dedik. E aydınlığı onunla yaşıyoruz. Onun sonucuyla görüyoruz. Onun sonucuyla feyizat alıyoruz, anlıyoruz, kavruyoruz. Cebrail'siz hiçbir kimse anlayamaz, kavrayamaz. Demek ki onu yaşıyoruz. Hiç kimse mekansız olamaz. İsrafil olmadan mekanı yaşayabilir misiniz? Mekanınız olur mu? Mekanınız olur mu? İsrafili yaşıyoruz. Yani onlar ne yaşıyorsa onun sonucuyuz biz. Eylemlerinin yaşam ve onların kendi alemlerindeki eylemlerinin ilişkilerine sahipsi Allah-u Alem'in zikri, sıfatlarını anışı, ayetleriyle hakka bu alemde gösterişe çıkışıdır. Ve bütün buradaki her şey o ilahi aleme delildir, ayettir yani. Burada elbet Allah-u Alem'in nakısları, esmalarının nakısları itibariyle onun esmalarını müşahede edeceğiz, ayetlerini müşahede edeceğiz ama buradaki bütün varoluş mertebeleri aynı zamanda ilahi alemin burada görünüş halleridir. Onun içindir ki Miraç'a gittiğiniz zaman Hazreti Resul'ün filanca kişinin ruhaniyetiyle görüşmüş, yani ayağını sabitesi ilk örneği, ruhu. Filanca melekle görüşmüş, buradaki tecelliyatın melekleriyle görüşmüş. Sıdre-i Münteha denilen kelam ağacıyla görüşmüş melek, kocaman bir melek, ucu bucağı yok. Kelamın ucu bucağı var mıdır kardeşim? Burada çıktı mı bütün her yeri kuşatır. Ve kelam perdedir. En son perdedir. Kim ki o perdeyi aşar, hak orada tecelli buyurur. Ben veli kulumun gören gözü, duyan kulağı tutun eli olurum. Bana dedi ki daha ne kadar uzak? Bir de baktım gözümden bakıyor. Dedim tövbe. Çünkü karşında kelam ediyor, senin gönlüne ayna oluyor. Bir insanın yapmasına imkan yok. Orada hak tecelli edecek ki gönlüne tercüman olsun. Hak bilir özleri diyor. Abdullah değerli şu bu bilir demiyor ki. Yani haktan mı bakacağız Abdullah değerli veyahut da başka bir mürşidin halinden bakacağız. Keramet vaki durumundan mı? Bizim başka birinden bakmamız o kişinin kendisini sınırlamamış o kişiyle hakkı sınırlamamış olması oldurtur ki bu da hakkı alemin kabul ettiği bir şey değildir. Onu dahi bize kırdırttırır. Bak böyle bildin onu. Ben onda tecelli ederken sen onu putlaştırdın ki bu İsa'da da görünür. Alevilerde de Ali'de görünür. Takdir onu sınırlamaz. Yani kudret görüküyor. Kudret görükünce ne oluyor? Onlar sınırlıyor. Ha, hak bu diye. Hak herkes de aynı anda olandır. Nasıl bir İsa ile Musa ile şununla bununla sınırlar? Evet, ilahi sıfat tecellisi itibariyle orada görünen haktır. Bizim imanımız doğrultusunda bir görgümüz oluşur. Ama o görgümüz bizim imanımız doğrultusunda oluşurken onun Musa olmaklığını da değiştirmiyor. Yani sınırlı bir varlık olmaklığını da değiştirmiyor. Sınırlı varlık yani sıfatıyla sınırlı, külliyatıyla sınırlı, bütün bedeniyle sınırlı. Ama varlık tecelli itibariyle de sınırsız. O sınırsız olanı görmektir. Yani bunu şöyle anlatayım. Bir varlık var ki sonu yok. Sonu olmayan varlık neyle görükür? Sınırlarda görükür. Çünkü görünüş ve görüş sınırlarda gerçekleşir. Ve hakkı müşahede etmeniz sınırlar üzerinde olur. Ama sınırları görürseniz hakkı göremezsiniz. Hakkı görmeniz için sınırlara aşkın bir bakışım lazım. İşte o bakışımı veren imandır. İman varsa Allah müşahedesi vardır. İman yoksa yoktur. İmanın müşahedesinin genişlemesini, kişinin senin göğsünü genişletmedik ayetinin tecellisi itibariyle sağlanması için de gerekli olan tek şey hüsnü zandır. Peygamber ahlakı olarak hüsnü zan. Yani biz senin göğsünü genişletmedik ayetinin tecellisine sebep olan varlık halimiz olur. Bu da peygamber ahlakının en büyük temelidir. Peygamber ahlakının en büyük temeli olarak hüsnüzden her şeye olumlu bakmak. Haktan biliyorsan olumlu bak. Hikmetine. Eğer olumsuz biliyorsan hikmetini sorgulamıyorsun. Onu olumsuzluyorsun. Olumsuzladığın içindir ki oradaki hakkı müşahede edemiyorsun demektir. Musa'ya gidiyoruz böyle yaptım. Bak olumsuzladı. Oradaki hikmeti göremedi o yüzden. Hızır yapıyor zannediyor. Bilmiyor ki irade-i külliye orada tecelli buluyor. Musa'ya, Musa'nın kendi halleri üzerinden, Hızır'ın yaptığı eylemler üzerinde, Hızır'dan açtığı bilgi üzerinden Hızır'ı gösteriyor. Hızır bu bağlamda müminlere yardımcı olarak rahim nazarını işaretler. Evet, sen alemi, çünkü Rahman nazar kuşatıcıdır. Rahim nazarı ise hususi tecellidir. Hususi tecelli, hani yarım kalmıştı cennette yapılıyor diye, takdirler, ahiretimizde rahimdirdi, değil. Cenab-ı Hakk'ın bir varlık itibariyle bir varlık,
varoluşa geldiği zaman varoluşuyla Rahman tecellisindedir. Bu şu demektir. Cenab-ı Hak her şeyin üzerinde tecelli ederek onu bütünde var eder. Neyle? Elbedi. Neyle? Elfatır. Yani ne? Eşsiz ve benzersiz bir örnek olarak onu var eder ve bütün varlıklardan farklı bir şekilde onu çıkartarak, ayrıştırarak var etme sebebiyle elfatır olur. Ha, bu fatır esmasını farklı noktalarda da yorumlayabiliriz. Ama önemli olan şu anki konu. Fatır esması dostum onu ortaya çıkartır. O çıkarttığı, ortaya çıkarttığı şeyi bizim o nesne üzerinden görüp de nesneye bakmamız ayrı bir şey. Orada o işi göreni görmemiz, esması üzerinden onu okumamız ayrı bir şeydir. Bu bağlamda rahim varlığıyla onu bedi ve fatır esmalarıyla ortaya çıkartandır. O onunla bütün külliyattaki tavırları üzeri vardır. Melake tavırlar yani kuvvetleri üzeri tavırlarıyla vardır. Orada Rahmandır Hak. Her şeye Rahmandır. Merhametiyle var eden. Rahman merhametiyle, genişliğiyle var eden, merhametinin genişliğiyle var eden. Çünkü merhamet tavrı, Cenab-ı Hakk'ın merhamet tavrı, yani var ettiklerine merhamet tavrı. Çünkü merhamet aynı zamanda onu kendinize çekmeniz, cezbetmeniz, ona yönelmeniz, şefkat duymanız hissiyatının hali üzeridir ki ne? Rahman nazarıyla her şeyi var eder. Var etmesi üzere, her şey üzerinden var etmenin ahlakı üzeri var ettiği için kendisi sırlanır. İman dolu gözlere her şey üzerinden melake tavrında olarak Rahman diye görülür. Her şeyle varoluşumuzun sırrı Rahman'da esmasında saklıdır. Ama her varlığın tekamülünü tamamladıktan sonra Cenab-ı Hakk'a rucusu Rahim'dir. Çünkü Rahim dönüşün esmasıdır. Cenab-ı Hak bir şeyi murat etti mi hususen geri çeker. Her şey aslında rucu edecektir. Ayet-i kerimesinde bir şekilde farklı bir şekilde söylenir. Yani geri dönecektir. İşte Musa orada talip olduğu şeyle geri dönüş istiyor. Rahimiyeti istiyor. Yani Rahman'da buldum. Bana da hususen bir rahim bu oldu. Yani bana nuruyla görüktü, kelam etti ama bir de feyzi akdes olarak ben kendi üzerimde de ona dönmek istiyorum. Alemde onu buldum. Alemde döndüm. Aynel yakin buldum. Aynel yakin döndüm. Hak el yakin senin gibi de bulmak istiyorum. Ya Hızır denilmiş oldu burada. Şimdi hak el yakin denildiği zaman Hazreti Hızır burada adl esmasının rahimiyet tarafındadır. Çünkü Allah sevdiğini korur. Kim ki velime buğz eder bana buğz etmiştir der. Burada aynı zamanda velilere, Allah'ın sevdiklerine, müminlere dikkatli olmamız gerektiğini tavrı da vardır. Kul sıkışmayınca Hızır da yetişmezdir diye bir söz de vardır. Bu bağlamda baktığımız zaman Hızır Aleyhisselam aynı zamanda Allah-u Alem'in yetişen elidir. Himmet eden yani gafs. Gafs dediğimiz yetişen. Gafs derken böyle kutbul-u azam şunlar bunlar var onun gibi bir gafs değil. Gafs kelime manasıyla gafs yani yetişen. Yetişen olma noktasında Allah'ın elidir. Bu bağlamda şöyle bir söz söylemek gerekirse kul hakkı nasıldı? Allah kuluna hakkını kulu eliyle verir. Bunu bilmeyen cahil kuldan bilir. Yani tevhid dedi çok güzel. Halk diliyle anlatmanın en güzel söylemidir bence. Allah kuluna hakkını kulu eliyle verir. Bunu bilmeyen cahil kuldan bilir. Yani bizim burada kuldan mı bilmemiz gerekiyor? Mesela burada sohbet ediyoruz. Allah diyoruz. Allah-u Alem'in lütfü ihsanıyla bir mitin içerisinde olan dönen döngünün ilahi manalarıyla ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışır. Bu anlam yoğunluğuyla bakmaktır. Anlam yoğunluğuyla bakarken haktan mı bileceğiz gelen bilgiyi yoksa kendimizden mi bileceğiz? Veyahut da aldığımız bilgiyi başka bir yerde ha ben bunu biliyorum filan diye kendimizi göstermek için mi söyleyecek yoksa hak rızası için başka insanlara vermek çabasından mı gideceğiz? Bir insan bir şeyi bildiği zaman İnsan sır insanı derler de bence hiçbir zaman sır insanı olmaz. İnsan her zaman bildiği şeyi ontolojik bir neden sebebiyle hiçbir zaman kendinde tutmak istemez. Hayret ve hayranlıkla herkese de bildirmek ister. En basiti çocuk. Okula gider bir şey öğretilir. Bulduğu zaman aklında parmağını kaldırır. Ben biliyorum ben biliyorum heyecanıyla öğretmenine anlatmak ister. Çünkü bilinmeyi istedim, görünmeyi istedim, bilinmeyi istedim, tanınmayı istedim, bilinmeyi istedim. Zatımla değil. Tavırlarımla varlığımın tespit edilmesini, görünmesini istedim diyor. Allah var idi, yanında kimse yok idi diyor. Seslendim, sesimi duyan olmadı. Baktım, gördüğüm olmadı diyor. Yani ahadiyeti itibariyle yanında kimse, şahıs mahiyetinde yok. Onun için kendi nerede var edecek? Mekan yok. Kendi varlığını mekan etti. Vacib bir vücut oldu onun için. Vacib bir vücut, çok önemli bir şey burada. Vacib bir vücut, kendi varlığını mekan etmesi itibariyledir. Bir daha söylüyorum. Vacibül vücut olması gereken olan zorunlu vücut. Varlık demektir. Zorunlu varlık. Olması zorunlu. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazın koşulu itibariyle dışında başka birini var edemeyeceğinden sebebiyet kendi varlığında var ettiğinden sebep her şey içkin oldu.
kendi varlığında var etti de onlara aşkın ve kudretiyle kuşatıcı olduğundan sebebiyet de hepsine içkin oldu. Kendi içkinliğinde var etti, hepsine de içkin oldu. Ve onlara kendisini ise dışkın mahiyetinde gösterdi. Çünkü Allah'ı hep dışkın bilir. Allah dediğiniz anda size dışkındır. Ve Allah bu şekilde bilinmeyi murat etti. Kulluk perdesi itibariyle. Şimdi toparlayayım. İşte Hızır üzerinde de aslında kendini gösteren Allah'ydı. Bu noktada baktığımız zaman, yani dara düştü Allah diye Musa, Hızır diye yetişti Allah. Hızır'ı mı göreceğim, Allah'ı mı göreceğim? Artık o sizin imanınıza bak. Kişinin oradaki imanına bak. Musa'nın hali üzere, akli bir tanıtlamayla, ya o kardeşim ben cesedi görüyorum, nasıl olur da buna Allah derim? Cesede değil, oradaki eylemiyle görünen, kudretiyle görüneni görmek. Kudretiyle görüneni gördüğünüz anda orada Allah vardır. Bunu şöyle tabir edeyim, devam edeyim. Musa orada gidiyor ikinci hikaye ne yapıyor? Orada duvarı örüyor. Duvarda da söylemek istediği şudur. Diyor ki ne Musa, yani dinlendirirse Kevher, ben kendimdeki iki çocuğu kendimdeki tefekkür ve tevekkül aklıyla duvarını örerek, kendi varlık duvarımı, anlayış duvarımı örerek biçimlendirdim ve sakladım. Bana varman için senin de tefekkür ve tefekkül görüşün itibariyle, senin kendi görüşlerin değil, bendeki varlık hakikati itibariyle görmen, bir daha söyleyeyim, kendindeki yetim çocuğu ve o iki yetim çocukta hangi akıl ve ruh, akıl ve ruh ile tefekkür işiyle, yani duvarı üçlü tefekkür işi. Ha, burada masonlara bile gidilebilir, kendilerine fayda çıkartırlarsa bilmiyorum. Onu bilmem, beni de ilgilendirmiyor. Hem duvar örücüler ya, tatiller. Tefekkür, bir daha söyleyeyim, tefekkür ve tevekkül işiyle, çünkü Allah'a tevekkül, Allah'ın tevekkül demesi demek, yani Allah'a tevekkül demek, Allah'ın iradesi üzere olması. Yani ben Allah'ın iradesi üzere onu yapıyorum, Allah'ın iradesi üzere tevekkül işinde, tefekkür ile kendi varlık anlayışımın duvarlarını inşa etmişim ve kendimi sırlamışım. Ama oradaki iki çocuk, kendi mertebesinin faziletini kendisinde tamamlamadığını gösteriyor. Çocuk olması, tıpıl yani, çocuk. Yani Hızır'ın dahi orada tam kamil olmadığının işaretidir. Hakkı müşahadede, hakkı görmede tam kamil olmadığını işaretledi. Çünkü o yetim çocuk büyüdüğü zaman, İsa olduğu zaman hakkı hakikatiyle, esmalarıyla büyüyen, bilen kişi demektir. Onun için kendimizdeki o iki çocuğu da büyütmek, beslemek ve hazineye onlarla memur olmak lazım. Yani biz ruhani noktada Cenab-ı Hakk'ın esmalarıyla yalnızca Allah-u Alem'i en kamil şekilde biliriz. Bu Hazreti İsa'da tecellide. Onun için ona hakikatin temsilcisi demişlerdir. Çünkü hakikati esmalarla bilirsiniz. Tevhid de temeli esmalardır. Bir kişi esmaların dışında tevhid yapamaz. Yani tevhid alıp biri birle birlemek değildir. Birler olanlara nedir? Bak, her şeyde bir olan, her şeyde bir olup da, bir daha söyleyeyim, her şeyde bir olup da bir olduğundan sebebiye tutup da birleri onda bir yapamazsınız. Nasıl Allah'ta birleyeceksiniz ki? Zaten bir hepsiyle. O zaman o bir olanı onlarda müşahede edeceksiniz. Tevhid budur. Yani bir olanlar da birlikliğin iç kendisinde birlik, yani. Ya tabii. O tavırlarıyla da birliğini müşahede edeceksiniz. Peki tavırları nedir? Esmalarıdır. Rahman, Rahim hep bir tavırdır. Ayetler bir tavırdır. Kudret, Kadir, mesela Kadir olma tavırdır. Nasır, Nasir, Rezzak, Adr, bunlar hep bir tavırdır. İnsanın, yani oturduğunuz yerde bu sıfatlara bürünmenize imkan var mı? Alim olmak bir tavırdır. Bilmek, bildiğini göstermek bir tavırdır. Cenab-ı Hak tavırlarını alemde insana verdiği iman cihetiyle ve insana verdiği melaike yetileriyle lütfisane kendini gösterir olmuştur ki. Ve insana dışkın bir şekilde. Ayrı bir varlıkmışçasına. Ve bu da seyr-ü seferdir. Yani insanın manevi yolculuğudur. Gelelim Musa ve Hızır kıssası. Ya kardeşim, ben kendimdeki bu iki yetim çocuğu büyüttüm. Çünkü yetimlik şuna işaret ediyor, diyor. Yetimlik garipliğe işaret ediyor. Ben zulmet deryasında öyle bir zulüm halindeydim ki, karanlık bir haldeydim ki, o karanlığın kendisinde ben Cenab-ı Hakk'a tefekkür ve tevekkülüm ile ruhani noktada sığınarak, akli noktada düşünerek Cenab-ı Hakk'a varmaya çalıştım. Ve Cenab-ı Hak beni kabul etti, diyor. Ve kendi varlık duvarımı inşa ettim, diyor. Sen de inşa et. Yani tevekkül ve yani beni sorgulayacağına, benim yapmak istediklerimi düşün, diyor. Benim yaptığım ve eylemlerimle senin soruna cevap veriyorum. Eylemlerimle senin soruna cevap verirken eylemlerimi düşün, kendini gör, diyor. Nasıl olman gerekiyor ki o gereklilik sonucunda Hızır olmalısın. Hızır gibi davranasın, Hızır ahlakına varasın, diyor. Ve bunu da göstermiş oluyor. Üçüncüsüne gelirsek,
Bak diyor, kemaletini buldun mu? Yani hazine sende. Duvarını ördün mü? Duvarını örüp de orada bilgin, o duvar bilgin, ki bu da genetik bilgiye de işaret. O bilgi duvarını inşa ettin mi? 7 senede bir insan vücudu değişir. İnsan aleme bakıyorsa bir viranedir, Hakk'a bakıyorsa bir saraydır. Eğer siz viraneyseniz, yani aleme bakıyorsanız, nesneye bakıyorsanız, sebepler ve vesileler dairesindesin, paramparçasındır. Çünkü sebep ve vesileler dairesinde öyle iradelere bürünürsünüz ki ne? İradenizin çokluğu sebebiyle insan şizofreni olur. Şuna yetiş, buna yetiş, anne yetiş, baba yetiş, kendine yetiş, öbürüne yetiş. Sen neredesin? Kendini bulabilmen, o akdesiyeti bulabilmen için kendi varlık duvarını inşa etmen lazım. Ve 7 sene derler çilehanede kaldı, alemden soyundu. 7 sene bilmem efendinin huzurunda sohbet dinledi. O 7 senelerin remziyeti onun değişim sürecidir. Varlık binasının inşa sürecidir. Ama yepyeni bir bakış itibariyle biçimlenişinin sürecidir artık. İman ile bakış, sebeplerle, vesilelerle değil. Hak ile bir bakış sürecidir bu. Bu sürece de bu şekilde girersin diyor. Yani Hızır olmak istiyorsan bu şekilde davranman lazım diyor. Son nokta nedir efendime söyleyeyim? Son noktaya gelince, bak kardeşim diyor, kemaletini buldun mu? Kendisi her ne kadar tıfır noktada bir kemalet bulmuş olsa bile kendisi affetsin, hakikati budur. Takdir ilahi. Yok yani şimdi Hızır'ın öylesi Mehmet abi. Yani 12'de öyle ne yapalım? Yani Hazreti Resulullah da kemaletini buluyor çünkü o iki yetim çocuğun hakkı. Yani hazineyi gösterme. Hazinenin açılışı aynı zamanda ona da işaret ediyor. Yani Hızır ve Musa kıssasında Hazreti Resul ile Hazreti Fahri Kainat Muhammed Mustafa Efendimiz ile Hazreti İsa'nın zikri vardır. Ve her insanda onlar akıl ve ruh, yani hakla düşünen akıl, hakla bilen akıl ile hakkın hakikatini gösteren ruh mertebesinin haliyle biçimsel olarak değilse bile ruhani düzeyde vardır. Melaike düzeyinde vardır. Biz o melaikelerimizi uyandırma, yani şu duvarımızda saklı olan, aleme bakıp da harabe olan, aleme bakıp da harabe olan şu varlığımızı düzeltebiliyorsak saray olur. O sarayda padişahın hazinesi görünür. Ben gizli bir hazineydim. O hazine o hazineye işarettir. Yani varlık hazinesi. Varlık insanın kendisine. Yani sen kendinde ara diyor. Sen kendinde değişip dönüşeceksin. Gayretin üzeri değişip dönüşeceksin. Beni yanlış görerek değil. Bununla nereden çıkmıştık? Hüsnü zandan çıkmıştık. Bana hüsnü zan ile bak. Hüsnü zan ile bakarken kendini değiştir, dönüştür. Çünkü hüsnü zanla bakmazsanız aklınızdakini yakıştırırsınız. Orada donarsınız, betonlaşırsınız. Buna bloke olmak mı deniliyor bilgisayar diliminde? Bloke edersiniz, orada kalırsınız. Haktan mahrum kalırsınız. Ama yok, gönlünüz açık, her şeye açıksınız. Ahlaki noktada, helali noktada. Her şeye ahlaki ve helali noktada açık iken, o açık olmanızla da her şeyin kendi üzerinize akışını görürsünüz. Yani hiçbir şeye kayıtsız kalmazsınız. Her şey üzerinde de hakkı müşahede edebilirsiniz. Gönlünüz, göğsünüz gelişir. Ama siz oraya bir yakıştırma yaparsanız, bloke olursanız ne olur efendime söyleyeyim, olacağı tek şu şudur, sıkıntı. Kabz olursunuz. Göğsünüz daralır. Ve Hızır o gerçekleri söylediği zaman kabz oldu. Daraldı, tutuldu. Kendisiyle yüzleştiğinin farkında değildi. Hızır'ın kendisini nasıl öğrettiğinin bilincine onun için ikinci ayağa geçemedi. Lakin ilahiyatta ne isteniyorsa, istenilen peygamber mertebesinde isteyen birisi var ise Cenab-ı Hak onu karşılıksız bırakmaz. Yani Hızır nazar itibariyle de Hızırlık ahlakını ona nazar itibariyle de vermiştir. Bu istisnasız öyledir. Yani Hazreti Feyz-i Akdes'ten, Cenab-ı Hakk'ın Feyz-i Akdes tecellisinden birçok noktada da Cenab-ı Resul, orada Musa Resul, Feyzat'la şeyi almıştır. Hızır'ın ahlakında yanında durmaz. Yani Kırat'ın yanında duran ya huyundan ya kılından kapar derler ya. Bir şekilde ondan da almıştır. Ama kemaletiyle Hızır olmamıştır. Bunun da sebebi şudur. İlk önce son şıkkı anlamlandırayım. Eğer bir kişi bu alemden görünüş itibariyle duvarını örüp de kendi varlık alemine çekilir, iç aleme feyzu akdesle beslenmeye başladığı zaman yer değişir, başka bir yer olur ki ne? Gördüğünüz mekan, mekanlıktan çıkar, varlık deryasının tecelli mahalli ve deryası olur. Ve sizin varlığınız, bedeniniz size bir gemi olur. Varlık tecelli, hani ilahiyatın tecelli ettiği bu alemde sizin bedeniniz bir gemi ve sizin geminiz içinde siz yaşarken emin olun ruhaniyetiniz itibariyle beden değilsinizdir. Çok farklı bir varlık haliniz vardır. İnsan manadır, ruhtur. Beden sadece onu taşıyan bir araçtır. Ya şimdi oraya geliyoruz. Takdir-i ilahi, yani belki doğuşata bir cevaptır bir yerine. Ve kendi varlığımız ile gelip geçici olan misafir değil midir? Gelip geçici olan kişi misafirdir. Ve bedenimiz itibariyle misafirizdir ve ruh bedene misafir değildir. Bedenin kendisi ruha misafirdir. Sen bedene bakıyorsun. Bırak. Ne ikram ediliyorsa onu ye.
ve hakkani olarak gör. Yani kendinden soyun, sus, susmasını öğren. Susmadan hiçbir şey öğrenilmez. Babamın yanına ilk gittiğimde habire soru bombardımına tutuyordum. Efendim şu şöyle değil mi? Bu böyle değil mi? Şu şöyle değil mi? Ama bilmek adına. Hani ben bilmiyorum ya, birisi mühür vursun. Yani tasdikleyici, kriter edici, referans verici, temel oluşturucu, düşünceme temel oluşturucu referans arıyorum. Bulamıyorum. Kitap da okuyamıyorum. Okuduğum kitapları da yasaklamışlar. Artık elime kitap da gitmiyor. Yani efendim yasaklamadım. Manen itibaren yasaklanmış idim. Takdirle. Efendime söyleyeyim. Okuyamıyorum. Şudur budur. Cevap arayacak yerim de yok. E ne yapıyorsun? Referans verecek emin olduğun bir yer var. E ona soruyorsun. O öyle değil mi? Bu öyle değil mi? Bir baktım ki ne, iş başka. Yani cevap veren, yani sorularımıza daha sormadan cevap verilmeye başlıyor. Aklımda olanlar bir şekilde cevap bulmaya başlıyor. Bir daha baktım, beni gören birisi var. Beni duyan birisi var. Beni tanıyan birisi var. Ya görüldüğümü görüyorum, duyulduğumu duyuyorum, bilindiğimi biliyorum. O zaman hiç soru sormamaya başladım. Sadece sustum senelerce. Çıt diye dediğim bile yok. Bazen emir verirdi. Konuş derdi, bakayım konuşurdum, bir şeyler anlatırdım. Ne anlattım bile hatırlamıyorum. Takdirle. Yani burada anlatmak istediğim, eğer oradaki şeyi görmek istiyorsak evvela susacağız. Çünkü ben aklımdaki şeylerle onlara cevap bulurken kendi istediğim manaların cevabını buluyordum. Ama Abdullah değerli üzerinden, değerlinin bildiği hal üzerinden, onun melake yoğunluğunun hali üzerinden o ilmi bilmiyordum. Bu şuna benziyorum. Bir insan bir kitap yazıyor. Kitabı okuyorsunuz. Kendi aklınızın getirileriyle kitabı okuyorsunuz. O yazanın aklıyla okumuyorsunuz. Kendinizden soyunmadan, onunla özdeşmeden nasıl onun aklıyla hikmet erebilir? Hikmet, biz diyor birine hikmet verdiysek diyor, ona bolca hayır vermişizdir. Yani kendi varlığımızın hali üzere tavırlar vermişizdir diyor. Hayır Allah'tandır. Çünkü Allah hayır mutlaktır. Hayır mutlak olarak biz hayır üzeriysek, yani kendi nefsimiz değil, hak içinsek, orada varlığımızdan akan şeyle yapmaz zorundayız. Yani şurada siz eğer gerçekten iman edindiğin bir insansa, bir örnekleme yapıyorum. Şurada ihtiyaçlı bir insan varsa, gerçekten iman ehli, babam onu şöyle anlatır, yorum derdi, bazen benim ihtiyacım oluyor. Lakin geliyor, bakıyorum ki kendisinin ihtiyacı var. İhtiyacımız olduğu halde tutuyorum, veriyorum. Benim elimde olsa vermem. Lakin elimde değil, veriyorum derdi. Şimdi burada anlatmak istediği hakikaten güzel. Yani oradaki hayır geldiği zaman, ciride, orada bir hareket başladığında gerçek diri. Herkeste olan, her şeyde olan, her şeyi diri tutan Allah'tır. Her zaman dirisi Allah'tır. Bütün mekanları varlığıyla diri tutan Allah'tır. Ve o diriliğiyle senden bir hareket çıkarttığı zaman hayrı üzere çıkartır ki sen ihlaslı, Kudüs esmasının tecellisi ihlastır. İnsan üzerinde Kudüs esma, Kudüs saf, katışıksız olmak demektir. Saf, katışıksız. Allah zatıyla saf, katışıksızdır. Yanında kimse yok ki kendisine katışsın ki. Onun için saf zatıyla katışıksızdır. Tavırlarında da kimse üzerinden tavır bulmadığından sebebi, kendi varlığından tavırda bulunduğundan sebebi, yani nedeni kendinde. Başka bir şeyde neden bulmuyor. Tavırlarında da Kudüs'tür. Atışıksız da Kudüs. Yani başka bir şeyle nedenini bularak tavırda değil. Kendi varlığıyla nedenini bularak tavırda olandır. Bu sebepten dolayı hem fiilatıyla ve sıfatların tecellisi itibariyle Allah-u Alem Kudüs'tür. Hem de zatının kibriyasıyla başka bir varlığının karışımı kendisinde olmadığından sebebi Kudüs'tür. Saf, temiz, en mukaddes bir şekilde varlığının hakikatinde yaşar. Şimdi diridir demek daha doğrudur. Özür diliyorum. Biz uçtuk gittik. Nereye geldik? Son noktaya mı geldik? Şu gemi delinecek. Heh, gemi delinecek denilmedi de sağını solunu parçalamıştı. Takdir ilahi. Geminin kendisine diyor ki ne? Yani duvarınızı ördükten sonra gerçekten bu varlık aleminde eğer diyor. Burası çok önemli. Nasıl ki ben sana Allah bize iki deryayı gösterdiği ve iki deryanın buluşturduğu nokta gibi bize kainat-ı mübinden konuşuyorsa, kitab-ı mübinden konuşuyorsa ben de eylemlerimle sana konuştum. Eylemlerimle senin üzerinden kendimi anlattım. Aynı eylem üzerinde hem kendini anlatıyor, aynı eylem üzerinde hem Musa'yı anlatıyor. Musa'nın kendi hali üzerinden gönlüne tercüman olarak Allah'ı anlatıyor. Kendisinin ilahi sıfat tecellisini anlatıyor. Ve bu şekilde varlık tecellisini bulduğun zaman diyor örtün diyor. Kul, Abdo. İşte o çocuktan bir tanesinin ismi Abdullah'tır. Hazreti Resulullah Efendimizin Muhammed esmasından sonra en büyük esmasıdır. Abdullah, kul. Örtülere bürünen diye emir vermiştir. İlk başta örtülere büründü, hakikatle uyandı, sonra gene örtülere büründü. Bu sefer ümmetim diye. Allah'ın hizmetkarı. Aynen. Hizmetine soyundum. Ne derse odur diyor. Ben buyrulanım diyor. Kulum diyor yani. Abdullah. Hızır'ın bir ismi de Abdullah'tır. Ben buyrulanım diyor.
O çocuk en saf haliyle katışıksız olarak Kudüs esmasının tecellisi gereği Hızır'da tecelli ettiği için çocuk remziyeti vardır orada. Böylesi bir şey. Takdir ilahi. Çünkü çocukluk aynı zamanda saflık içerir. Ruhaniyeti itibariyle de saf bir şekilde, gayri iradi ile Cenab-ı Hak ruhaniyetine nasıl tecelli ediyorsa, nasıl bir melake yoğunluğu oluşturuyor, nasıl bir içgörü oluşturuyor, bir iç sesleniş oluşturuyorsa o şekilde hareket ediyor. Daha fazla değil. Bu da keşif noktasında çocukluk devresidir. Kemalet devresi, alemde kemaletini bulma devresi değildir. O İsa ile Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz de kemaletini bulan bir şeydir. Şimdi toparlayalım bu bağlamda. Yani orada söylemesi, sen ne yaparsan o sana öyle cevap verecektir diyor. Onun için bir hadisi kutsi söyleyeyim, belki tam anlamlanır. Hadisi kutsi şudur. Diyor ki ne Allahu Alem, kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle davranırım. Bir hadisi kutsi de ben kulumun zannıncayı biliyorum. Bu çok önemli iki hadisi kutsidir. Hangi noktada? Kulumun zannınca demesi şudur. Yani sen aklında şöyle şöyle biçimlendiriyorsun, yapman hüsnü zandır. Ve Allah onu kabul eder. Musa'nın bir hikayesi vardır bu bağlamda. Musa aynı şekilde gene Musa. Efendi Hazretleri bir gün yoldan geçiyor bir çoban. Yanında sesli düşünüyor. Ya diyor ya Rabbi diyor yanımda olsan bir kız olsan saçlarını ayıklasam seni sevsem seni tarasam seni baksam filan diye düşünüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı orada bir şekle büründürmüş. Şekli üzerinde Cenab-ı Hakk'a sesleniyor. Hazreti Musa diyor ki ne ya diyor Allah böyle değildir. Mekandan münezzeh şekilden münezzehtir diyor. Ne ediyorsun diyor sen. Adamın hali bozuluyor. Ben yanlıştaymışım meğer diyor. Şimdi burada önemli olan ilke şu, bakın bir kızı alıp onu Allahlaştırmıyor, ilahlık sıfatları yüklemiyor. Allah'a açıyor, alıyor, kendi zannı neyse o zannında biçimlendiriyor. O hüsnü zandır. İmanı var, Allah'a imanı var bak. Allah'a imanı var, imanı olduğu varlığı kendinde biçimlendiriyor, bilmiyor, saf çünkü. Akli yeterliliği o yönde işlemiyor, işlemediği için kabul. Onun için diyor ben kulumun zannı üzere, yani Allah'a iman ettiniz. Hangi zan üzere Allah'ı düşünüyor, tefekkür ediyorsanız Allah katında kabuldür. Bilinmek yine araçtır. Çünkü önemli olan orada onu kız gibi düşünmesi değil. Orada Allah'a seslenişi, yakarışı, onu bilişidir. Önemli olan oradaki niyettir. Allah niyetine bakıyor, seslenişine bakmıyor. Onun için burada bir ayet daha tecelli eder. Allah suretlerinize bakmaz. Suret burada huzd olarak yani ayetteki tecelliyat itibariyle. Suret oradaki yani hikayedeki tecelliyat itibariyle. Suret orada şeyin... Çobanın o sureti değil, kızın sureti, kız bakımında suretlendirmesi değil, kelamı itibariyle söylemez. Çünkü kelam da bir surettir. Duygularınızın, manalarınızın biçime gelişidir. Havada şekilleniyor, heykelleniyor. Heykeli kırıyorsun, putunu kırıp içindeki manayı alırsan ne mutlu. Yani orada sana bir ruh üfleniyorsa, sizdeki o kelam heykelleri illa budur manaları kırılıyorsa, orada zaten kelamdan nefes alınır. Biz ruhumuzdan üflediğinin bir manası da tecelli itibariyle tevil manası, tefsir manası değil. Tevil manası ise hak muhabbetinde hakkın veli kulunun dili olduğu anda kişileri kendi varlık halleri üzerinden irşad ederken kendi varlık halleri üzerinden de kendine yetiştirmesidir. Çünkü orada ilahi kelamda kendi varlığının nefesini veriyordur. Biz Adem'e ruhumuzdan üfledik. Yani kelam aynasından kendimizi gösterdik. Adem halk alemine biraz daha çok daldığı için biz ondan hoşnut olmadık diyor fazladan. Şimdi burayı geçeyim. Hızır'a gene geliyorum. Sen ki hakikati buldun. Sen ki kendi varlık duvarını ördün. Hak cephesiyle artık bakıyorsun. Feyz-i abdestten besleniyorsun. Yani hazineyi buldun diyor. Hazineyi artık biliyoruz yani. Gizli hazineydi noktası. Remziyet itibariyle. Buldun diyor. Artık diyor bu alemde gemi oldun. Beden yani çünkü hak aleminden baktığın zaman yer değişti başka bir yer oldu. Mana deryası olur. Her şey ilahi tecelliyatın deryası olur. Vahdet deryası olur. Vahdet deryasında diyor sakın ha diyor kendinden bir tavır sergileme diyor. Sergilediğin zaman hüsnü zan üzeriysen eyvallah ama kendinden tavır sergilediğin zaman diyor hak da sana o şekilde tavır eder. Niye? Şunu şöyle anlatayım. Sen ki mesela örnek Musa'dan dinlendireyim. Dillendirişim şöyle olsun. Musa dedi ki ya Rab bana görün. O da dedi sen beni göremezsin. Bana görün emri veriyor bak. Allah orada emri şeyi kabul etmiyor. İlah uluhiyete dokunuyor. Azamet sıfatıyla görün diyor. Azamet sıfatıyla göremezsin diyor. Ama Muhammed Mustafa öyle demedi ki. Göklere yükseltti. Kendi varlığının hakikatine yükseltti. Çünkü o hiçbir zaman bana görün diye bir emir vermedi. Ya Rab sen diye avucunu açtı. Çaresizliğini sundu. Ben bana görün derken hala Musa olan bir olgu var. Sen derken kendi varlığından soyunma hissiyatı var. Bana görün diyor. Hala Musa var bir görme fiiliyatı var. Nasıl görecek? İmkan var. Yanına dışına çıkamıyorsun ki gidip göresin. Bana var bir kere. Yani. Ama Hızır'a gittiğin zaman
Yani sen nasıl tavırda olursan o sana öyle tavırda olur. Bunu mesela biraz daha genişleteyim. Yani Hazreti Resulullah Fahri Kainat Muhammed merhamet sıfatıyla merhamet güneşidir. Merhamet güneşi olmasıyla zaten Rabbül Alemin rahmetil alemin olur. Herkese o hüsnü zaniyle açık oluşuyla da ben bütün alemlere gönderilmişim demişler de birçok noktada da anlamlandırılabilir. Aklın temsilcisi olarak da küllü aklın temsilcisi olarak da bu alemdedir. Onlar ayrı. Ama o merhamet sıfatıyla tavrı sebebiyle dekine Cenab-ı Hak ona merhamet damattı. Kendine çekti. Göklere yükseltti. Hiç kimseye vermediğini verdi. Ondan önce o şekilde yükselen yok. Belli gök katlarına çıkıp gelen var. Cenab-ı Hakk'ın lahutiyetine çıkan yok. Bu şekilde yüksek derecede bir tecelliye mazhar oldu. Peki görmüş müdür? Evet görmüştür. Ama sıfatın tecellisi itibariyle görmüştür. Fiiliyatın tecellisi itibariyle görmüştür. Allah'ın zatını görmemiştir. Peki zatını görmesine engel neydi? Kulluk perdesiydi. Muhammed perdesinden bakıyordu. Çünkü bir şeyi müşahede edebilmeniz için, görebilmeniz için sizin de olmanız lazım. Ahadiyetin yanında kimse yoksa nasıl göreceksin onu? Yer yoksa nasıl göreceksin onu? Onun içindir ki kulluk perdesi üzerinden Muhammed Mustafa'dır ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Kulluk perdesinden, Muhammed olma kulluk perdesinden Cenab-ı Hakk'ın Fahri Kainat Muhammed Mustafa Efendimiz müşahede etmiştir. Hangi biçimde müşahede etmiştir? Onun zevkine aittir. Onun üzerine hadisler de var. Melekleri görmesi, ayağını sabit dediğimiz o meleklerin yapılarını görmesi, onun üzerine söylediği hadisler de var. İsteyen Miraç hadisesini özellikle inceleyebilir, özellikle zevk edebilir ve bu dinin en kamil miti olur. Miraç hadisesi bu dinin en kamil mitidir. Bu alemi, bu alemin şekillerini anlayabilmek adına o miti çok iyi bilmek lazım. Bu miti de bize anlatıyorsun o zaman. Abi o çok uzun ya. Var mısınız? Şimdi toparlayayım. Diyor ki kardeşim Musa, dillendirerek anlatıyorum, böyle bir söylemiyorum. Halini dinledim. Kardeşim Musa, sen ki hakikat deryasında, varlık deryasında, Allah-u Alem'in varlık deryasında yaşarken kendine varlık verdiğin anda sana o şekilde varlık tavrında olacaktır. Onun için fakro, kendini gösterme. Tavırda olma. Ben olarak tavırda olma. O olarak tavırda ol. Ben kendi iradem dışında onun iradesiyle yaptım. Sen de kendi iradenle böyle yüklenme. Her ne kadar her doğruyu biliyor olsan dahi her doğrunun başka bir deryanın varlık deryasında bir hüküm taşımaz. Allah bu şunu demektir. Kanun koyucu kanunu bozabilir kardeşim. İşin asıl astarı budur. Yani Musa sana bu kanunu koymuştur tamam. Ama o öyle bir kanun koyucudur ki başka bir varlık deryasında o kanunun işlerliği olmaz. Başka bir kanun işler. Çünkü birisi bu aleme bakıyor şeriat, yasa, zorunluluk. Diğeri ise gönül alemine bakıyor. Mana alemine bakıyor. Orada sevgi, muhabbet var. Bu da bize şunu, hikaye şunu işaret ediyor. Kişinin kamilden beslenişi sevgiyledir. Yani sen kalkıp kendini koyarak ortaya rabıta kurmadın. Rabıta sevgidir, bağ kur. Yani kelime lügat manasıyla bağ kurmaktır. Peki neyle bağ kurarsınız alemde? Sevgiyle kurarsın. Neyi seviyorsanız ona manen bağlanırsınız. Seveceksin diyor. Tutkuyla, aşkla, muhabbetle ki yanlış görmeyesin. Yanlış görmemenin haline hüsnü zan. Olumlu bak. Olumlu bakmak, hikmete açık olmak demektir aynı zamanda. Olumlu bakmazsanız hikmeti nasıl bilebilirsiniz? Çünkü direkt hemen bloke ediyorsunuz. Bu böyle diyorsun. Ha bu bardak. Bu bardaktan 100 tane mana çıkar. Kardeşim bardak dediğimiz sopurdu onu dondurup gidiyorsun. Eksene gelmek. Enerjiyi eksene toplamak. Tabii. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bu önemli bir konudur bu noktada. Sohbet üç türlüdür. Bir, sohbeti edildiği zaman sohbet edilen şeyin manasına ermeye çalışmak. O an dinleyici olarak yani sükut ederiz kendi varlığımızda. Orada ne söyleniyorsa öğrenmeye çalışırız. İki, orada tecelli belki tarafıyla bize ders verir, dersleri öğrenmeye çalışırız. Yani orada hikayeden kendimize, o dersten, o sohbetten kendimize dersler çıkartırız. Üç, sohbette orada derslerden daha çok ders vereni görmeye çalışırız. Şimdi Hızır orada bize bir manadır. Ama Hızır'dan ders veren Allah'tır. Şimdi toparlayayım bu bağlamda. Ya Musa diyor, sen nasıl davranırsan o sana öyle davranır. Onun için cebbar diyor. Zorlayıcı. Sen cebbarsın ya diyor. Zorlayıcı diyor. Bak, çünkü bakın bunu şöyle anlatayım. Bu sıfatların eşleşme noktasında Allah-u Alem'in esmalarının tecelliyatı noktasında zırhlı ve asli tecelli olarak iki ayrı. Fena ve beka tecellileri vardır. Bunlar iki ayrı. Çok karmaşık olarak söylediğim bu şeyi açıklayayım. Hazreti Musa eyvallah. Hazreti Musa Efendimiz ne yapıyor? Çünkü efendim diyorum özür dileyerek söylüyorum. Çünkü hepsi üzerimizde ilahi kudretiyle bir tecellisi, bir varlık hali olan kişilerdir. Onları kendimizde ne kadar diriltiyoruz bu mitlerde?
Yani sevgi muhabbetimiz, bağlılığımızı kurarak ne kadar dinletiyorsak peygamberlere imanı o şekilde yaşar. Evet, Hazreti Muhammed ümmet olarak peygamberimizdir. Ama varlık sıfatlarının açılımı olarak bütün peygamberler peygamberlerimizdir. Bir daha söylüyorum, ümmet olarak Hazreti Resulullah peygamberimizdir. Yani bütün varlığımız onun anlayışı üzere, fikirleri, sünneti vesairesi üzere. Ama varlığın, Cenab-ı Hakk'ın varlığının esma sıfat tecelliyatı itibariyle bütün peygamberler bize hakkı işaret eden, varlıklarında, yaşamlarında, hikayelerinde hakkı gösteren olarak hepsi bizim peygamberimizdir. Her birinde ayrı ayrı bir zevkte Allah'ı buluruz. Eğer gerçekten içine girebilirse. Şimdi toparlayayım. Hazreti Musa Firavun'a gittiği zaman Firavun'un sıfatı ne? Azamet, azim, cebbar. Değil mi? Hazreti Musa da aynısı değil midir? Birisi asli tecelli üzeridir, birisi zırhlı tecelli üzeridir. Zırhlı tecelli ile asli tecelli arayan mantıksal ilke nedir? Püf nokta denilen şey. Birisi kendi varlığı üzere enaniyettedir, birisi gerektiği gibi yaşamaktadır. Yani o sıfatın tecellisini kendine varlık vermeden yaşamaktadır. Yani azametse kendi nefsi için değil, hak için azamettedir. Mesela bunu nereden anlayalım? Harun'a kızışından anlayalım. Harun'a kendi nefsi için kızmadı ki. Allah'a olan sevgi ve muhabbeti sebebiyle cebbar oldu orada. Orada ilahiyatta cebbar olarak kızan aslında Hazreti Musa'na kızan, Harun'a kızan oydu. Bu Harun'a bir derste, Harun her ne kadar dese ki ne, ya anamın babamın oğlu ben kendi şeyimden yapmadım demiş olsa bile, yani oradaki şeye ayak uydurdum demiş olsa da hiçbir şekilde yapılan yanlışta hakkani noktada ilke koyulduktan sonra çiğnenemez. Önünde durulur, can bile verilmesi gerekiyorsa. Ayak uydurmayacaktın manasında. Ha senden değilmiş dedi, Allah merhamete orada tavrını çekti. Bak dersini verdi, merhamete çekti. Şimdi o korkuyu yaratır, bir daha Harun onu yapmaz. Bu çocuk eğitiminde de böyledir. Siz eğer kendi nefsiniz için çocuğa, yani çocuğunuz geldi sizi uykudan uyandırdı. Uyandırdı, ya kardeşim ne diye uyandırdım, pataküte yaparsanız kendi nefsinizdendir. Ama çocuk uyandırdığı zaman değil, yanlış yaptığı zaman ona kızarsanız, bağırırsanız, bakın bunu velayet ve nübüvvet olarak da anlatabilirim ama ilk önce bu şekilde anlatayım. Siz ona kızarsanız ona sınırını, haddini göstermiş olursunuz. Çünkü eğer onu o yaptığı yanlış dolayısıyla oğlum böyle yaptı, kızım böyle yaptı derseniz, onu o şekilde şımartırsanız onun geleceğiyle oynamış olursunuz. Yani siz seviyorsunuz, bir şey demeyeyim. Sen kendi nefsin için yaptığın şey sebebiyle çocuğunun helakına sebep verirsin. Orada haddi neyse haddini göstermek lazım. Ceza mükafat. Yani ilkeyi koymak lazım. Eğer yapmazsanız bir çocuğunuz var sadece, o çocuğunuza bütün varlığınızı yığıyorsunuz. Çocuğunuz sonra da canavar oldu, geleceği gitti. Dünyanın içinde, dünyanın kuyusunun içinde, karanlık bir kuyuda Cebrail bile vuramaz, aydınlık bile vuramaz. Yaşadı gitti. Battıkça batar. Peki bunun, yani burada bir problem daha var. Mesela ya kardeşim velayet itibariyle biliyoruz ki bir kalp kırmak, hakkın mekanını kırmak olarak Kabe'yi dahi kırmaktan beterdir gibi bir manevi söz vardır. Yunus Emre'den kinaye. Takdirler. Bu bağlamda çocuğumuzun kalbini veyahut da şunu bunun kalbini kırmamamız gerekir mi? Evet doğru, kırmamamız gerekir ama haddini aşmış noktada kırmamız gerekir. Çünkü haddin, yani bir şeyin hakkını göstermek, bir şeyin hakikatini göstermek, o kişiyi sınırlandırmak, o hakikat doğrusunda, o hakkı doğrusunda hareketi getirir. Bir kişi haklar üzere hareket ediyorsa hakikate memur olur. Hakikati hayatında yaşamaya başlar. Ama sınırını bulmaz ise, çünkü hakikat sınırlar üzere yaşanır. Sınırlar üzere müşahede edildiği gibi sınırlar üzere yaşanır. Onun için sınırlanmak şarttır. Abdiyet bu noktada çok önemlidir. Şimdi bu bağlamda toparlayayım, geleyim. Ya Musa diyor, ben öyle bir cübbe giyinedim ki varlık gemisi olarak hiç kimsenin göremeyeceği şekilde kendini sakladım. Herkese herkes gibi görünürüm. Yaptığım eylemlerle, görünüşlerimle kendimi gösterirken saklayanım. Bunu nereden şey diyoruz, ontolojik olarak görüyoruz. Yani hangi Allah-u Alemin ahlakı olarak görüyoruz? Allah ki bütün zulmet aleminde tecelli etmiştir. Zulmet aleminde her şeyi birbiriyle yarattığı, birbiriyle var ettiği, birbiriyle ikame ettiği, birbiriyle idare ve idame ettiğinden sebebiyle kendisi fiiliyatıyla aşikar olmasına rağmen iman dolu gözlere, algıda, duyularda, görünenlerle bakan, iradesi, keyfiyetiyle bakanlara sırlanmıştır. Bu iradesiyle sırlanmış olmasından sebebiyettir ki ne? İradesiyle, yani kendisi asıl, ben de bu şekilde sırlananım, yani Allah'ın ahlakı üzereyim. Onun içindir ki Evlullah'ta dahi bu ahlak vardır. Hangi noktada? Hızır ahlakı gibi bir nokta vardır. İlk önce şu nübüvvetin işini tamamlayayım, ondan sonra velayet ve nübüvvet. Mesela velayet gereği kişinin kalbini kırmak, hakka uzaklık getirir. Ama nübüvvet gereği ona haddini göstermek,
onu sınırına taşımak en büyük fazilettir. Evet, yanlış gördüğünüz zaman kalp de kırılır, adam da kesilir yani. Kesmeye kadar varılmasın da Allah göstermesin. Yani çünkü onun haddini göstermek, onun varlığının hakkını göstermek için gerekli olan bir şeydir. Nübüvvette bu yapılır, velayette yapılmayabilir. Adam çok böyle hassas olur, kimseye kızası gelmez. Mazlum mazlum yaşar, Harun gibi, Musa gibi birisi de gel, niye böyle davranıyorsun, böyle davranman sonuçta büyük bir felaket çıkartabilir. Neticesi itibariyle bakar. İşte neticesi itibariyle bakıyor. Bu sebepten dolayı yine Musa ile Hızır kıssasına dönersek, takdirler, Musa kader bilgisine sahiptir. Kader, yani olanın ölçüsü. Biz her şeyi bir ölçü üzeri yaptık. Zorunluluklar, zorunluluklar ölçüyü getirir. Hızır ise kazaya, yani fiiliyatında hakkın görülmüşler, fiiliyatında neticenin, yani kaza sonuçta olgunun, bir de kaderin yani ölçünün sonucudur. Sonuç üzerinden gerçekleşecek bilgiyi gösterendir. Yani biri olanın bilgisiyle bakar, diğeri ise olacağın bilgisiyle bakar. Aslında birbirlerine bu yüzden şeydirler, aynadırlar. Bu yüzden aynadırlar. Aslında mitolojidir o ikisi. Evet, tabii. Birisi kelam sıfatını dışta bulan, birisi içte bulan. Bak. Birisi asli tecelli üzeri dedik Musa. Diğeri bir bakıyorsun zırli tecelli, gölge tecelli. Kim o? Firavun. Çünkü nefsi üzerinden cebbar. Allah üzerinden cebbar değil ki. Allah üzerinden azamet tavrında değil ki. Nefsi üzerinden azamet tavrında. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne efendime soruyorlar. Diyorlar ki ya sizde ne büyük kibriya var? Bizim kibriyamız diyor kendi nefsimizden değil. Azameti kibriyadandır. Yani. Böyle bir kibriya varmış. Şimdi burada kendini koyup koymadı. Yani heva. Burada kendinden kastın ne? Ya kardeşim bu kendi yok olur mu? Hızır'ın işaret ettiği kendinin yok edilişi değil. Kendinden fena buluş değil. Karakter ve kişilikte fena buluştur. Çünkü hiç kimse kendini bırakamaz. Buna da imkan yoktur. Bunu şimdi bu bağlamda toparlayıp yolumuz ayrıldığı Allah emretmiştir Hızır'a. Artık buradan yani bunu şöyle diyorum. Yolunuz ayrıldı artık. Sözünde dur. Yani sözünde dur. Yani artık bende ısrarcı olma. Beni zorlama. Çünkü Allah da onun gönlünde buyurdu ki artık ayrışın. Ayrışının hikmeti şudur. Takdir ilahi. İki derya. Başta sizler aradayken arkadaşlarla konuşuyordum. Baştaki söyle aslında sonucu belirlemiştir. Baştaki söyle şudur. Baştaki söyle iki derya birleştiği yerde diyor. Buluştuğu yerde diyor. İki deryanın buluştuğu yer diyor. Ayrıştığı yer demiyor. Kaynaştığı yer, pardon ayrıştı diyorum. İki deryanın buluştuğu yer diyor. Bir daha söyleyeyim. Birbirine karıştırdığı yer demiyor. Bu şu demektir takdirler. Her ne olursa olsun her şey size sınırlarınızı gösteren bir denge unsurudur. Musa'ya Hazreti Hızır kendi varlık hallerini nasıl yaşaması gerektiğini, sonuç itibariyle gemiyi delmesi veyahut da gemiyi harap etmesiyle nasıl yaşaması gerektiğini gösterirken, kendisini gösterirken, kendisinin ilahi tavırlarını nasıl, hangi ahlak üzere yaşadığını gösterirken, Musa'nın da o şekilde yaşaması gerektiğini öğretisini onun yaşadığı haller üzerinden örnekleyerek göstermiştir. Ve bu gösterişin içinde ayrışma değil, dengesini getirmek istemiştir. Onun için buluştuğu yer diyor ve bu gibi derslerde ki mürşit derslerinde kişinin kendisi, bir daha söylüyorum, kişinin kendisi hiçbir şekilde değiştirilmez. Kişiliği değiştirilir. Kişi değişmez ki. Çünkü varlığı alem Cenab-ı Hak herkesi ferdiyette, biriciklikte yaratmıştır. Onun varlık sıfatlarıyla, yani Musa hiçbir zaman Hızır olamaz. Hızır'ın ahlakı üzeri yaşayabilir, onu alabilir. Yani buradaki söyle sizi değiştirebilir, dönüştürebilir, oluşuma doğru sevk edebilir. Ama siz olarak yapar onu. Yani siz ben olamazsınız. Ben de siz olamam. Sadece paylaştığımız şu konu, sizi farklı bir görüş bakış açısıyla, sizin daha önce aldığınız bilgiyle daha farklı bir pencereden bakmanızı sağlayabilir. Mühim olan da budur. Böylesi bir dönüşüm ve değişim olur. Yani sizin karakterinin üzerinden kişiliğinizi yitirerek, hangi kişilik? Nefsinizle bulduğunuz kişilik. Veyahut da doğrusunu böyle mutlak olarak doğru budur diye bulduğunuz kişilik. Niye yitirerek? Yepyeni bir kişilikte karakterize olmanızdır. İşte o duvarın örüşü de üstüne oturmak işte öyle bir şeydir. Neye neden de olmak? Hakkın ilahi sıfatları, Allah'ın ahlakıyla ahlaklarımız noktası. Şimdi bu bağlamda iyice toparlayalım takdir ilahi. Hızır orada dersini verdikten sonra, ayrıştıktan sonra şudur. Herkes kendi fıtratı üzere esma asası neyse, varlık halleri neyse mürşidinde bulacağı kendi varlık esmalarına varışıdır. Kendi varlık esmalarına vardıktan sonra biricikte o yeni aldığı şeyle yapılanır ve yeniden yeni bir doğuş ile
alemde yepyeni bir bakışıyla yaşar. Ama bu sefer Musa eskiden alemden okurken kendi varlığından hakikatle artık okumaya başlar ama yine Musa'dır. Musalığı değişmez. Şahsiyet değişmez. Ve bu şunu işarettir. Hiçbir mürşit, hiçbir şekilde kendisinin olması noktasında hiç kimseyi zorlayamaz. Hiçbir şekilde zorlayamaz. Bu şu demektir. Yani ben bir şey öğretiyorsam, öğrettiğim şekilde sizi bekleyemem. Ben bir şey yaşıyorsam, yaşadığım şekilde sizi bekleyemem. Çünkü sizin istidatlarınız, sizin varlık halleriniz var ise, ki mürşit olarak denilecek olursa bu, var ise o sıfatlarınız üzeri yaşayabilirsiniz. Sizin sıfatlarınızı yok etmem dedem, sizin üzerinizdeki ilkesel tavırları, ilkesel tavırlar üzere hakkani tavırda bulunan hakkın varlık sıfatlarını çiğnemem olmam demektir ki ne? Sizi orada helak etmem, sizi orada değiştirmem, o şekilde dönüştürmem, Allah-u Alem'in varlık sınırına çizgi çekmektir. Hızır da bunu şu manada anlatıyor. Diyor ki ne? Sana verdiği sıfatlar itibariyle sen öylesin. Bana verdiği sıfatlar itibariyle ben böyleyim. Ne ben senin ilmine vakıfım, sen de benim ilmime vakıf olamadın gibi bir söylemde bulunuyor. Yani sana verilen biricikliğiyle bana verilen biriciklik ayrı bir şey. Beraber bulabiliriz, dengimiz olabiliriz, beraber konuşabiliriz, beraber birbirimize. Çünkü deryanın bir tanesi aynı dengede olmasa karışır birbirine. Yoğunlukları farklı olarak aynı olarak dengede tutulur. Bu noktada ikimiz birbirimizin sohbetinden, ilminden istifade edebiliriz ama karakter olarak değil, kişilik olarak bu şekilde değişimlerimiz olabilir ama varlıksal olarak, esmalarımız olarak değişim olmaz. Ben Hızırlık görevime devam ederim. Sen de Musalık görevine devam edersin. Benim onu değiştirme hakkım yoktur. Yani sizin gerçek varlık halinize dokunulmaz. Sizin kendinizin varlık halinize dokunulmadığı gibi sadece karakterinizde bir dönüşümüne sebebiyet verilir. Mühim olan da odur. Eğer bu şekilde kişi kendisiyle aynalaşıyor, gönlüne tercüman olunuyorsa, kişi kendisiyle aynalaşıp hakkın müşahadesine yükseltiliyor ve iman buluyor ise, bu bağlamda Allah-u Alem lütfüysem irşada memur olmuştur, irşada almıştır demektir. Yani farkındalığa gelmiştir. Çünkü irşat farkındalığa getirmek demektir. Nasıl bir farkındalık? Sebepler dairesinden koparıp Cenab-ı Hakk'ın farkındalığına getirmek, kendi varlığından koparıp kendi üzerindeki tecelli edenin farkındalığına getirmek. Ve bu bağlamda toparlayıp kişi fakra ererse, fakir demek fakirlikten gelir. Fakir. Fakir demek ihtiyaçlı olan kişi demektir. İhtiyaçlı. Bir kişi varlığıyla hakka ihtiyaçlı olacak, hizmetkar olacak abd. Birincisi şey mertebesinde yani kişinin inanış mertebesinde, kıble ediniş mertebesinde bu şekilde anlamlandırır. Ama hakikati itibariyle fark, Allah size ne verdiyse verdi. Hiçbir şeyle kendinize ekstrada enaniyet tavrında olarak varlık vermemeniz demektir. Onun için diyor fakirlik övüncümdür. Çünkü o mesela Kırklar Meclisi'ne gitmişti eshabına. Kapıyı tık tıkladı. Kim o dediler? Muhammed Mustafa. Biz öyle birini tanımıyoruz. Eshabı ha. Kendisini yetiştirdi. Eshabı Sufyan. Bir daha tık tıklandı. Rivayet olur ki. Kim o? Ebu Mutalib'in yetim torunu. Biz öyle birini tanımıyoruz. Hazreti Ali celallendi. Kapıyı kıracak. Takdir-i ilahi. Yani peygambere kapı açamıyor. Üstelik kendisini sevdiği kişiler, onu da seven kişiler. Aşkıyla yanan insanlar. Kim o? Allah'ın Resulü. Biz öyle birini de tanımıyoruz. Bir daha çalınıyor takdirler. Kim o? Fahru fakir. Fakirlik övüncümdür. İçeriye giriyor. Berek Allah. Bereket Allah'tan. Bereket Allah'tan. Çünkü sizler, bu bir ayettir. Sizler fakirseniz, diyor ki Allah ganidir, sizler fakirsiniz. Allah kadirdir, sizler şeysiniz, acizsiniz diye ayet vardır. Bu ayet ikilik noktasında, dualite noktasında uzakta bir Allah ile sizin arasındaki farkındalığı gösteren bir ayet gibi görünse de aslında kastedilmek istenen şudur. Birlik noktasında kastedilmek istenen şudur. Sizler fakirliğinizi bilirseniz, fakir demek evinde bir şey olmayan, ihtiyaçlı olması ne demesi? Kendisine varlık verecek bir şey yok. Çünkü neye sahipseniz onun da kendinize varlık verirsiniz. İlim, bilgi, para, pul, mülk, neyiniz varsa malın var. Araba, şöhret, giyim, kıyafet, güzellik, beden, neyiniz varsa onu sahipleniyorsunuz, onu da kendinize varlık verirsiniz. Ne zaman ki sahip olmadığınızı anlar, gerçek sahibi görürsünüz, malikül mülk, işte o zaman sizin üzerinizde din sahibi olan Allah'ı görmeniz itibariyledir ki malikiyem din, yolun sahibi, dinin sahibi, ceza günü ayrı, o ayrı, orada da sahip. Tabii sizin üzerinde sizi var eden, her şeyinizde varlık vereni görmüş olursunuz ki ne? İşte o görmüş oluştuğunuzda sahip olmadığınız şeyle artık kendinize varlık vermemektir fakirlik.
Allah size varlık verirken sizin o varlık verişlerinin halinde siz misinizdir sahibi? Malın sahibi hak diyoruz. Mülkün sahibi hak diyoruz. Gözün sahibi hak. Kulağın sahibi hak. Bedenin sahibi hak. Siz neye sahipsiniz? Kişi ne zaman ki sahip olmadığının bilincine erer, kendine hiçbir şeyle varlık vermez. Cesediyle, ismiyle, şöhretiyle, Allah'ın kendisine verdiği tecelliyatlar itibariyle de. Ben Allah'ın Resulüyüm derken Allah'ın kendisine verdiği makam itibariyle varlık veriyor. Ne yapıyor? Biz öyle birini tanımıyoruz. Farun far. Yani kendine varlık vermeyenlerin, yani kendine varlık vermeyişi övüncü olan. Ki Muhammed esmasını o şekilde alır. Yani bir prizma düşünün ki alıp da her şeyi rengarenk, en saf şekilde alıp da rengarenk risale eden. Bu da fakriyete geçerli. İşte Hazreti Hızır'a gittiğimiz zaman bu şekilde yaşa ki hak sende tecelli buyursun diyor. Sana hak, burası çok önemli bir şey. Hak sana tecelli etmesin. Sende hak tecelli buyursun. Sohbet anında kendini unutmak bu fakirliğe bir örnek midir? Tabii. O kıble namazını kılma halidir o. Kıblesi haktır, o sırada varlığı hakikati itibariyle hakkı müşahede ederken hakkı müşahede edişi namaz halindedir. Çünkü namazın halindedir sohbet. Sohbetin kendisi, bir daha söylüyorum, namazın sohbet diliyle dillendirilişidir. Gerçek namazda hakka vakıf olmak da öyle bir şey. Çünkü normal namazda nefis rahat bırakmaz. Sohbet namazındaysa, arif sohbetinin namazındaysa kişi kendi varlığını unuttuğu için kıblesi hak olarak hep hakkı düşünür, hep hakkı müşahede etmeye çalışır. Hanım kardeşlerimiz. Eyvallah. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Çok gevezelik ettim bilmiyorum. Hızlı konuşanlardan da özür diliyorum. Ne yok? Bilmiyorum. Hani hızlı konuştuktan not tutamadılar. İnşallah tutarlar. Zaten not tutturmaz biliyorsun. Eyvallah. Selamun aleyküm.